Bugün size mevzular tonuyla pinch yapmaya çalışacağım. Yani mevzular çekerken konuştuğum ses tonuyla size pinch hikayeleri anlatacağım. Bakalım nasıl olacak? Allah yolumuzu açık etsin inşallah. Geçmiş olsun. Instagram mı açmış? Evet, 1 milyon kişi takip. 1 milyon kişi ilk gün. Evet. Eder. Nasıl fotoğraflar koyacak acaba? Biri stüdyodan kelepçeyle çıkartılırken falan. Hani böyle. Tebrikler, hiç radarına girmeyelim. Bizi seven bir yakını vardır. Bak çocuklar senin hakkında konuşmuş der. Videoyu gönderir. Müge Hanım da videonun tam orasından değil, biraz öncesinden, biraz sonrasından başlar. Benim normal lügatımı duyar falan. Adresimiz de belli işin kötüsü. Belli olmasa bile bulur. Öyle düşün. Hiç biz radarına girmeyelim. Sevgili Müge Hanım'ı seviyoruz. Allah programına düşürmesin, programından da mahrum etmesin. Hiç gerek yok. 1 milyon mu? Bir günde. Baksana profil açıklaması ne yazıyor? Mesela reklam ve işbirliği için adres 155 falan yazıyor mu? Böyle bir böyle bir şey var mı? Bir bakar mısın? Hoş geldiniz aramıza sevgili Müge Hanım'la. Tamam. Siz şimdi kamera sizi görmüyor ya. Siz de alkışlamıyorsunuz rahat rahat değil mi? Böyle geniş geniş. Sizi bulamaz mı zannediyorsunuz? He? Saatimdeki yansımadan seni bulur, seni tanımlayamayabilir. Öyle bir birleştin ki çünkü Armut'la gerçekten. Çok güzel ama. Kurban olayım. Al, senin olsun, o sana verelim onu Tolga. Tamam, sen tekne almışsın bu arada. Anladım. Bunlar böyle zengin oluyor a**ayım. Vallahi bak, oradan armut alıyor, oradan çakmak alıyor, oradan çay falan. Bak, burada samimi bir arkadaşım değil mi? Fırat mesela bugün Allah korusun, ben düşsem beni kaldırmaya gelecek bir arkadaşım değil mi? Ben bu heriften mesela trip yedim. Benim WhatsApp'ı biliyorsunuz. 250 tane WhatsApp grubuna üyeyim. Şu WhatsApp'ta grup açmak bu kadar basit bir şey olmamalı. Artık zorlaştırsınlar. Belediyeye gidip izin alınsın. Şu anda WhatsApp'ımda 250 tane gruptayım. Neden o gruptayım? Blue TV'ye inşallah çok yakında müthiş bir program yapıyoruz. Sizlerin de karşısında olacak. Programın dekoru için ayrı grup açmışlar. Çekimi için ayrı grup açmışlar. Beni niye hepsine sokuyorsunuz? Hiçbirinde Oğuzhan Uğur gördü, görüldü ya da benim yazdığım bir şey okudunuz mu? Okumadınız. Sonunda bana gelin. Ceketteki söküğü 1,5 saat tartışıyorsunuz ya, ben niye onları okuyorum? En sonunda araya girip getir bana dikeyim koyayım diyecektim yani. Pinch'in bir grubu var. Pinch'in montaj grubu var. Gıybet grubu var. Meslek birliğinden bir grubumuz var. Üniversite arkadaşlarımla bir grubumuz var. Kodumun Facebook yüzünden nedense bütün lise arkadaşlarımızla tanıştık tekrar. Buluştuk. Onlarla bir tane WhatsApp grubumuz var. Anasını bit. Bunu gördünüz mü? Görmedik. Bize ne? Bir de WhatsApp, Facebook gibi kullanılmaz. Aile grubu olmak zorunda zaten biliyorsunuz. Ama amca grubu olmaması lazım. Teyze, hala grubu olmaması lazım. Ender amcam izlemiyordur bizi kesin. Sabah bir dua geliyor. Çiçekli. Bir tane böyle kız var. Emoji hareket ediyor böyle. Öğleden sonra aynı adam şey paylaşıyor. Ukrayna ile savaş çıkarsa Ukraynalı mültecilere hayır demeyiz. Kızlar var böyle 5 tane. Şakalar yapılan sitelerden almış. Onları atıyor bana. Ahın ahın diye de gülüyor bak. Ahın ahın çok acayip bir gülmedir. Yaşlı gülmesidir. Ahın ahın. Ahın ahın. Paylaşıyor. Ahın 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 diye gülüyor. Akşam gece bir de gönderdiği şeyler şu değil mesela. Hakka. Böyle video değil. 12 dakikalık video atayım. Ben burada pinch programından teaser kesiyorum. Ekibe atacağım. Ben atamıyorum koyayım. 3 dakikaya geçiremezsin diyor. Ulan bu herif nasıl bunun bug'ını bulmuş da bana? 12 dakika video. Oğuzhan özellikle sen mutlaka sonuna kadar izle amcacığım. Oturacağım 12 dakika. Videoda ne biliyor musun? Çin'deyiz. Abi var bir tane, dükkanını açıyor, dükkanın önünde bir tane evsiz yatıyor, tekmeliyor onu falan. Bir gece dükkanı soymaya geliyorlar, o evsiz adam çünkü iyi yapıyor, çıkıp herifi bıçaklıyorlar. Ren. Yaralıyım Allah'ın evi. Altına böyle bir anda müzik giriyor, adam ölüyor. Sabah dükkanı açmaya geliyor diğer erkek, o bakıyor, aa diyor evsiz yok, ho. Bir yerde kan izi de yok çünkü herifi bayağı böyle yardılar. Biri de gelip yan esnafta şey demiyor, tabii Çin orası, Türk'teki samimiyet yok. Kanka senin adamı adam öldürdüler burada. Adam öldü ya burada. Öyle bir şey de yok. Giriyor dükkana. Güvenlik kameralarına bir bakıyor. Gözden bir yaş. 12 dakika. Ender amca dedim. Burada dedim. Şair dedim. Ne anlatmak istemiş? Evsiz mi tekmeledim ben dedim. Bunu niye ben sonuna kadar izliyorum dedi. Hayatla ilgili dedi. Harika. Ondan sonra bir mesaj başka bir akrabadan. Oğuzhan'cım sonuna kadar izle. 4,5 dakikalık video oturdum. Bir tane CEO üniversiteli gençlere açıklama yapıyor. Ben okulu ortaokulda bıraktım. Çok başarılı ve zengin oldum. Okumak sizi zengin yapmaz falan. Aa, İbni yırtmış. Milletin okumasına engel oluyor. O videoyu bana atıyor. Tam böyle kimin atacağı video biliyor musun? Kötü karnına getiren çocuğun babasına atacağı video. Vallahi billahi. Müberra teyzesin ya. Zengin olsan ne olur? Kendine anıt mezar mı yaptıracaksın bu saatten sonra? Tövbe estağfurullah. Allah uzun ömür versin. Kurban olurum. Sen beni biliyorsun. Nasıl olsa izlemiyorsundur bunu. O yüzden böyle rahat konuşuyor. İzliyor mu? Bence bizi izlemesi yasaklanmalı. Bizi müberralar izleyemez. Şimdi müberralardan linç de yenmez. Çünkü yok. Canım akrabam. Geçen gün bana resim göndermiş ama böyle. Dünyanın en çirkin tribal çizimi. Çılgınlık yapacağım. Bunun dövmesini yaptıracağım sırtıma. Ne düşünüyorsun? Müberra teyzeye bak. Şekli böyle döndürüyorum, böyle döndürüyorum, bir anlamı da yok. Hani müberra da yazmıyorum. Çok iyi olur dedim ya. Yaptır tabii dedim. Ya ama şeyden çok korkuyorum Oğuzhan. Yazıyor, onu bekliyoruz. Bekliyoruz. Gittim içeri, sucuk yaptım. Yumurta kırdım. Hala yazıyor, müberra yazıyor. Dling dedi, oh dedim a**ayı. Bence, aa ananı a**ayım.
yazıyor. Onu bıraktım yine gittim mutfakla yemek memek. Ama dedi şeyden korkuyorum olsan dedi ya bu ömür boyu çıkmıyormuş. Ama böyle var ya böyle dilimin ucuna geldi böyle. Ne kadar ömrün kaldı ki bunu dert ediyorsun acaba ya? Nasıl yapacak o deriyi böyle açtırıp gerdirip böyle mandalla tutturup mu yapacaklar o dövmeyi? Müberroş diyemedim. Bizim akrabalardan bu programı izleyen var. Alıp bu bölümü kesip WhatsApp'a koyarsanız kesin koyabilirler biliyor musun? Ben böyle konuşuyorum derken Müberra teyzenin fotoğrafı giriyor. Artık montaj da yapabiliyorlar çünkü. Kurumuş boğazım şarkı da giriyor. Gerçi Müberra teyze yaşar biliyor musun? 100 yaşına kadar yaşar. Dertsiz insanı seviyorum. Abi bu da öyle. Şimdi dertsiz derken ama ben sevgilimden ayrıldım çok üzüldüm. Evden çıktım çok üzüldüm. Bu değil üzüntüden kastım. Dram, travma. Yüzeysel atlatıyorsunuz. Mutlusunuz ama koyayım. Çok güzel bir şey bu. Müberra da öyle. Müberra teyzoş da öyle. Hava alıyor kafası onun böyle. Oksijen var. Bizim oksijen mi gitmiyor lan beynimize acaba? Müberra teyze. Amiraller gözaltına alınmış. Bunlar tekrar Amerika ile işbirliği yapıyor var ya. Rusya da Ukrayna ile birbirine girdi. Bak savaş yaklaşırken ordumuzun zedelenmesi ne kadar üzücü falan diye mesaj atmışım akrabalara. Flink şey mesajı. Sizce burada kaç üçgen var? Ah Müberroş, şu WhatsApp'a artık ne olursunuz. Bir yükümlülük bir şey getirilsin. Biri beni arıyor. 20.93. Açayım. Hadi konu kalın. Aç. Hoparlörünü aç. Efendim? Oğuzhan abi, Ataberk ben. Kaydettin mi abi benim numaramı? Aa, Ataberk Doğan konuğumuz. Ver alkışı. Biz mi çekiyoruz? Ben de yayındayım şu an. Sana bir soru soracaktık. Eğer müsaitse şu anda Jare'nin milletvekili adayı olacağını açıkladı. Chat'te herkes bu iş için bence Oğuzhan Uğur olmalıydı. Jahreyn'in milletvekili olması tepkidir. Tabii ki bunu çok ciddi düşünmüyordur. Ola da bilir. Milletvekili olmak bedava biliyorsun. Yani aday olmak, aday adayı olmak. Gidip sen de başvursan seni de aday adayı yaparlar. Düşünebiliyor musun Ataberk? Öyle bir şey olmamalı bence. Bence de bütün ülke alkolik olur. Hiç gerek yok. Bence Jahreyn bunu tepki olarak yapıyor. Haklı da bir tepki. Çünkü diyor ki biz mi olalım? O kadar memnun değil ki olandan. Çocukluğunu hatırla. Bölümü geçemiyorsan ben oynayayım. Bu cümle ne kadar kazınmıştır kafamıza. Sanırım Jahreyn'in burada yaptığı şey bir tepki ve o tepkinin başlığı da bölümü geçemiyorsanız çekilin de ben bitireyim oyunu. Bizim jenerasyondan, bizim meslekten bu işi birinin de atılması bence çok pozitif bir şey abi. Sizin Twitch'te mesela. Dilayda. Dilayda tabii. Twitch ne lan? Allah kahretsin Twitch'i. Buna şimdi aylık 10 bin dolar para veriyorlar ya tutuş Twitch deyince. Pardon Ataberk. Dilay bu arada ben... tamam biz de yayındayız Allah Allah. Biz bu linçleri boşuna mı yiyoruz oğlum? Neyse ama ben mesela Dilay'ın adını... Ataberk olmasa Dilay'ın adını duymazdım bu arada. Ataberk gerçekten çok doğru bir isim Dilay. Abi ben şu an hesaplarımı kapatıp ben başlamışım. Ha ben az önce pot mu kırdım? Ya Allah'tan rakam gerçek bir rakam olmadığı için. Aynen doğru 30 bin dolar lan ben onu yanlış söyledim. Tabii. Ben Kabil'in gülüşüne bak çok özlemişim. Arkadaşlar sevgili yayındaki arkadaşlar Ataberk sizce neden dolar yükseldiğinde bununla ilgili tepki tweet atmıyor? Hiç bunları düşünmüyorsunuz. Sonra efendim Jahreyn milletvekili oluyormuş. Jahreyn senin gibilerin kökünü kurutmak için milletvekili oluyor. Yediniz bu milleti. Sevdiğim kadar başka birini sevseydim var ya şu an çok başka şeyler olurdu. Diyecek beni galiba. Canım kardeşim böyle düşünüyoruz biz. Teşekkür ederim abi. Yani estağfurullah. Aynı zamanda biraz emri vaki de olsa katıldığın için. Hayır ne emri vakisi canım. Sen asıl emri vaki bizim programımıza katıldın. O zaman Ataberk Doğan'ı alkışlıyoruz. Adam. Seviyorum abi. Ben de kardeşim benim. Bay bay. Ama konunun anası... Şu anda ben ne anlatıyordum? WhatsApp. Her neyse bu kadar WhatsApp muhabbeti yapmamın sebebi de şu. Bu kadar grup olunca birçok insanın mesajı ve birçok güzel insanın mesajı gerçekten arada kaynayabiliyor. Alınıyor insanlar doğal olarak. Ne kadar iyi arkadaş olduğumuzu Fırat'la anlattım ya zaten. Bana trip attı. Mesajına dönmemişim. Ya Oğuzhan eğer şey bir şeyse yani böyle de falan filan böyle yazmış. Bu kadar 3 sene sanki sevgiliydik, ayrıldık falan. Ayrılık konuşması olsa şu kadar olur. Cevap attım, reis dedim, görmedim. Görsem niye dönmeyeyim mesela? Ha Fırat ha falan. Hani evde böyle miyiz zannediyorsun? Görmemiş. Trip atmış. WhatsApp'ımı maalesef Facebook gibi kullanıyorlar. Özür dilerim bir kez daha milyonların önünde senden. Ben de seni seviyorum. Niye sürekli bir alkışlıyoruz birbirimizi? Yemin ediyorum bak bu ülkenin enerji sorunu nasıl çözülür biliyor musun? Böyle nükleer santral falan açıyorlar. Çözmesi çok kolay. Bir tane cihaz böyle bileklik. Böyle elektronik. Bileğimize takacaksın. Özellikle 16 yaşa özellikle takıyorsun. 16-17 yaşa. Özellikle bilekliği takıyorsun. Her şeyi alkışlayan bir milletiz biz bak. Her şeyi. İyi bir şey yapıyor. Kötü bir şey yapıyor. Biri doğuyor. İyi ki doğdu. Ölüyor. Ölen adamı alkışlıyorlar oğlum. Ben ölünce ne olur beni alkışlamayın. Pinç masasının üstüne tabutumu koyacaklar böyle. Koyayım arkada da bu. Dekor da değiştiremeyeceğiz. Burada böyle öne dizilecek belediye. Önce belediye biliyorsun kendi şovunu yapacak. Evet belediyemizin imkanlarıyla şu anda bu ib... O gidecek. Birkaç sanatçı sanki 100 yıldır beni tanıyormuş gibi gelecek buraya. Oğuzhan,
size nasıl anlatayım ki aramızda yaşananları? Anlatamazsın ki. Şey yaşamadık çünkü ama. Kaç tanesine yaptılar? İnsanın içi kan ağlıyor yani. Sanatçının arkadaşı konuşması gerekirken salonun yetkilisi gelip konuşuyor. Bu salonu 92'de yeniledik. Klima biraz bozuk ama falan. Salon anlatıyor adam. Cenazelerde bari yapmayın şunu ya. Sonra alıyorlar adamı omuza. Taksana şu bilekliği. Enerji zengini oluruz. 16 yaşındakilerden çok ümitliyim. En azından İç Anadolu'yu sırf onlar aydınlatabilir. Lan nasıl bir nesil geliyor? Porno dergi vardı bizde mesela. VHS kasete bile çok sonra geçtik biz. O porno dergiyi biri bulacak. O birine bir yerden bulunacak o. Yırtılmış paramparça üzerine de 200 kere attırılmış. En son o çocuğa ulaşacak. Bize hava atacak mahallede. Diyecek ki bende porno dergi var. Hepimiz bir anda böyle pornonun porunu duyduk mu böyle oluyordu. Biri porsuk dese kalkıyordu yani. Düşün. 16 yaşımızdayız. Şimdi en azından belli bir yaştan sonra tabii bazıları hala yapamıyor da onu maalesef. Belli bir yaştan sonra değil mi? Kafan ne oluyor? Bir kule görevi. Kalk izin istiyor vermiyorsun. Hani piste kal şu an piste kal. Belli edeceksin. Eşofman giydim çocuğu falan. Bazen dinlemiyor tabii böyle. Siktir ben de geleceğim falan hani böyle. Eyvallah ama onun bir kontrol mekanizması var ve biz onu öğreniyoruz büyüdükçe. O yaşta nereden bileceksin? Lan merhaba diyorsun birinin elini sıkıyorsun. Bam, ben de merhaba diyeceğim. Ben de buradayım. Biliyorsun konuyu. Tam o zamanlardayız abi. Niye ben o zamana gittim? Ben yine unuttum konuyu. Alkıştan oraya geldi. Materyalimiz azdı. Hayal gücümüze odaklanıyorduk biz. Şimdi kimsenin hayal gücüne ihtiyacı yok. 4 yaşındaki oğul sana şu şişeyi ver, oynardı biliyor musun? Şu kafa olurdu, şu zırh olurdu, bu adam olurdu. Yan düşerdi, araba olurdu. Kendi senaryomuzu yazıyorduk biz. Bunun ne olacağına da ben karar veriyordum. Görevinin ne olacağına da ben karar veriyordum. Bardağı vurmak zorundasın. Oyunu biz yönetiyorduk, senaryoyu biz yazıyorduk. Hayal gücümüz çok fazla aktifti o dönemde. Şimdi çocuğun eline tableti veriyorsun. Level 1. Bunları yen. Tamam. Nasıl yeneceğim? Şu tuşa bas. Tamam. Bir şey seni yönlendiriyor. Düşünsene hayal kurmanı engelliyor. Doğal olarak biz de hayal gücümüzü yükselterek takılıyorduk. Şimdi milletin buna ihtiyacı yok. Telefonum yemin ediyorum size geçen oturdum. Instagram'a bir keşfete bir baktım. Wow! Wow! Lan bakıyorum ne iş yapıyor acaba diye. Yok! Yok işi bu. İşi bu yani. Onların da işi zor gerçi. Hani bu program da bir süre sonra sıkacak. Hepimiz zamana yenik düşeceğiz yani. Hoş değil. Bir de onlar nasıl efektler gerçekten? Ağaçların önünde çektirme bari fotoğrafı. Git beyaz duvarın önünde çektir istediğin gibi. Poponumu büyütüyor. Kaburganımı içeri sokuyorsun. Yani WhatsApp'tan sonra buna da bir yasa gelsin. Anatomi eğitimi alsınlar bu insanlar. Anatomi sertifikasını göstermeden QR kodla efekt programı kimse açamasın. Bir insanın alt bacağı diz kapağından bileğine kadar olan kısım, diz kapağından kalçasına kadar olan kısımdan daha uzun olabilir mi? Ayak şu, diz şurada, popo şurada. Yani Rusya'da sirki var bunun. Florida'da böyle pelikanlar vardı böyle pembiş pembiş. Flamingo, ben ne dedim? Pelikan mı dedim? Flamingo lan, pelikan beni anladı demek ki. Biliyorsunuz demek ki yakında beni alacaklar. Flamingo, flamingo. Arkada böyle dayısı var. Omuzum geniş çıksın diye dayı, şöyle bak. Dayı yıllarca karayollarında tabela olarak çalışmış. Ateş etmişler, çarpmışlar. Finalde oraya koymuş. Lan bir bak, arkaya bir bak. Üf, bana ben de efekt atıyorum, atmıyor muyum? Koyuyorum, bir omuz yapmışım kendime. Vallahi billahi, fotoğraflarda bak, benden güzel omuz. En azından ben anatomi biliyorum. Analog kızlar, sizi çok özledik. Yani WhatsApp gruplarını Facebook gibi kullanmayın mı? Anlattığım hiçbir şey koyamadığımız için hani konunun bir şekilde bitmesi lazımdı. O da bu mu olsun konu? Tamam bu. Amcam ülkücü olan. Ulan mesaj sonunda WhatsApp'ta ne dersin? Öpüyorum hepinizi, çok seviyorum, hoşçakalın. Gülen Sırat Gülücük var. Var. Bu var. Ok var. Amcam hadi görüşürüz, Allah'a emanet olun. Oğuzhan'cım hoşçakalın. Türk bayrağı. Sevdiğim grup hangisi? Aile tabii. Tabii ki. Çekirdek grubu var bizim. Çok iyi bir grup gerçekten. Her sabah günaydın yazıyor musun? Her sabah günaydın mı yazıyor? Senin nasıl güzel bir ailen varmış ya. 50 bölümdür pin çekiyorum ve bizimkileri sen tanıyamadın mı? Oğlum bizimkiler zaten öğlen 1'de uyanıyor. Lan böyle anne baba mı olur ya? Biri açmış laptopu, internete düşmüş. Biri kitap okuyor, film bakıyor. Tam yatacaktık, baban dedi ki bir sütlü yapmayayım mı? Kahve içmişler. Kahve de uyutmadı mı? Uyutmadı. Ya arkadaş siz üniversitede ev arkadaşı değilsiniz ya. Günaydın diye bizimkiler. Ben kaç kere annemi uyandıramadım sabah ya. Babamı uyandıramadım. Saat olmuş 1, bu saatte ne oldu? Bu saatte ne olur baba? İmsak olur. Ne olur? Cuma namazı olur bu saatte. İkindi bravo. Bu FETÖ'cü ha. Amerika'dan geldi. Saçları uzun. Sigara içiyor. Bizim gibi yapmaya çalışıyor. İçki mi? Ben de içeyim. Bütün namaz vakitlerini biliyor. Şeyleri biliyor. Ama değil mi? Tam. Mesela ben de kandırıldım mı acaba şu anda? Ama yok, bunun görevi iyi. Yapımcılık, yönetmenlik falan yap. Normalde çaycı olması ve bizim şaşırmamız lazımdı. Başka kim FETÖ'cü olabilir? Ama en sağlam FETÖ'cü kim çıkar biliyor musunuz? Ben. Benim olduğumu düşünsenize. Babası 6 sene FETÖ yüzünden içeride yatmış falan. Ben meğer ihbar etmişim değil mi evde konuşulan her şeyi? Alo Amerika mı? Hangi dilde anlar? Türkçe oğlum. Ne yapacak ama koskoca Amerika'da. Ya ajanımız bir şey yazdı ama.
Ya tüh ya. Darbe yapacaktık, buna göre belirleyecektik. Ne yazıyor acaba ya? Koskoca Beyaz Saray'da bir tane Türkçe bilen yok mu ya? Ya bunu paylaşamayız dedim, şimdi gizli bilgi bu çünkü. Amerika'ya gitmiş tabii. Amerika'da gavur memleketi. Ne yapacak çocuk? Para kazanmak zorunda. Ütü satmaya başlamış. Bakmış Amerika'da hiç kimse gel vatandaş falan yapmıyor. Bu da demiş ben Türk'ün kültürünü buraya yansıtayım. Ütüyü havaya atıyormuş. Ters döndürüyormuş. Cebinde tutuyormuş. Amerikalılar da böyle önünde toplanıyormuş bunun. O gu diye o ye dolar veriyorlarmış. Herif baya sokak satıcısı olarak işe devam etmiş. Hayvan gibi para kazanmış. Efe. Efe'den bahsediyorum. Feteci olan. Derken bir tane yaşlı adam bunu görüyor ütü satarken. O kalabalığın arasına karışıyor. Film gibi gerçekten. Fötür şapkalı falan bir herif böyle. Gizemli bir abi. Efe'yi izliyor. Efe de o sırada bir ütü atıyor. Arkasından tutuyor. Kalabalığın arasına bir fötür şapkalı dayı yaklaşıyor böyle. Efe'ye bakıyor ve diyor ki birkaç dakika yalnız konuşabilir miyiz genç adam diyor. Efe'yi kenara çekiyor ve Efe'ye şunu soruyor. Parmaklarını ne kadar açabiliyorsun? Şu iki parmağını ne kadar açabiliyorsun diye Efe'ye soru soruyor abi adam. Soruya bak. Garip değil mi? Efe de bir anda vak diye açıyor parmağını ki Yeliz'in bacaklarını aratmaz. Adam diyor ki tamam benimle çalışıyorsun sen. Bunlar bir örgütmüş. Geceleri evleri basıp yatak odasının camına vurup böyle el yapıp kaçıyorlarmış. Öyle bir şey yok tabii. Adam sihirbazmış. Senin müthiş bir sihirbaz yapabilirim demiş Efe'ye. Amerika'da düşünebiliyor musun? Adam bu arada ünlü bir adammış. Şovlara falan çıkan bir adammış. Yani İbrahim Tatlıses'in inşaatta şarkı söylerken keşfedilme mizanseni var ya aynısı. Aha bu Efe. Bir Efe'den dinleyelim. Efe bir parmağını şurada açar mısın kardeşim? Sihirbazlık yapmak ister misin dedi. Ben dedim ki hiçbir fikrim yok. Nasıl yapabilirim? Ellerine bakabilir miyim dedi. Uzattım. Böyle açtı bu arayı. Şu kameraya doğru açar mısın şöyle? Şöyle açtı. Buraya destek koydu. Burada durabiliyor iskambil destesi. Benim arabada işe başlar mısın? Valla telefon falan koyayım ne olur. Böyle kenarda dur böyle. Dedi ki gördün 15 mi? Gün bakalım dedi. Deneyelim olacak mı olmayacak mı? Hakikaten 10 gün sonunda anlaşmıştık adamla. Orada küçük şovlara çıkıyordum bir şeyler falan filan. Başlangıcı ve finalde Pinch'te bizimle burada çalışıyor olması çok utanç verici değil mi ya? Yarın bir gün bunun filmini çeksek. Film 15 dakika güzel. Gerisi kötü. Senin şu anda Broadway'de falan gösteri yapıyor olman, bizim de oradaki Türk deyip gururlanmamız falan lazım. Senin Cameron Diaz'la falan yakalanman lazım. Şu an Rihanna'larla basılman lazımdı. Neden bu işin finali Pinch? Günde 1000 dolar kazandığım oluyordu ya. 1000 dolar vay koyayım. Niye peki yani? Niye vatanın dönüyor? Vatanın mı dedin? Sevgilim vardı. Kız dön 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 dedi. Döndüm. Şimdi o Amerika'da yaşıyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sen adamsın. Efe yıllardır sektörde Okan abinin yönetmenliğini yapmıştır Okan Bayülgen'in. Ayrıca yapımcılık yapıyor. Hikayeye bakar mısınız? Hangi eyaletteydin? Florida'da. Miami'deydin bir de. Kız sana dön dön dedi diye dönüyorsun. Sonra kızla ayrılıyorsunuz. Kız Amerika'ya gidiyor. Neyse ama ne demiş? Biri bununla ilgili bir şey demiştir herhalde. Ona da böyle Google'dan bakabilirsiniz. Gerçekten aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. Olsun. Senin gibi müthiş bir insanla tanışmış olduk. Bize vesile oldu. Dön dön. Güzel ver coşkuyu. Sevgili muazzam izleyicim, bugüne kadar biliyorsunuz bir kere bile gelin de hadi bize abone olun dememişimdir. Yine demeyeceğim. Ama çok önemli bir mevzu var. Videonun ilerleyen bölümlerinde o mevzuyu göreceksiniz. Doğan Kabak'la çok büyük bir iddiaya girdim. Doğan Kabak'ın YouTube sayfasını 2 milyon yapmamız lazım. Dedim. Bizi izlemeyin, kapatın. Gerçekten ne olur benim canım izleyicim. Hiç kendim için böyle bir şey istemedim. Ne olursunuz Doğan Kabak'a gidin, abone olun. 2 milyon olsun sonra çıkarsınız. Orası bizi ilgilendiriyor mu? Yani biliyorsunuz konukları evvelinde çekiyoruz, sonra bu partları çekiyoruz. O yüzden bu mesele çok önemli. Neyse ya boş zamanımızda bunu izliyoruz en azından falan diyenler, hiçbir yerden takip etmeyip denk gelenler, merak edenler, hepinize söylüyorum Doğan Kabak'ın kanalına abone olun. Biliyorum aslında bu da bir mesai. Artık dijital mecralarda intro atlıyor insanlar. Şarkılar nakaratla başlıyor. O kadar tahammülsüz ve hızlı tüketen bir toplum olduk. O yüzden bu söylediğim şey aslında büyük yük. Doğan Kabak'ın YouTube adresini yazsana, başa tuttursana. Bak ne olur. 2 milyon olursa bütün varını yoğunu verip üstüne kredi çekip Ferrari almak zorunda kalacak. Bu arada size söz. 2 milyon yaparsanız hakikaten gideceğim. Zorla öyle yok abi biz programda şaka yaptık falan yok. Hakikaten gidip aldıracağım. Aldırmazsam da adam değilim. Buraya yazıyorum. Ben öyle boş iddiaya girmem kardeşim. Doğan Kabak'a bir 2 milyon yapın gelin kurban olayım. Kaç milyon insanız şurada. Bir hafta iki haftada olur inşallah. 50 bin euro da ümit verecek. Ay ne olur hadi gidelim. Hadi bu kadar Pinch bitti. Eviniz falan sattırırız. Arsasını sattırırız. Dedesinden kalan altınları sattırtırız ya. Bir abone olun gelin bekliyorum ne olur. Bize olmayın. Bak bizden çıkın ona olun ya. Allah'ım benden al ona ver ne olur ya. Şu 2 milyonu bir hemen yapalım lütfen rica ediyorum sevgili Babala TV izleyicisi. Hı? Ya bizden çıkın onlara abone olun diyeceğim. Onlar daha tamam olsan abi deyip böyle bizden abone... Sen bilmiyorsun kendi kitleni ya. Doğru benim kitle piçrini yapabilir. Sabah kalktığımızda Babala TV'nin 4 takipçisi olabilir. O 4'ü de izlememiştir daha. Onlar da izleyince çıkarlar. Şu an zaten yakındır 2 milyona. Kaç ki? 1.700.000 civarı takipçisi var şu anda. Hadi girelim oraya 2 milyon yapalım. Altı üstü 300.000 kişi ya.
Uf. Ben mesela böyle oy istesem kesin seçilirim. Ne olur ya? Ne olacak ya? Ya oyu ver sonra geri alırsın. Hemen başlatayım mı pinçi? Ama insanlar bak geçen böyle yorumlarda yazmışlar. Pinç başlamadan evvelki hikayeleri de seviyoruz demişler. Beni pişpişlemek için de söylemiş olabilirler. Üzülüyor ya ama öyle değil. Biz nasıl olsa ilerletiyoruz demiş olabilirler ama demişler sonuçta. Ben izleyicimi kıracak değilim ki onlar benim için bu kıyağı yapmış. Doğan kabağı hacizler getireceğiz evine inşallah. Hadi şu Ferrari'yi alalım ya. Ferrari aldırtacağım. Videosunda ben çekeceğim. Ben. Ona da vereceğim, o da yayınlasın. Özellikle alt gelir mahallelerde dolaştıracağım onu. Örseleyeceğim onu. Ya nasıl güzel bir video çıkacak biliyor musunuz ortaya? Satın mı? Alınıyor mu da satın? Oğlum öğrenseniz alınıyorsa. Bize ne canım kanal kapanacaksa. Alalım ya. 15 milyon alalım. Anlaşılır mı? Enteresan. Alıyorlar değil mi hakikaten? Ne ayıp ya. Öyle şeyler. Aman çok kimdi bana ne a**ayım. Böyle zor, uzun, güzel, anılarla dolu, bilgi, mizah, şakalarla dolu, tespit, anekdot ve sokak röportajlarıyla dolu. Herkese dokunabildiğimiz, büyük müzisyenleri, büyük sinema artistlerini, büyük sinemacıları, yönetmenleri konuk ettiğimiz, yazarları konuk ettiğimiz, siyasileri konuk ettiğimiz kocaman bir program bu. Ve bu program şu anda 50. bölümünde. İşte bunu sahte takipçiyle yapamazsın. Ve Pinç 50. bölümüyle başlıyor. Hadi Doğan kabağı. Hadi. Yok ileride bir şey. Yine ben yani. Yok babam dövmüş. Sigara içerken yakalanmışım. Kız arkadaşım varmış, aldatmış. Bir şey olmuş falan. Fix. Aynı. Bir de parmaklarını mı kırıyorsun? Bu bir yakuza cezası mı? Hayır o. Yanlış yerde güldüm. Amer o. Alkışı yanlış yerde kestim. Hani öyle bir şey mi yapmıyorsun değil mi kendine? Tamam. Her neyse. Sen doğum mu yapıyorsun? Tamam. Hadi bakalım. Artık. Benim apartman var ya. Üf. Ben su içip gelebilirim. İstersen gelmeye de bilirsin yani. Havalanıyor, geliyor toz boğazına. Bak bizim residence çok çalışanı var. Resepsiyonda bir hanımefendi var, güvenlik, temizlik görevlileri var, aposta yerine bakan abi var, dışarının güvenliği var. Bir sürü insan var, görevliler. Hepsi de sağ olsunlar seviyorlar. Yani Oğuzhan Bey günaydın, Oğuzhan Bey iyi akşamlar, Oğuzhan Bey şöyle böyle. Mevlüt diye bir tane bunların içinde bir güvenlik var. Bu böyle turlayan bir güvenlik. Kilolu, tombicik, çok seviyor beni. Şu anda da izliyor bizi. Aktif de bir çocuk. Aşırı Müslüman. Yani çok Müslüman. Aşırı Müslüman ne lan? Müslümanın aşırısı mı var? Böyle tatlı Müslüman. Yani oğlum dur bir a**ayım bir sus la bir dur. A**ayım pinç çekmeye mi geldik? SSK acili gibi herkes öksürüyor aksürüyor bak. Aklım çıkıyor korkudan. Gülmesene. Gülme mesela. Evet. Çok Müslüman. Oğlum bir dur a**ayım. Dindar. Dini bütün. Bit bulduk. Ve çok dindar ama çok tatlı dindar. Yani böyle... Bir de pırıl pırıl yani abdest almaktan teni bembeyaz olmuş artık çocuğun. Kur'an kurslarına da gitmiş ama mesela kulağında küpe gördüğü zaman ya da saçı mor bir herif gördüğü zaman dinsizler falan demiyor. Alıyor abi onu yanına başlıyor anlatmaya. Kardeşim diyor bu diyor sakalın diyor namazı var. Oğuz Reis sakalın namazını kıldın mı bugün? İnce ince laf göndermeler ama gülümseyerek çok tatlı dindar. En sevdiğim dindar. Sabaha karşı çekim bitmiş biliyorsunuz bir önceki konukların çekimi. Aşağıda diğer binaları gezen güvenlikle bunlar sohbet ediyorlar. Ben arabadan indim. Orsan Reis hoş geldin inşallah Allah'ın izniyle ya. Dedim hoş bulduk ne yapıyorsun Mevlüt? Bak Remzi ile tanı. Remzi bu Oğuzhan abi. Biliyorsun ya YouTube'dan biliyorsun ha biliyorsun. Bir de böyle bir şey var. Bilmiyorsun şansı yok. Biliyorsun bizi rezil etme burada inşallah. Hakikaten biliyormuşsun. Mevzular izliyorum ben dedi. Eyvallah dedim kardeşim. Oğuzhan Reis. Cuma'ya falan da gittiğini görmedim. Bayağı böyle soruyor hesap soruyor yani. Ama tatlı kızamıyorsun yani. Mesela başkası gelse sen niye namaz kılmıyorsun dese. Derim ki tövbe haşa sen bana ahirette sorulacak soruyu ben hayattayken soramazsın deyip. Değil mi? Bunun için de bir tövbe edip devam ederdim yoluma. Ama şimdi öyle tatlı soruyor ki adama diyorsun ki abi şimdi çalışma tempomuz var. Zaten sabah yatıyorum. Gerçekten günler birbirine girdi çekimler montajlar biliyorsun. En son üniversitedeyken yalan olmasın gittim cuma namazına dedim. Çok zaman olmuş abi. Ramazan geliyor oruç tutuyorsun inşallah. Allah kabul ederse. Dedim yani şimdi ne yalan söyleyeyim. Instagram stories paylaşan Mustafa Ceceli gibi olmak da istemem. Niye duyar kasayım ki herife şimdi? Reis dedi. Bu dedi dünyanın bir de dedi öbür tarafı var. Sen yine ne olur ne olmaz dedi orucunu tut dedi. Saat 3. Ben bu programı 5'te bitireceğim. Eve gideceğim. Saat oldu 6-7 falan. Füt yattım. Hani direkt iftara uyanıyorsun. İftar diye insan kahvaltıya oturuyorsa o oruç sayılıyor mu? Oruç tutmanın meselesi diğer kalan 11 ayda yemek yemeyenlerin derdini anlamak. En azından sen de aç kal ki açın halinden anla gibi bir recibesi yok mu bunun? Ah ezan uyandırdı zaten. Kahvaltıda ne var? Aa hurma mı? Saçma olur yani. Mevlüt'e de bunu anlatmaya çalışıyorum. Mevlüt bak Allah senin orucunu kabul etsin. Saçma saatlerde yaşıyoruz biz. Yarasa gibiyiz falan. Biliyorum abi hep zaten sabaha karşı geliyorsun da. Reis sen yine tut bak Allah'ı demez. Bir günahı bastırmak için başka bir günah işledim. Yalan söyledim abi. O sırada Mevlüt'ten gerçekten kurtulmam lazım. Olmuş sabah 5. Uyku artık bir gözümden akıyor. Mevlüt beni salmıyor. Tamam reis dedim. Tutacağım oruç. Doğru yola dedi. Oğuzhan reisi de soktu.
Vicdan azabı duysam da Mevlüt'e dedim ki Mevlüt dedim tutacağım kardeşim. Çıktım eve. Sonra ertesi gün yine pinçe geldim. Sabah yine 5'te bitti. Yine gittim. Yine kapıda Mevlüt. O sen abim reis. İnşallah niyet ettin dedi bu gece tutuyor. Tabii dedim ya. Seti dedim durdurduk. Çocuklara dedim oradan bir sahur. Sahur yaptık dedim. Yalanlar üstüne yalanlar yani günahlarım. Diğer tarafta beni cehennemde böyle bir sürü çıplak Mevlüt kırbaçlayacak böyle. Yalancı, yalancı. Hani çocuk parkında dönen bir şey var ya böyle. Beni ona bindirecekler cehennemde. Döndürecek zebani. Mevlütler de çevremde çıplak dizilmiş böyle. Yalancı, yalancı. Bir hamburger getirecek ağzıma. Yok ki yapacak, geri çekecek falan. Neden? Beni aç bırakıp. Neden çıplak? Cehennem. Smokin mi giyeler? Düşünebildiğim en büyük acıları şu anda tasvir etmeye çalışıyorum. Mevlüt'ü çıplak görmek istemezsin. Akşam dedi iftarı yapar mıyız beraber? Dedim ki yapamayız. Akşama kadar orada. Yani ben yemek söylediğim zaman nereden geliyor yemek? Lan ne savuru? Akşam yemeği bile yememişim. Eve gidip tek isteğim bir şeyler yemek. Açım. Ne yapacağım ben? Her şey olabilir. Yemek de söyleyemiyorum. Abi çıktım yukarı. Kendim yemek yapacağım. En son kız arkadaşıma sırf ıssız adam izledim diye yemek yaptım. 3 gün hastanede kaldık. Zehirlendi kız. Tamam dedim ben yemek yapayım. Bir de dedim ya zengin evi. Böyle bir ocak var. Ocak olduğunu yanınca anlıyorsun. Simsiyah bir cam koymuşlar tezgahın üzerine. Tuşlar var dokunmatik. Yani hiç çevirecek çıtlatacak bir şey yok. E dedim kim bu nasıl çalışıyor acaba? Bilmiyorum hiç yemek yapmamışım. Eskiden işte o ocaklar vardı. Çıt 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 otomatik yapan da zengin işi. Bizim evde tabanca vardı dümdüz. Yanıyordu ucu çakmak gibi. Onunla böyle ocağa bastım. Hep de fazla açardık onu. Alev yok. Her şey dijital. Yanıyormuş gibi yap, yanıyormuş gibi yap yazıyor. Isınıyormuşum gibi oldum, ısınıyorum falan. Öyle yazılar yazıyor üstünde böyle bir şey. Neyse. Nihayet orada açma kapama tuşu var ya. Şu yuvarlak ortasında böyle çizgi geçiyor. Onu gördüm, bu tanıdık. Bastım ona gik diye bir ses geldi. Yani böyle sikirik bana gik dedi açıldı. Yavaş yavaş orada bir kırmızı böyle bir halka. Halka döndü ve dedi ki merhaba hangi yemek yapıyorsun? Halka filmi gibi bir şey çıktı orada böyle. Oh, kim? Evet dedim bu ocak. Tavayı koydum dedim ne lazım? Tereyağı lazım, yumurta lazım. Yumurta kırayım, yiyeyim. Daha önce yapmıştım var. Hiç başıma da bir şey gelmedi. Şu kadar sucuk kalmış. Anarşik olaydım da panzere falan fırlataydım. Panzerin içinde göçük açar öyle sert bir şey. Sucuk kendi yağında pişer. O yağ böyle yayılır. Yumurtayı da üstüne kırarsın. Ekstra yağ koymana gerek yoktur. Üf. Sucuğu kesmeye çalışıyorum. Baba bayağı balta vurman lazım. Sucuğu bir şekilde böyle bıçakları bastıra bastıra ayırdım. Onun bir de etrafında poşeti mi ne varmış? Ulan onun da hepsi yapışmış üstüne. Yarısı çıkıyor, yarısı çıkmıyor. Nasıl olsa dedim bu ısınacak. Salar dedim kendini herhalde. Koydum. Hareketlenme başladı. Instagram'da bir arkadaşım mesaj attı. Şimdi görmemezlik olmaz. Ayıp oluyor işte. Biliyorsunuz Fırat'tan. Açtım abi, yazıştım, konuştum. Çatıra patara sesler geliyor içeriden. Ben dalmışım gitmişim telefona. Brezilya karnavalı gibi. Çaça 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 bir şeyler oluyor içeride. Attım telefonu. Koştum. Sucuklar nasıl duman çıkıyor biliyor musun? Mantar bulutu olmuştu. Aldım, kaldırdım. Sucuklar zaten artık böyle. Senin yapacağın sucuğu. Dolapta kendi başımıza takılıyorduk. Hayatımız simsiyahlar. Kömür olmuşlar. Yangın alarmı var evde. Ona bakıyorum. Ötmüyor diyorum. Allah'tan ötmüyor. Aspiratör mü? Onu açtım. Fulledim. Bütün camları açtım. Kapıları açtım. Ellerimle böyle duman kovuyorum. Aldım tavayı. Üfleyerek ateş söndürdüm. Korku, psikoloji hızlı düşünmek zorundasın ve düşünemiyorsun demek hızlı. Ama söndü. Tavayı aldım. Balkona attım. Balkona sanki onu atmadım da Gezi Parkı'nda şarkı söyleyen çocukların üzerine kapsül fırlattım. Öyle bir dumanla gitti böyle. Gitar çalan çocuk tekmeledi bana geri geldi falan. Neyse. İlk 3 günden bahsediyorum. Aşağıdan kapı çalıyor. Kargo geliyor genelde benim eve. Bir de görüntülü. Link dedim. Efendim buyurun dedim. Resepsiyondaki kadın. Oğuzhan Bey merhabalar. Yangın alarmınızın çaldığını görüyoruz şu an ekranımızda. İyi misiniz? Ya evet. Demek sessiz çalıyor. Ya yemek yapıyordum da dedim. Takdir edersiniz yemeği ben yapıyordum dedim. Kadın yaptım. Kadın burada ya resepsiyonda konuşuyor. Kamera da şurada. Kameraya bakan bir tane tontik var. Oğlum Mevlüt'ümü üzdüm ben. O piksel piksel kamerada o üzüntüyü gördüm biliyor musun? Mevlüt'ün mesaisi bitene kadar pinçe gelmedi. Biraz önce size bir olay anlatacağım dedim ve geç geldim ya buraya. Olay buydu. Yani bizim videolarımızı izlediğini biliyorum. Küsmemiştir inşallah. Yani çünkü o kadar kırıldı ki. Mevlüt ne yapalım, kazasını mı tutalım? Ne istiyorsa yapalım, gidelim umreye mi gidelim beraber acaba? Bir şekilde bunun karşılığını vermem lazım. Çok üzülmüştür o çünkü. Ya inşallah küsüp değil mi? Ben bir daha o dinsizi izlemem falan tribine girmemiştir herhalde. Yani çok da tatlı dinler değilmiş ama. Yani. Üzüldü oğlum. Yani üzerine bir yelek geçirip evimi basmadı. Üzüldü. Evinde çünkü onun büyük ihtimalle bir çizelge var. Evet, bugün alkolik namı da Müslüman yaptım. Şu YouTube'un çocuğu var, onu da bir... Giydirip giydirip liste yapıyormuş değil mi? Kurban olurum Mevlüt, bozulma bize. Ne oldu sana? Anlat. Mesela DuPont. Bir insan sadece bunu yakmak için binlerce dolar harcayabiliyor. Öyle düşün. Zippo. Kekoların Zippo'ları böyle. Fış fış. Roma'yı mı yakıyorsun? Bu neyin artistliği? Bu Zippo'culardaki bu artistlik nedir? Bu, bak kanka yok. Fış fış. Sigara değil bu arada. Tütsü bu. Bu programda çok fazla...
Lisedesin, sigara içecek vaktin ne kadar? 10 dakika. O da şanslıysan. 80 dakika blok ders görüyoruz zaten. 45 dakikaya dayanamıyordum ben. Yeni yönetmelik bilmem ne 80 dakika olacak dediler dersler. Lan 80 dakika. Bir pinç programı ve kimse pinç yapmıyor. Bazı hocalar, çok seviyorum hocalarımı, çok özledim gerçekten. Bilgi taşıyor o hocalardan. Nedense müdürün evladı galiba Tetris seviyor diye. Zilimiz öyleydi bizim. Ya ne olursun anlatmak istiyorum, bir bölme beni ya. Aklında tut. Aklında mı tutayım? Üniversiteden kalk. Lan lise... Mikrofonun üstüne oturmuşsun, ne yapayım ya? Burada. Oğlum hocalardan bilgi taşıyor. Matematik hocamız vardı. Kalkamıyorsun. Hocam zil çalıyor. Otur, ben sana bak dedim mi? Yani sen mesela orada ders anlatırken mesela sırayı yaksam. Sonra böyle senin yanmış sıra üzerine mesela diyelim bir şeyler yapsam. Hayır mesela bu benim yasal hakkım değil. Değil mi? Yani yapamam. Bu bir suç. Bir yönetmelik var değil mi bununla ilgili? Zil çalıyorsa da benim bir zahmet lütfen teneffüse çıkmam lazım. Bir bırak. Ben sana çıkabilirsin dedim mi? Sen demedin zaten. Bana bunu Milli Eğitim Bakanlığı söyledi. Sen kimsin? Neyi temsil etmektesin? Neyi amaçlamaktasındır? Terörist misin? Darbeci misin yani? Zevzek sevecek konuşmayayım neyse. Herkese laf sokabiliyorum tek cümlede. Ülkenin siyasi durumuna bak. Tek bir cümlede 5 parti liderine de laf sokabiliyorum. Böyle memleket olur mu lan? Her neyse. Hayır işin kötüsü beni hangisi savunacak? CHP'li olsan CHP'liler savunur. AK Partili olsan AK Partiler seni savunur. Beni kim savunacak? Kim? Ben. Tamam. Şizofren parti. ŞP. Tuğrul arada evde miting yapıyor böyle. Çıkıyor koltuğun üzerine. Böyle halıya bakarak konuşuyor. Beni diyor oralara sizler getirdiniz. Bir sürü Ülker Pingu'yu almış. Atıyor böyle. Pingu'yu atıyor böyle. Neden? Belki aralarında laktoz problemi olan var. Neden atıyorsun? Pingu'yu nedir ya? Patates at. Oyuncak top at. Hay bir de şizofren pezemek. Seni dinleyen halkı hayal edebiliyorsun. Pingu'yu de hayal et. Pingu'yu dışında her şey yalan. Her ay sonu faturaya bakıyorum, 4 kutu pinguyu alınmış. Seçim yaklaşıyor abi diyor bana. ŞP. Mevzu olarak konuk alayım senin seçimlerde. Zaten almadın mı diyormuş falan. Çünkü diyebilir. Olabilir. Teneffüs bir Allah rızası için. Ben bu konuya buradan nasıl geldim? Biri beni böyle ufacık aydınlatabilir mi ya? Zil çalıyordu. Tek cümleyle bütün parti liderlerine laf ediyor. Gerçekten hiç hoş değil ya. Her neyse. Sigara içmeye çıkamıyorsun teneffüsle. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum ya. Yani hocaya bak. Teneffüs zili çalıyor abi. Teneffüs 10 dakikaya yok gibi. Yani o 80 dakika sanki 80 yıl gibi geçiyor. Teneffüsteki 10 dakika nasıl biliyor musunuz? Kalkıyorum yenisi çalıyor. Krize girmişiz zaten. Sigara içen de çocuklarız o zamanlar. Kamu spotu yok tabii. Böyle 2,5 dakika mı ne kalmış teneffüsün bitmesine? Koştur koştur tuvalete gittik. Aa çorabımın arasında çakmağım var idi. Yok. Yok. Diğer çorabıma baktım. Yok. Ayakkabımı çıkarttım. Çorabımı çıkarttım. Hani FETÖ'cü okulunda abdest almaya çalışan... Kaymakam olacak, keko gibiyim. İçine bakıyorum, kafama sokuyorum. Yok. Kanka ateş var mı? Kanka ateş var mı? Biri gördüm böyle atıyor sigarayı. At bu çocuk. Atlayacağım bir yere. Yok. Çıs. O boklu sidiğin bıraktığı sıvının üzerine düştü o sigara böyle. Çıpız. Şimdi onu... Yapabilirim. Oğlum çok kötüyüz. 80 dakika lan. Sizi burada şimdi 80... Kaç kişi sigara içiyor burada? Kaldırın elleri. Şimdi bütün paketlere verin bir daha. Tamam öyle. Geçmişe döndüm. Geçmişi anlatınca. 80 dakika şurada sigara içmeyin ve ben size hikaye değil matematik anlatayım. Bak bakalım ne oluyorsun o 80 dakikanın sonunda. Ateş yok. Çocuk da birinden yakmış. Bitirmiş sigarasını. Kanka dedim sende ateş var mı? O atladı sigaraya düşen sigara. Ben atladım falan. Pıs dedi o bokun içine düştü o. Burak diye bir çocuk var. Bu çocuk parlak ayakkabılar babasından araklamış belli. Kabartılı deri. Yılan derisi gibi böyle. Kırtıklı ayakkabı. Beyaz çorap. Gri kumaş pantolon. Okul pantolonu. Tespih. Bu girdi içeri böyle oynak böyle omurgasını almışlar gibi bir çocuk zaten. Ben de o sırada muslukları birbirine çarptırıyorum. Hani kıvılcım çıkarsa belki koyayım onu yakayım diye böyle. Burak dedim seni dedim Allah gönderdi. Tövbe estağfurullah ya. Ne olur dedim ateş ver. Bir tane zippo almış. Hop dedi buradan buraya atıyor. Hop buradan buraya. Yak yak yak. Bacağına vurdu çıkarttı. Çat yandı çakmak. Nuuu diye üstüne atlıyorum çocuğu. Bir koymuş abi. Pantolonu buradan sökülmüş. Pantolonum ya söküldü ya. Ay. Ben de böyle... Oğlum tamam ya dikeriz alırız ne olursun ya. Sen okulun müdür muavini misin? Sen de öğrenci değil misin? Bu çalan zil senin de öğretmeninin geldiği anlamına gelmiyor mu koyayım? Ya bu ne rahatlık? Ne olur dedim ağzımda sigara var. Bu arada sigara yanmadan yarıya gelmiş. Sinirden o gelmiş oraya kadar. Tamam artık yakayım dedim. Uzattı. Çıt. Taşını bitirmiş çakma. Bitirmiş.
Herkesin üniversite anıları vardır tabii. Çok ilginç anılar vardır. Ama bizim üniversite anılarımız kadar garip, saçma sapan ve salakça anılar biriktirmemişsinizdir eminim. Twitter'da takılıyorum. Ozan Akbaba var. Sevgili Ozan Akbaba. Şu anda da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da hükümdar oynuyor falan değil mi? Öyle bir şey yani. Büyük bir rolü var orada. Başrol, yakışıklı aslan gibi çok yetenekli bir adamdır. Eskiden de yetenekliydi. Rıza var bizim. O da müthiş bir yetenektir. Çizimleriyle birçok yerde karşılaşmış olabilirsiniz. Sevgili Rıza. Birbirimize ceza verdiğimiz yıllar geldi aklıma. Oğuzhan Uğur Bilir yazmış. Beni etiketlemiş. Bizim zamanımızda Cekes vardı. Bir grup deli herif birbirini dövüyordu. Atlıyorlardı oradan buradan. Birbirlerinin üstüne işeyip sıçayıp bütün bölümü tamamlıyorlardı. Biz de bu efekte katılmışız. Bir gün ceza vermişiz sevgili Rıza'ya. Tweet atmış. Aklıma bir anda geldi. O aklıma gelince de sanki bir dominonun taşı devrilmiş gibi oldu. Bütün anılar sıra sıra aklıma gelmeye başladı. Durduramıyorum o anıları. Bir iki tanesini yazılabileni en azından yazayım dedim. Aklıma ne geldi biliyor musun? Bir tane çocuk var üniversitede. Ona mesela bizim arabanın bagajında çelik yelek vardı. Çelik yeleği giydiriyorduk. Arabadaki levyeyle dövüyorduk onu. Bam bam dövüyorduk. Zulüm değildi. Çünkü sonra ben giyiyordum, beni dövüyorlardı. Sonra bir yandakine veriyorduk. Kaykaya biniyordu. O kaykayla giderken çelik yelekle biz arkasından sopa fırlatıyorduk falan. Ama çelik yelek yani. Sadece morartıyor. Kırmıyor bir yerini. Abi dayak yiyen bizden fazla eğleniyordu ama işte işin garibi saçma tarafı oydu. Abi biz okulun arkasında bir tane alan var. Sürücü kursu alanı. Oraya parkur yapmışlar. Tepe, yokuş, viraj, toprak ama yol. Yolun kenarındaki taşlar ve tabelalar. Bizde de araba var. Gidiyorduk oraya, ralli yapıyorduk. Rampadan dört teker kim kesebilecek? Girdiğimiz gibi her yer toz toprak. Hızlı ve öfkeli filmi gibi. Bütün üniversiteli kızlar, erkekler toplanıyordu, o alanın duvarı vardı. Onun üstüne çıkıyorlardı. Oo, bizi alkışlıyorlar. Biz tabii kızlar da bizi alkışlayınca iyice el freni. Döndür. Arabaların anası her yere taş sıçrasın. Derken abi yanında da köylülerin serası var. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi önce topçulardaydı. Eski bir meslek lisesini düzenleyip güzel sanatlar yapmışlardı. Ana binada değildik biz. Kampüs içerisindeki o dev binada değildik Olbia'da. Ve bu ilk başta canımızı sıksa da sonrasında bunun müthiş bir şey olduğunu fark ettik. Çünkü düşünsene üniversitede herkes Olbia'da kantine gidiyor, okey oynuyor falan. Şimdi oraya geçti güzel sanatlar. Hoca binanın yanında çimler var. Yazık güzel sanatlar öğrencisinin ne işi var Olbia'nın okey oynanan kafelerinde? Ya mühendislikten dayak yiyecek, ya gidecek başkasına dalacak, bir şey olacak. Şenlik dışında o çocukların oradan ayrılmaması lazım. Ayrılmıyor. Da son gittiğimde onu gördüm. Çimlerin üstüne böyle balık gibi yatıyorlar böyle heykel tartışıyorlar. Her neyse. Toz bulutu böyle indik arabadan. Kızlar alkışlıyor, hey, bir şeyler yapıyorlar. Bu arada iyi ki bizim zamanımızda akıllı telefon, Twitter falan yoktu. Ozan Akbaba benim sürekli maceraya sürüklediğim bir adam. Son attığı tweette o. Maalesef Ozan'ın bütün acı hikayelerinde ben kurbandım ve yanında duruyordum demiş. Haklı. Rally'de mesela çocuk yanımda. Abi yine olan çocuğa oldu. Ozan Akbaba'ya oldu. Sis dağıldı. Sis dağılırken böyle sisin arasından hızlı bir şey geldi. Ha dedim bu ne derken böyle doin Ozan'ın kafasına. Hop Ozan yanımda yere yıkıldı. Meteor düştü gibi ama. Meteor yandan geliyor. Oğlum duman biraz daha aralandı böyle. Hacı dede vardı böyle. Dumanın içinden şöyle çıktı. Bildiğin Yüzüklerin Efendisi 3 hayaletler yardıma geliyor. Aynı dumanın içinden teyzeler, amcalar, namazdan kalkamamış günahtır diye birisi namaz kılmaya devam ediyor. 4 kişi onu taşıyor böyle tepede. Bütün köy, köyün imamı, köyün muhtarı, köyün çocukları, her birinin elinde yol kenarında bulunan taşlar var ya. Böyle böyle taşları böyle böyle teyzeler attı bize. Toz duman ettiğini serseri pik. Şeytan! Antalya insanı bir de sıcakkanlı, sıcakkanlı küfrediyor. Allah belanı versin yavrum! Şeytan mı girdi içine senin çocuğun puşt? Böyle böyle kafamıza taşlar. Ozan çocuğun ışığı var. Bugün görüyoruz dizilerde de ne kadar başarılı. Ozan bayağı üst üste tuğla diyor, daş yiyor kafasına. Abi benim ilerisi için hayallerim var Ozan. Koyayım seni falan mı? O yere düşüyor. Bu öğrenciler tabii duvarın arkasını açtı. Herkes kaçtı. Biz kaçamıyoruz. Neden? Çünkü orada arabamız var. Bugün olsa canım mı önemli araba mı deyip kaçarım. Sağa sola fotoğraf çekip para kazanarak yapmaya çalışıyorsun arabayı. Daha taksidi var. Ben arabanın üstüne kılıf gibi yattım. Tek korkum arabanın üstüne gelecek. 200 köylü tarafından taşlandık. Kim üniversitede 200 köylü tarafından taşlanmıştır şeytan hariç? Orta çağ cadısı mıyız biz? Koyayım. Bizi niye taşlıyorsunuz mesela amcalar? Ben bu hikayeleri anlatayım mı şimdi yoksa... Geleceklerse bırak. Trilyon tane hikayemiz var. Ozan Akbaba bende kaldı bir gün. Twitter'da bana şey demiş. Bir insana yapılabilecek en büyük zulümdü demiş bu şaka için. Deprem şakası yaptım ben Ozan Akbaba'ya. Ünlü de değil. Ne bileyim a**ayım. O zamanlar öyle bir şey yok. Twitter'da yok. Yatıyor böyle çekyatta. Benim evde kalmış. Tercan diye bir arkadaşımız vardı biliyorsun tuvalette bayılan. O da evde. Abi diyor ne yapalım uyandıralım mı dedi. Dedim uyandırmayalım. Çocuk dedim uyusun biraz rahatına baksın dedi. Biz dedim kahvaltıyı hazırlarız dedim. Onu böyle tontiş tontiş uyandırırız dedim. Tatlı adamımdır biliyorsun. Yaptık da o güzel kahvaltıyı falan lan gittim böyle uyuyor. Kıyamadım. Dedim ki yani böyle güzel uyunan bir şeye dedim şaka yapılır. Gittim önce duvardaki tabloyu salladım. Bütün avizelere vurdum elimle. Onları salladım. Sonra Ozan'ın üzerine koştum. Oo kalk sallandık abi yıkılıyor. Ay. Abi şaka yani hani af abi ya. İnsana bu yapılır mı ya? Mesela değil mi bu güzel. Böyle olmadı. Ozan sallandık Ozan kalk Ozan. Saçma sapan bir kaos ortamı var. Her yer sallanıyor. Ozan'ın size birebir yaptığı hareketi söylüyorum bak. Kaçtı. Şaka diyemedik. diye. Apartmanda hala böyle yankılı sesi geliyor böyle.
Sokağa atladı. Sokakta pastanenin orada yakaladık a**ayım. O bakışları hiç unutmayacağım ya. Sevgili Cahre'nin şu anda Pinch'te konuğumuz. Acilen ona bağlandık çünkü onun gıybetini yapıyorduk burada. Gıyabında konuşuyorduk. Kendisine soralım dedik. Eminim herkes sormuştur sevgili Ahmet. Bu milletvekili adaylığı meselesi nedir abi? Protest bir hareket aslında. Şu anda şöyle, milletvekillerinin herhangi bir işlevi kalmadı. Biliyorsun Sayın Başkanımız tek bir imzayla iptal edebiliyor, çıkarabiliyor. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturan milletvekillerinin tek bir işlevi kalmadı. O yüzden aslında milletvekili olmak da öyle çok inanılmaz bir mertebe değil şu anda. Ama başarılı olsam da olmasam da ben milletvekili adaylığımı koyacağım. Bir şeylerin değişmesi gerekiyorsa biraz da artık gençlerin söz hakkı sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Bazı şeylerin çivisi çıktı. Ne muhalefetten ne şu an iktidardan herhangi bir beklentim yok bir şeylerin değişmesi için. Hep diyorlar ki bilgisayar başında oturuyorsun, oyun oynuyorsun, bütün gün kıçını büyütüyorsun, ne yapıyorsun? Ben de bir şeyler yapayım dedim. Vallahi çok güzel düşünmüşsün. İnsanların bir şeyler yapabilme kabiliyeti olması, özellikle biz konuşma kabiliyetlerinin dahi olmadığını düşündüğümüz bir dönemde bize çok faydalı, çok umut verici geliyor. Seni tebrik ediyorum o yüzden. Nasıl ben de böyle bir siyasetçi ağırlıyormuş gibi konuştun mu şu an? Değil mi? Ben de bir şey oldum yani. Peki bu bağımsız adaylık değil mi? Bu bağımsız bir adaylık. Eğer bir siyasi parti kendi ajandasını, kendi parti programlarını bana uygun bir hale getirirlerse neden olmasın? Ama ben kimsenin şu an gençleri düşüneceğini zannetmiyorum. O yüzden böyle bir şey de biraz hayal gibi. Peki mesela ne bileyim senin kitleni, sana oy verecek insanları düşünüp seni partisine dahil etmek isteyen hiç kimse mi olmadı? Yani hiç mi seninle irtibata geçmediler? Oldu bile mi? Hemen hangi partiler olduğunu alabiliyor muyuz? Hayır, parti ismi veremiyorum. Parti ismi niye veremiyorsun abi? Kabul ettin mi? Hayır, hiçbirini. Tamam, hiçbirini kabul etmediysen söyle. Yok, söylemeyeceğim. Saadet Partisi'nden geldi mi? Doğru söyle. Söyleyemem. Tamam, gelmiş. Gülüşünden anladım. Diyelim ki kazandın ve meclise girdin. İlk konuşman ne olurdu? Ya da özeti ne olurdu? Ya da başlığı ne olurdu? Çatısı ne olurdu? Abi öncelikle günlük kıyafetlerimle giderim. İlk hareketim böyle protest bir hareket olacak zaten. Çünkü takım elbise giymek de olmuyor ya bazı şeyler bence. Bunun kıstası bu olmamalı. Ne demiştik? Şıklık bir şeyleri kurtarabilecek olsaydı Titanic batmazdı. Haklısın, o konuda aynı düşünüyorum seninle. Peki vaadin nedir? Neden sana oy versinler? Neden seni seçsinler mesela? Ne yapacaksın? Seçildiğin gibi ilk hamlelerin ne olacak? Yasa tasarısı verecek misin? Bunun için desteği hangi partiden isteyeceksin? Kimlere yakın duracaksın? Kimlerden uzaklaşacaksın? Sonuçta politikaya giriyorsun, bu strateji satranç gibi. Evet. Yani önce kaleni mi oynayacaksın yoksa piyonlarla mı ilerleyeceksin? Her şeyden önce gençliğin dertlerini meclisteki milletvekillerine anlatmak istiyorum. Şimdi benden genç olan vekiller de var ama ruhları boomer yani. Çok yaşlı. Zaten bunlar hep şey kadrolarından geldiği için, particilik oynanan gençlik kollarından, zaten böyle siyasi gibi yetişen insanlar olduğu için ya da birilerinin yakınları olduğu için zaten mizaçları aynı. Mesela ben çok eleştiriliyorum. Twitch yayıncısından vekil mi olur? Yani vekilden YouTuber oluyor da tam tersi neden olmasın? İlk önce her şeyden önce gençleri anlamalarını kafalarına kaka kaka anlata anlata önce bunu başarmak istiyorum. Çünkü gerçekten kimse anlamıyor ve gerçekten kimsenin umurunda değil. Daha çok nüfuzu olan insanların ve grupların ne yaptığı düşünülüyor ama gençlik bir örgüt olmadığı için, bir birlik olmadığı için nüfuzları yokmuş gibi görünüyor. Aksine biz en genç ülkelerden birisiyiz yani Avrupa'da. Gençlerin de haklarının aranması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu bağlamda hareket edeceğim. Yani işsizliğin üzerine gideceksin ilk başta, sonra da eğitimin galiba. Öyle bir durum önce var. Önce işsizlik, sonra eğitim ve dünyayla fırsat eşitliği. Artık Türkiye içindeki fırsat eşitliği falan bunlar fasafiso gençlik için. Şimdi adamın elinin altında internet var. Bakıyor İsveç'teki adam ne yapıyor? Takmış VR gözlüğünü quadcopter uçurarak bunun turnuvasına katılıyor. Anladın mı? Ben ne yapıyorum diyor. İnterneti zor bağlatıyor çocuk evine. Bilgisayarı zor alıyor. Hani evinin içinde bir home entertainment olsun bari diye yalvarıyor çocuk. Yani bunun tek suçu Türkiye'de doğmuş olmaksa bunu birilerine anlatmamız lazım. Hangi bölgeden adaysın? Büyük ihtimalle İstanbul olacak. Çünkü Antalya'dan aday olsam da yani çok zor, çok düşük ihtimal. Antalya'da olabilir, İstanbul'da olabilir. Oğlum bize haber ver de ona göre propagandanı yapalım bari. Ben bir milletvekili tanıdığım var diye rahat edebilecek miyim peki seni tanıdığım için? Hayır abi, bana ne? Liyakat diyoruz kardeşim. Bu tuzağa düşmemen zaten bizi şaşırtmadı sevgili Cahre'yi. Ben de gaza gelirsem gelirim yanına. Beraber otururuz mecliste. Çok geç bile kaldık abi. Şimdi ben Polonya'da da yaşadım biliyorsun. Orada evet. 2015 seçimlerinde yanılmıyorsam bir punk rockçının kurduğu muhalif bir parti. İçinde rapçiler, mepçiler falan var. %10 oyla iktidara ortak oldu yani. Biz geç bile kaldık. Yani Ukrayna'da komedyen başa geçmiş. Bakıyorsun Yeni Zelanda'nın başındaki insan genç. Dünyada artık genç siyasiler savaşta. Bizim de elimizi hızlı tutmamız lazım. Artık bu senaryo ayak uydurmamız lazım. Yani kripto parayı falan konuşuyorlar ve ne konuştuklarını bile bilmiyorlar şu anda. O kadar çağdan uzaklar ki, o kadar uzaklar ki birilerinin anlatması lazım artık. Seni tebrik ediyorum sevgili Cahre'in. Çok teşekkür ederim. Gecenin bu saatinde bayağı üşenmeyip anlattın her şeyi. Cahre'ine bir alkış alalım o zaman. Ben teşekkür ederim abi hakikaten.
varken estağfurullah. Daha uygun bir zamanda sırf bunun üzerinde konuşulur bir pinç de yapabiliriz. Bu sefer yayınladığımız bir pinç. Ne güzel olur. Ne zaman istersen buradayız biliyorsun. Eyvallah tamamdır abi. Ahmet görüşürüz abi. Eyvallah. Kolaylıklar. Bay bay. Vay be. Ne yapsak biz de girsek mi acaba bu topa? Üf çok iyi. Farkında mısınız? Programda kimler var? Doğan Kabak, Ümit Erdim, Melek Mosso, Emircan İyrek, Harun Can, Perdenin Ardındakiler grubu. Telefonla bağlanıyor bir anda. Jahreyn var programda. Ondan evvel Ataberk Doğan telefonla bağlanıyor. Bağlandı. Stüdyomuzda da şu anda kim var? Ne haber abi? Nasılsın? İyidir. Yani bu piyasaya girip bir anda dijital mecraların en sevilen, en izlenen çocuğu olman gerçekten bizi içten içe dedikoduya sürüklüyor. Bir de sempatik yakışıklığı. Teşekkür ederim. Samimi olarak Berke bizim programımıza bir yıl neredeyse, 1,5 yıl önce konuk olduğunda bunu gerçekten söylemiştim. Bu adamı kimse tutamaz. Maden sensen ve madeni sunabildiğin platform böyle yakışıklı, tertemiz yüzlü bir şeyse onun önünü alamazsın aga. Game de başladın. Program nasıl bir program? Ben geliyorum çünkü mesela. Abi çok sonraki güzel. Bölüme bir öğrenmem lazım. Metroda çekiyormuşsunuz. Aynen. Yani metro deniyorsun. Ya şey çünkü... Yani bu şey gibi mi? Hani İbrahim Tatlıses mesela inşaatta keşfedildi. Sonra ilk şarkılarını mesela biliyorsun böyle kumla, kürekle falan sahneye çıkıyordu. Metroda yaptığın programla keşfedildin diye. Sana gerçekten metro dekorlu program mı yaptılar? Ve bunu yaparken şöyle mi düşündüler? Bu çocuğun halktan uzaklaşmadığını anlatmamız lazım. 90'lardan kalma köhne fikri kim buldu? Abi ben buldum. Programı metrodan çıkartmak istiyorum. Hani bütün bölümlerde onu anlatıyorum. Evet ama onu biliyorum. Bunu zaten sen anlat diye sordum. Çünkü ya talk show. Konuğunu arabayla alıyorsun falan. Ha, yani hani talk show zaten ama benim bir karakterim var orada. Ben ya olmasın abi niye metrodayız diyorum. Ve tabii çıkmak ki, için skeçler ve evet, şeyler evet evet tabii ki fikirlerin hepsi güzel, benim harika, zaten. Harika çok hani, güzel. Çıkmak istiyorum orada. Senin bölümün çok koy. Anlatayım mı? Ne zaman yayınlanacak ki bu? Bu çarşamba yayınlanacak. Aa bizimki sonra ama. Bizimki sonra yayınlanacak. Ama çok güzel biliyor musun? Biz oturup izledik. Çok beğeniyorum. Seni çok seviyorum zaten. Bitiyor mu? Devam edecek mi ikinci sezon? Yani ikinci sezon oluyor galiba. Bilmiyorum ki. Çok heyecanlanıyorum programına konuk olacağın için. Çok keyifli bir bölüm olacak. Hadi bakalım ya. O zaman seni konuk değil ki. Uğradı gitti. Aynen. Şu sandalyeyle gideyim. Sandalyeyi alın sonra. Yarın görmeyeyim programda. Otomatik gibi algılanıyor değil mi? Daha da kötüsü olabilir. Zaman biraz daha gülümsün. Abi bir saniye. Çok pardon. Zoom 18. Zoom 18. 15 dakikadır kayıtta değil miyiz? Abi bir dakika oldu konuşmaya başlayalı zaten. Ulan şu yalanı konuşuyorsun be. Nerede duysam tanırım yalanı. O zaman ver coşkuyu a**ayım ya müthiş. Harika konuklarım var bugün. Tabii ki konuk demeye gerek yok çünkü onlar aileden. Sevgili Doğan Kabak ve sevgili Ümit Erdim konuğumuz. Çok acayip hikayeler var aslında bu adamlarda. Yani sizin onları her gün tabii takip ediyorsunuz biliyorum. Kanalınız uçuyor gidiyor. Kanalınız diyorum artık. Sen de sürekli o kanaldasın. Ama sonra, kanalı tabii ki. Kanalı şimdi tabii adam. Doğan Kabak kanalı. Kovsa kovar beni mesela. Mesela. Ya, güç mesela. Onda. Sen mesela bir açıklama yaptın. Önce Instagram canlı yayında. Böyle yüzünde bad tamam mı? Evet. Böyle bir açıklama yapıyorsun. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bildiğiniz gibi Doğan Kabak'la uzun süre video çektik. İsim vermeyeyim ya falan. Arkandakilere soruyorsun. Denesek ya bunu. Dönüyorsun ve diyorsun ki ben artık Doğan Kabak kanalında yokum. Yani hayat, arkadaşlıklar. Ama ben artık o kanalda değilim desen. Nasıl bir yara alırsın? Çok üzülürüm canım. 16 sene oldu. 16, 17. Hep düzeltiyorsun. 17. Abi bana çileli bir 17 yıl çünkü. Ben biliyorum rakamı. Ama tabii çok bu üzülürüm. Başarı öyküsünü anlatmakla burada bitmez. Biz de Pinch programında bunu anlatmayalım ama. Abi nerelerden nerelere geldin? Helal olsun. Gerçekten bunun da farkındaydık biz. Bu bir şans da değildi. Akacak kan damarda durmazdı. Ta kaç sene evvel senin programına katıldım. Öyle bir sohbet ettik arabada. Ben işte. De izledim. Like hala attım. Çok da, çok da izleniyor. Nereden like atıyorsun mesela? Doğan Kabak kanalından mı? Senin bir like atabileceğin kanalın yok, var mı? Yok. Ümit Erdim diye bir şeyim var. Kanal şifresini vermedim ya. Yok vermedi. Yok. Çok istiyorum almak. Benim şifresi kanalın mi? Şifresi de bir tek bende yok. Herkes de var güzel yani. Güzel denklem. Bu şüphe bile yeter. Katıl butonu var mı sende abi? Yok abi ya. Niye yapmıyorsun onu? Yetirmemişim yanımda. Yani insanlar bence oraya para verip sana abone olmak çok hoşlandıkları bir şey değil. Destek onu olmak babında bazen Godaman abiler seni takip ediyor. Onlara iban atarız abi. Direkt hiç uğraşmayalım Katıl'la. Biraz tepki çeken bir şey. Ben de o tepkiyi çok seven bir insan değilim ya. Anladım. Peki sen oyunculukta müthiş bir kariyer yaptın. Hepimizin izlediği, hasta olduğu dizilerde oynadın. Sonrasında bir anda Doğan Kabak'la olan arkadaşlığını bir üst level'a taşıyıp bagaja girip çıkmaktan konuyu araba anlatmaya getirdin. Evet. Ferrari kullandın, araba hızı yaptı, korktun. Kendi tepkini samimi şekilde Korkan ortaya koydun. Doğan. Hızda Korkan Doğan. Bir şey söyleyeceğim. Mekanik garaj abi. Barış. Nasıl şeyden korkabilir ya? Taycan'dan. Taycan'dan nasıl korkabilir kanka ya? Kanka çünkü çok garip bir imelenme var. Acayip bir İyiydi, imelenme bir önceki var. Videoda Huracan'la yapıştırıyorsunuz. Ses senle etmiyor. Senle bir Turbo S çekelim mi? Turbo S mi? Taycan Turbo S çekelim mi? Çekelim. Tamam. Korkmayacağını iddia ediyorsan çekelim. Korkmayacağım. Tamam. Senin kullandığın arabada zaten korkmam.
Korkmam mı? Yok korkmaz. Korkmaz. Yok yok be abi korkmaz. Tamam çekelim. Her neyse ben konuya geleyim normal izleyici konusuna. Sen şimdi oyunculuğu artık YouTuber'la değiştin mi? Ne yaptın? Ben kimlik bunalımı yaşıyorum galiba. Gerçekten bulamıyorum. Burada bunu masaya yatıralım mı? Son videonuzda mı? Bir önceki videoda mı? Sen şimdi fenomen misin? Oyuncu musun? Evet. Böyle bir tartışma yaşanıyor aranızda. Evet. O tartışmanın finali vardı mı o tartışmaya? Sen fenomen misin, oyuncu musun? Ulan harbiden cevabını veremiyorum. O kötü işte. Gerçekten bilmiyorum. Peki yani. Sokakta insanlar sana gelip "Aa hayat bilgisi abi" hepsi diyor. Hepsi bitti. Benim kariyerimi temizledi, sildi bu adam. Şu anda benim sokakta muhatap olduğum diyorlar. Abi sizin o şey videosu abi vardı ya. Şeyden gelecek mi ya videosu? Evet. Şey videosu var ya sizin. Ne videosu diyor? Abi o şeyi yapıyorsunuz, şey yaptınız ya Doğan abiyle. Olan. Gibi bir belirsizlik üzerine. Ama güzel oldu, güzel oldu. Yok, sen güzel şimdi oldu, de canım. Dalaman'da bayağı pilotluk eğitimi alıyorsun. Tabii, uçuyorsun devam. Da artık bitti mi o? Yok bitti o, devam. Bir sene daha orada. O kadar değil, kariyeri pilotluk adamı ya. Hayır. Sonrasında diyorum ki acaba bir YouTube kanalı da sen açsan, kardeş bir YouTube kanalı. Ve sadece uçak videolarım olsa diyeceğim. Şimdi sen her gün 500 tane araba bulabiliyorsun ama sen her gün 500 tane uçak bulabilir misin? Ya da bulsan onlarla uçabilir misin? Uçsan bunun faydası olur mu YouTube'a? Uçmaya kadar kısmını yaparım ama hepsiyle 500 tanesiyle uçamam. Ama mesela sen uçmuyorsun. Pilotu ile beraber uçuyorsun. Ha binersin canım uçak buluruz problem yok. Türkiye'de ne varsa. Yapacak mısın öyle havacılık kanalı yapacak mısın? Bence yap. Ben havacılık üzerine yapmak istemem abi. Çünkü havacılık meselesinde çok de geniş. Sadece evet uçağı evet. Kullanmak yeterli bir şey değil. Onun kültürü başka. Yani çok yerine hakim olmak lazım. Olanlarla program yap. Ya olabilir ama benim öyle bir hedefim yok. Ben bir YouTube kanalı yaparsam onu havacılık üzerine yapmam. Yine kendi üzerimden ha uçakta bir şey yapabilirim. Biriyle sohbet edebilirim. Doğan abi de mesela salt araba videosu yapmıyor ki. Ben mesela muhabbet ediyorum. 2 saat çektik evet. Videoyu biz. Mesela araba videosu yapsa sadece onu diğer araba videoları yapan insanlardan ayıramazdık. Arkasında 20 yıl var onu. Ben havacılıkta yapamam onu. Niye kilitlendik ya, şu an? Yap. Yapamam yapamam. Oğlum yapamam. Nasıl yapayım? Ya şunu yapacaksın. Tamam tamam. Abi Behzat Ç ve Leyla ile Mecnun gibi olursunuz. Onu söylemeye çalışıyorum. Ha, yani tamam onu okey. Ete Çakmak'la Alper Rende gibi diyor. Kardeş kanal açın diyor. Onlar gibi olun diyor. Pas atarız birbirimize falan. Konu benim YouTube kanalı açmama geldi şu anda. Açacağım. Ya, aç. Tamam açacağım. Diyoruz, açacağım. Yani. Hanginize kardeş olurum bilmiyorum ama açacağım ya. Yani. Hayır. Koyun. Dokunma ona. Dokunma oğlum ona. Dokunma ona. Elektrik çarpıyormuş. Ha. Dokunma. Zaten arkamı döndüm. Kelimin çıktığını düşünüp hemen geri döneyim dedim. Yok yok hiç. Neyse. Hani diyorum ki mesela o bir Ferrari oradan. Böyle pisttesiniz. Sen de uçakla böyle kalkış yapıyorsunuz falan. Ben mesela böyle videolar görmek isterim. Tabii ki bize oturup şeyi anlatma. Evet arkadaşlar bugün uçaklarda gelinen son nokta da şu. Airbus firmasından aldığımız bilgiye göre falan. Böyle bir video istemiyoruz senden zaten. Kanka şöyle sıkıntılar var. Okula başladığım an ilk çekmek istediğim video zaten buydu. Yanlayan Cessna. Hayır abi İstanbul Park'a inelim dedim Cessna'yla. O kadar öğrendin mi ya? Abi gerçekten bak ilk hedeflediğim ya, video müthiş bu. Ya müthiş video olmaz mı bak, ya? Gelecekti arabayla. Ben uçakla piste inecektim. Konuştuk Buğra'yla. Pistin kondisyonu ve metrajları yetiyor bizim uçak için. Limitleri içinde yani inip kalkabiliyoruz oradan. Ama sıkıntı çok daha büyük abi. Sabiha Gökçen'in hava trafiğini kilitliyorsun. Şöyle bir şey var. Bizim o videoyu çekmemiz için gerçekten Sabiha Gökçen'in yarım saat 45 dakika durması lazım. Hayal etmesi çok güzel ama gerçekten imkansız. Atatürk Havalimanı'nda yapalım. Ben niye bu kadar zorladım şu anda? MCN'leri de değilim ki adamların acaba. Ama yapman lazım. Ya biz seni de mesela tabii ki Doğan abinin videolarında çok seviyoruz ama senin de ayrı bir kanalın olmasını ve videoların olmasını çok isteriz. Sizin de desteğinizle. Estağfurullah. Ümit'in enerjisi bence YouTube'a çok uygun bir enerji. Tabii abi. Ki. Bence de kesinlikle. O zaten 2 senedir söylüyor ama abi. Ama bir karar ver yani artık. Bana 2 senedir söylüyorum abi. Abi konu ne olursa olsun yapalım, muhabbet ve samimiyetin zaten yansıyor bize. Yani düşünsene bir sürü araba kanalı var. Ben birçoğunu da takip ediyorum, izliyorum ama Doğan abinin orada alameti farikası çok başkaydı. Çünkü adam o kadar bilgili ki araba konusunda hissiyatı yüzüne yansıyordu. Mesela hep söylerim. Doğan abinin çektiği araba videosunda Doğan abinin yüzünü ve mimiklerini izlemeniz yeterli. Yani arabanın neresi yumuşak plastik, neresi sert, ne kadar mesafe var falan bunları adamın suratından hemen anlıyorsun. Arkadaşlar Seyha, bunu tanıtacağız diyor. Mesela almıyorsunuz onu. Onu almıyorsunuz ama bazen de böyle acayip heyecanlı oluyor. 5 tane teaser paylaşıyor. Arkadaşlar bugün var ya falan diye paylaşıyor. Onu mesela alın o arabayı. İşin kötüsü mesela Doğan abi benim arkadaşım olduğu için ben sürekli mesela bu araba nasıl, bu araba nasıl diye adama mesaj atıyorum. Sadece Türkiye'de ben atıyormuşum gibi de geç cevap verdiği zaman tripleniyorum. Senin kaç tane böyle arkadaşın var da kaçı sana acaba abi bu araba falan alalım mı diye mesaj atıyor şu anda. Kanka benim şöyle bir durumum var. Eve gelen abla mesela, temizlik için gelen abla bana şey soruyor işte ya bizim oğlan connect düşünüyor. Ne diyorsun? Diyor mesela. Ya da işte markete alışverişe gittiğimde kasadaki arkadaş abi faz 4 Clio düşünüyorum. Ne diyorsun? Diyor yani sürekli ben zaten bu soruyla muhatabım. Onun için çok yakın çevreme de bununla muhabbetini yapabiliyorum. Onunla ilgili sıkıntı yok ama tabii ki yoruyor. Yoruyor tabii ki yani bir tarafta. Benim çektiklerim ne olacak? Bunun bana attıkları ne olacak? Herkes ona, o bana. Onun nasıl? Bana attıkları arabaya şunu takalım mı? Arabaya bunu alalım mı? Kanka bu jant nasıl? Kanka Instagram'dan bir araba attım. Onun ön lipine baksana. Bilmem nereyi karbon mu yapsak? Ben 24 saat bununla yaşıyorum. Karbon mu? Abi siz ne yaptınız? Bu YouTuber'lar abi iyi kazanıyor.
Ama sen tabii bunu hak ediyorsun. Şimdi doğal olarak arabalarla ilgili herhangi bir marka ilk başta Doğan Kabağa gelip bul. Oo. Sakin ol. Mesela bütün reklamlar artık sana geliyor bayağı. Sen bu sektörde bir haç taktın ve bunu bayağı bayrağını sallıyorsun. E peki hiç böyle bakıp her gün çünkü bir araba videosu tanıtan çıkıyor. Hiç bakıp ulan bak bizim sektöre de göz diktiler falan tribine giriyor musun? Hiç girmiyorum kanka ya. Nasıl hiç girmiyorsun hiç ya? Ya şöyle böyle bir durum oldu. Bütün hepsini tanıyorum bir kere. Çekenlerini zaten hepsini tanıyorum işte. Turul'la da yüz yüze tanışmamıştık. Bugün tanıştık. Mesela Turul doğru yolda burada diye söylemiyorum. Çünkü eğlenceli yapmaya çalışıyor işi. En basit abi şu an insanlar bizi izliyorsa biraz güldükleri, eğlendikleri için izliyorlar. En abi büyük muhabbet için yani. O yoksa adam da zaten yapamıyor günün sonunda. Yapıyor tabii ki ama belli bir kitleye hitap edebiliyor. Yani çok araba meraklısı, hardcore araba meraklısına hitap ediyor. O teknik bilgiler falan çünkü onlara hitap ediyor. Alaaddin yüzden 61 hakkında ne düşünüyorsun? Alaaddin 61 tatlı adam bak izliyorum. Buradan selam söylüyorum. Selamlar. Çok o kadar sempatik adam, bir adam evet, ki. Kesinlikle. Çünkü yurt dışında yaşıyor ve yurt dışında doğal olarak bizim memlekete gelmeyen arabalara ilk o ulaşıyor. Ve diyor ki TR'de ilk. Adam gidiyor diyor ki merhaba arkadaşlar bugün harika bir araba aldık. Mesela bu arabaya görüntü sistemi takmışlar çok güzel oldu. Harika bir araba. Biniyor falan. O da yaşıyor kurban oldum. Onda da sendeki hissiyatın daha şeyi var. Naif bir hali var. Mesela sen Karali 53'ü izledin mi? Yok o ne? Sen o YouTube kanalını izle. Biz de onu seviyoruz mesela. Çok iyi. Gerçeklik, samimiyet çok iyi. Yani müthiş çocuk. Karali 53 abi. YouTube kanalı, araba kanalı. İzle. Peki sen en çok hangisini beğeniyorsun mesela bunlardan? Karali 53. Evet. Bu kadar. Evet. Çünkü çok samimi. Samimi çok abi. Full gerçek. %1000 gerçeklik var Karali'de. Sen gittin mi hiç videosuna? Yok gitmedim ama planladık gideceğiz. Planladık ama gidemedik ya. Evet evet. Konuştuk. Yani konuştuk internette. Oğlum bu çok güzel bir şey. Araba videosu çeken insanların yine kendi işini yaparken birbirine destek olması harika bir şey. Çünkü bizim mecrada o pek yok ya. Ulan neler bak. Bir arkadan şey durumu var böyle tabii, değil tabii. Eyvah trende girmişler falan. Hani o durum var. Ama siz tabii doğal olarak yıllardır bu işi yaptığınız için hiç böyle sıkıntılarınız olmaz. Ben de biraz sonra sizin teorideki bilginizi uygulamaya dökmek istiyorum. Zaten biliyoruz aslında ama. Sınav mı olacağız? Burada tabii siz şimdi küçük arabalarla takılmışsınız akülü arabalarla şehirde. Onlar geldi. Arabalar geldi buraya. Ben de dedim ki bizim stüdyoda at gibi ve biz sadece 3 metrekaresini kullanıyoruz. Tamamını kullanalım. Burada yarışalım. Yarışmayalım mı? Tabii. Kim alır? Ulan en hafif kimse o alır. Kimin ekibisiniz? Ümit Erdem. Adamlık. Abim alır ya. Adam lan. Her türlü. Var mı iddiası olan başka? Peki son dönemlerde bunu sormam lazım. İzleyici için de sormam lazım. Biliyorsunuz bir anda bir ÖTV geldi. MTV geldi işte. Biraz daha verin geldi. Bir şey geldi. İkinci el araba alırken bile sanıyorum artık değil mi? Bir vergi veriyoruz. Gelecek geliyor. Vergi geliyor. Değil de daha notarda satış. Evet, evet. Binde beş bir para gelecek. Tip atın bize yani. Gibi. Diyorlar. Harika. Yani bildiğin gibi normalde Türkiye'de bizim 500 bin liraya uf be bu arabalarda 500 bin liraya alınır mı dediğimiz arabalar şu anda 3,5 milyon oldu. 4 milyon olan da var. 5 milyon da var. Bizim bence atılan sıfırlar geri gelmiş olabilir ya. Öyle bir durum oldu araba fiyatlarından. Hakikaten öyle bir şey oldu. Geldiniz. Gerçekten o tuhaf bir şey oldu. Adam ilk yerli milli arabayı çektiği için o yorum yapmıyor şu an. Şey diyeceğim. Doğan abi böyle bak. Demedim ben demedim. Bu dedi. Murat Günah aldılar bak. Türk tasarımcıyı aldılar. Çok başarılı. Fordun bası. Evet, evet, evet. Bu arada ben tweet attım. Benim başım belaya girdi. Yani bir tweet attım. Dedim ki çıktığı gibi alırım dedim o arabayı. Çünkü yerli milli gayet elektrikli bir jip yapmışlar. Gerçekten çıktığı gibi alırım dedim. Helal olsun. Hayırlı olsun dedim yani. 50 bin kişi. Fal bilmem kaç bin kişi. Retweet. Ulan dedim ki aferin. Bak insanlar da benim gibi düşünüyor demek ki. Ulan o retweetlere bir baktım abi. Yarısı alıntılı. Ya kaç para aldın acaba bunu paylaşmak için? Ya senin Allah belanı. Sen işte böyle yandaşsın falan. Aa ne oluyor lan dedim. Bizimkiler ya bizim memleket bir araba yapmış. Dedim ki çıktığı gibi alırım. Ne yapayım yani gidip yurt dışından başka bir araba alayım onu mu alkışlayın yani ben o konuyu da anlamadım. Abi, sen de gittin videosunu çektin ekşi sözlükle hemen sana yazmışlar demişler ki falan filan. Yani çekmese miydin? Yok oralı oralı her şeyi yazmışlar bana her şeyi yazmışlar. Doğan mutlaka daha doğru bilgi verir ama konusu açılmışken yerli otomobille ilgili bir şey söyleyeyim abi bak. Araba yapmak bu siyasi bir şey değil bu arada. Araba yapmak millet başı daha fabrikası yok araba var. Ulan Tesla garajda yaptı arabayı Elon Musk. Yani o iş öyle başlıyor zaten. Yani arabayı yapıyorsun gerçekten önce. Öyle bir fabrika yapalım da içinde hangi arabayı üretelim diye bakmıyorsun. Öyle bir şey değil bu. Ve gerçekten işte diyorlar ki neresi milli orası buradan yani Mercedes'in birçok parçası Gebze'den gidiyor şu anda. Yani Mercedes şimdi mesela Alman değil mi? Öyle mi diyelim? Bu konu böyle bir şey değil ve gerçekten bizim otomobilimizin olması bugünün de konusu değil. Bu zaten bence 50 yıl geç kalınmış bir operasyon. Yani bu zaten olmalıydı çoktan ve gerçekten de çok heyecan verici çünkü ekiple Doğan tanıştı. Ben adamları zaten biliyorum kağıt üzerinde de o tanıştı bir de. Çok önemli bir ekip var abi. Gerçekten çok iyi iş çıkacak. Sanırım insanlar bazı başlıklarının altına çok inemiyorlar da başlar takılı kalıp devam ediyorlar. Abi işte yani. bir sürü etken var orada. Yani işte normalde bir otomobili %55'e kadar kendin üretiyorsan o yerli üretimdir. Bizimki de %55'in birazcık üzerinde mesela falan. Bir sürü etken var ama alır tabii mısın? Ki linç yiyorsun. Şöyle söyleyeyim. Denemek, vakit geçirmek için alırım. Ondan sonra kararımı veririm. Şimdi ben daha kullanmadım arabayı ama baktığında günümüz teknolojisinin hepsini kullanıyor abi. Otonom sürüşü kullanıyor işte. Elektrikli otomobili kullanıyor. Baktığında daha bir sürü farklı şeyler de kullanıyor. Alırım, kullanırım, bakarım yani ama o zaman veririm kararımı. Şimdi ben yıllarca İngiliz dergisi yaptım. İngiliz dergisinde bir karşılaştırma varsa arabalar arasında. Orada Aston Martin varsa mesela Aston Martin kesin birincidir ya da McLaren
McLaren varsa kesin McLaren birincidir. Yerli bir araba milliyetçiliği vardır adamlarda yani. Diğer taraftan biz de ne bileyim gideriz bir yere çayımızla övünürüz yani, anladın mı abi? Bizde de var milliyetçilik sonuç itibariyle. Tabii. Ama arabayla ilgili bir şey olduğu zaman çok daha fazla heyecanlanıyorsun. Tabii canım, heyecanlanıyorsun. Bu da anlayan da var, tabii, anlamayan da var. Yani o araba beni heyecanlandıran bir araba. Çünkü yıllarca ben otomobil fuarlarına gitmişim. Adamlar bizi sıraya sokmuşlar. İngiliz'in yaptığı arabaya işte dur bakalım kapısına dokunma, orasına dokunma, burasına dokunma. Mesela evet biz de onlara bakıp üf ne acayip araba falan demişiz. Şimdi ülkene gelip kendi yaptığım bir arabayı görünce heyecanlanıyorsun tabii haliyle yani. Bu kadar basit aslında. Ne güzel anlatmadı bu be. Bravo be. Adam ya. Yemin ediyorum adam ya. Müthiş. Doğan abi artık o kadar çok araba programlarıyla özdeşleşti ki. Zaten Doğan abinin birine yakınlaşmasına gerek yok. Benim çevremdeki konuşmalar da hep bunu gösteriyor. Biz de mesela siyasilerle program yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Arkada konuşulan konuşma hep şuydu. Biz yeni bir zırhlı araç çıkarttığımız zaman bunu Doğan Kabak'a sunmalıyız. Adam tanıtmalı, göstermeli falan diye. Ben bu konuşmaların tamamını duydum. Yani Doğan abi gidip bir yerlerde böyle merhabalar, ben sizinle çok iyi anlaşayım da bana araba tanıtırım demiyor. Abi. Çünkü bununla ilgili de yazılan birkaç şey gördüğüm için evet, söylüyorum. Ben bizzat bu işin içinde olduğum için açıkça söyleyebilirim. İnsanlar zaten Doğan abiye gidiyorlar. Hiç merak etmeyin. Doğan abinin bir yere gittiği yok. Biz yani çocukluğumuzdan beri siyasetle hani sen evet babandan evdeki muhabbetten maalesef yani mutlaka bir ilişki doğdu yani mutlaka ben bir şey de bilmiyorum abi, siyasetle hiç işim olmadı yani. Ben doğduğumdan beri evde araba konuşuluyor. Bu kadar basit yani. Şimdi Kenan Sofuoğlu inanılmaz bir araba aldı ve gidip çekeceğiz, konuşuyoruz, ediyoruz. Şimdi ben arabayı çekmeyeyim ya. O arabayı kullan, deli gibi kullanmak istiyorum ben yani. Ne almış? Söyleyeyim mi? Buradan bir, ama gerçi paylaştı ya. SF90 aldı abi, yeni Ferrari. Alarm çaldı. SF90 deyince alarm çaldı. Piyasa hakkında konuşmak için buraya sizin de müsaadeniz olursa yine sizin arkadaşınız olan Oto Galeri'de İstanbul'da tek, Türkiye'de ilk üçte. Sadece. Sadece. Muskar. Muskar. Mustafa. Ama sadece. Muskar'ın sevgili sahibini buraya davet edelim. Bravo Mustafa. Reis hoş geldin. Hoş bulduk abi. Muskar. Sadece Muskar abi. Muskar değil. Sadece Muskar. Başına da sadecesi var. Evet abi. Ümit abi biliyor. Doğan abi de biliyor. Bazen de sadece ama sadece Muskar olur. Bazen de sadece Muskar ama sadece. Anladım. Şu an peki sadece ne söylesek yeterli olur? Abi şöyle, o benim eşimle yaşadığım bir diyalogdan sonra çıktı. Yani ben Bursa'dan geldim İstanbul'a, işte ayaktan araba alıp satıyorum. Komisyonculuk yapıyorum yani daha doğrusu. İşte Ahmet'in arabasını Mehmet'e satan. Sıfırdan başlamak yani konuyu. Sıfırdan başladık abi. Yani hani hiç paramız yok. İşte komisyonculuk yapıyoruz yani. İşte senin arabanı ona satarak para kazanıyoruz falan. Daha sonra işte üniversiteyi bitirdik, yurt dışına gittik, geldik. Bir iş yerimizi açtık. Akabinde bir gün bir otelde bir kahvaltı sohbet ederken arkadaşlarımızla eşimle yaşadığım bir diyalogda dedim ki ne sen varsın ne ben varım. Sadece Muskar var diye böyle bir çıktı abi. Reklam filmi olur biliyor musun? Burada galeri patronu gelmiş hazır. Araba kesin kitlememiz lazım. Nargile içiyor musun? İçerim. Hazırlatacağım şimdi dükkanına çıkışta. Müsaitsen gel. Gidiyor muyuz? Tabii tabii. Gidiyoruz. Abi bizde her şey gerçek bak. Bir defa onu bil. Gece 2'de aradın, açarız. Arabayı teslim ederiz. Arabayı göndeririz. Şimdi arabayı getiririm. Arabayı dükkanda da teslim ettirebilirim sana da. Problem yok. Sadece ama sadece Muskar. Nerede? Yeriniz nerede? Abi bizim İstinye Park'tan Emirgan'a inerken 300 metre abi. Solda bayırda kalıyoruz yol üzerinde. Sende böyle hikaye var mı? Adamın biri gecenin 3'ünde beni aradı. Dedi ki bana dedi 2 Porsche, 4 Ferrari oradan sar çok falan. Çok hikaye var abi. Bir tane hiç unutamadığın bir şey anlatır mısın bize? Şu paranın gücünü bir görelim ya. Anlatırım abi. Ümit abiyle geçen akşam da konuştuk. Mesela ben iş yerinden 9.30-10'a kadar minimum duruyorum. Eve gittim abi. Gece 1'de bir telefon geldi. Bir S-Class var bende. O araba alınacak. Gece 1'de abi biz aynı şekilde kıyafetlerimiz, çayımız, kahvemiz, klimalar açık, ışıklar açık, gündüz gibi davranıyoruz abi. Satışımızı gerçekleştirdik 2.30 gibi. 4'te gittik, yattık. Sabah 7'de tekrar dükkandayız. Kaç paraydı o araba? Abi ne kadardı? 1 milyon 480 bin TL'ydi. Gece vakti yapılan 1.5 milyonluk satış. Borsa kapalı ya, kuru oynamasın diye herhalde. Öyle değil mi? Piyasalar kapalı işte. İşte gerçekten samimiyetime inan. Ümit abiyle falan biz çok konuşuruz gün içinde. Abi ben storylerden adamın artık uyumadığını düşünüyorum. Evet, yani gerçekten bizde çok oluyor. Yani gerçekten. Ve yani bunlar Bursa'dan geldiler. 11'de çıktılar, 1'de dükkandalar. Biz hazırız o anda. Gecenin köründe yapılan satışlar. Elleri hazırlamışlar, para sayacaklar. Hazırlar. ÖTV'ler, MÖTV'ler, araba fiyatları çoğaldı, bilmem ne oldu. Size hiç zarar vermedi mi? Zengin yine zengin mi onu soracağım. Abi çok net bir şey söyleyeyim. Arabalarla yakalananlar, ben de yakalandım. Arabayla yakalananlar fayda gördü abi, ben dahil. Ne demek arabayla? Elimde araba elindeyken. Ya. Araba elimizde mevcutta kaç araba var? Atıyorum benim o gün 26 tane arabam vardı. Gece 1'de oldu bu olay. Tam da idrak edememiştim. ÖTV zammından bahsediyorsun. Evet abi. Yani sabah ben şampiyon olmuştum kendime göre. Ama hani arabasız yakalandığın zaman hani paradasın, tekrar bir araba alacaksın ama çok yükselmiş. Ama arabayla yakalandığın zaman mevcut araba yükseldiği için biz biraz fayda gördük yani abi. Ben millete dokunuyor mu acaba bu diye düşünmeye başlamıştım ama bunu da sanırım fırsata çevirenler var. Ben mesela şimdi Range Rover almak istiyorum, sport. Range Rover ama biliyorsun ÖTV malum çok pahalı. Abi YouTube'daki izlenmelerine bakarız. 3 aşağı 5 yukarı kazancını ortalama hesaplayayım. Çok iyi lan hakikaten. Gerçek zeka, gerçek ticaret bu. Hayırlı olsun o zaman. Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun ha? Diyelim mi? Ne oldu lan, ne bileyim bir...
Bizim banka kartı kimde oğlum? Rezil olmayalım oğlum adama. Yok yok, problem yok abi. O arada başka bir şey söyleyeyim. İkisi var. Arabayı al bu gece. 1-3-5 gün. Almadım de getir. Şaka zannediyorlar abi. Gerçekten böyle. Abi gerçekten böyle ya. Gerçekten bizim için en büyük detay referans abi. Ya adamlardaki taş bak diyeceğim, program işte öyle denmiyor. Yani diyemiyorsun da ama. O zaman çok enteresan bir part oluyor. Bayağı bu parttan sonra o zaman gidiyoruz. Instagram. Sadece Muskar var. Bir de Mustafa Akan var. Mustafa Akan. Ama diğer Instagram adım da sadece Muskar. Dükkanın adı gerçekten sadece Muskar. Gerçekten sadece Muskar. Peki buradan seni videodan izledi birçok insan ve büyük ihtimalle de geleceklerdir şimdi. İnşallah abi. Geldikleri zaman mesela araba almaya gelmeyip abi ne muhabbetin var deyip seninle nargile içmeye gelseler kesinlikle de kabul abi, başım üstü. Gördüğünüz gibi gayet samimi. Çok acayip bir adam. Biraz sonra da partımızı bitirince, konuk partımızı bitirince de gidip bir bakalım bize acaba hangi arabayı satacak. Onu da konuşmuş oluruz. Çok enteresan şeyler oluyor şu anda. Kanlı takip, bayılıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Bravo. Teşekkür ederim. Tamam. Sadece Muskar. Beyler teoriyi bırakıp uygulamaya geçelim mi? Hadi geçelim. Hadi yarışalım. Hır. Aa, sandalyenin de güzel oluyormuş. Habire indirdi kaldırdı ya. Sonda kalanı döküyor artık. Evet, hazırız. Zemin güzel abi, şartlar iyi. Bugün iddialıyız. Sadece arabam biraz sağa az dönüyor. Dönüşler de hep sağ. O yüzden biraz sıkıntım olacak ama iddialıyım tabii ki. Arkadaşlar SA. Challenge dediğiniz zaman biliyorsun, var mısın Arif olarak gerekeni yapacağım. Teşekkürler, hoşça kal. Yani tartışmaya gerek yok. Biz bilim kanalı sahibi olanların bilimden anlamadığını da gördük. Belki de araba kanalı sahibi olanlar da arabadan anlamıyordur. Şimdi uygulamalı görme vakti. Biliyorsun Tuğrul. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Abi iyi olan kazansın. Evet Berk, açılış hareketini yap ama. Tabii. Yarışa hazır mıyız? Böyle mi? 3, 2, 1, başla! Durmak serbest mi? Ha, dönmüyor bak, dedim dönmüyor diye. Aa, dönmüyor benim araba. Beyaz bayrak, beyaz bayrak. Ne oldu ya? Hararet yapmış, hararet. İyi misin? İyi misin? İyi değilim. Hadi. Gitmeyin. Arabayı kırdı. Sen bin, bin, sen bin. Hadi! Ya! İtsene ben! İt, dayan dayan! İki de vurdur, iki de vurdur! Bitti! Yarış bitti! Kazandın mı? Bitti! Kazandın mı? Yarış bitti! Ya, komik! Kaza var! Vaa, bir suyundan çıktı artık! Ne yapıyorsun? Nos açıyorum. Evet, Finch'te inanılmaz bir gösteriye şahit olduk. Fakat adamlar profesyoneller. Yani yeniyorlar. Yapacak bir şey yok. İyi yarışta da izlediniz. Peki bu işi bir adım sonrasına taşırsak, yani işi birazcık daha zorlaştırırsak acaba ne olur? Gördüğünüz gibi bu arabaları ilerletmek için kendi kumandalarını kullanıyorlar. Peki madem 17 yılın dostluğu var, madem artık bakışlarıyla bile anlaşıyorlar, kumandaları değiştirirsek, yani Doğan abinin kullandığı arabayı Ümit, Ümit'in kullandığı arabayı Doğan abi kullanırsa, böyle Türkçe'de de bir cümle yok, bu ne yapıyoruz biz acaba şu anda ya? Acaba ne olur? Gelin bir soralım. Kumandaları değiştiriyor musunuz? Değiştirdik al. Bundan ama geometrisi bozuk bu arabanın. Arkadaşlar 17 yıldır mı tanıyorsunuz birbirinizi? Evet. Onun kumandası onda, onun kumandası onda. Bakalım kim kimi tehlikeye atacak, kim kime kıyak geçecek? Bir şey olsa benim kemiklerim kaynamaz ha. Kaynamıyor zaten. Oğlum bak, buraya vurma beni. Çok iyiymiş böyle ya. Ne yapıyorsun? Şuraya giriyorum. Yan yana ama... 17 yıllık dostluğun verdiği tabii ufak... Oğlum tefek. Duvarla arabanın arasında kaldı ya. Çok kötüydü be. Bir şey yok, bir şey yok. Hop hop hop! Ümit Bey'in kumandası sizde, Doğan Bey'in kumandası sizde. O evet. Zaman yarışı başlatıyorum. 3, 2, 1, başla! Çalın oğlum! Ne yapıyorsun? Dur. Doğan. Al beni al, geri al. Ben çalışmıyorum. Tamam tamam al. Dörtlü yanıyordu galiba. Tamam. 3, 2, 1, başla. Şurat abi gel. Ya.
Niye kendine vuruyorsun beni ya? Oo. Oğlum ya bak. Oğlum. Oğlum saçmalama, millet burada. Yavaş yavaş. Allah. Evet, şu anda yarışın ortasında yarışı bitirmek zorunda kaldık. Hiç önemli değil. Şu anda hepimiz sakatlandık, bütün ekip. Doğan Bey, neler söyleyeceksiniz? Ümit Erdem sizin arabanızı kontrol ediyordu. Abi kameraya soktu beni orada. Reji masasına girdim ya. Ama siz de onu seyircilerin arasına soktunuz. Neler düşünüyorsunuz Ümit Bey? Bence burada şike var. Ayağını göster. Oğlum bu kumandaları kim değiştiriyor? Abi bak, Carwise'den teklif gelmiş sana. Transfer edelim mi seni oraya? Dolar kaç para oldu? O zaman Ümit Erdem'e ve Doğan Kabak'a teşekkür ediyoruz. Bu gitti. Ümit Erdem kazandı. Abi helal olsun. Gerçekten özellikle birbirinizin kumandasını kullanarak araba sürmeye çalışmanız. Ayağın iyi mi? İyi iyi iyi. İyi mi ayağın? Bir şey yok değil mi? Yok iyi iyi. Ha? İyi bir vallahi şey yok. İyi ya. Bir ara kafanı çarptın duvara, onunla da bir hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok abi. İyisin. Şükürler olsun. Doğan abi, şu anda YouTube kanalın kaç takipçide? 1.700.000 oldum. Gelin geçen hadi hafta. Çok acayip şey yapalım. Işık daha kurulmamış, biz yapalım ama. Olsun. Kayıtta izleyip alkışı verdirtmeseydin bari. Neyse, ışıklar kuruluyor. Tabii buraya pist yaptık. Kolay şeyler değil YouTube'çuluklar. YouTube'çuluk. Getir getir getir. Getir getir yavrum, getir. Gerçekten getir. Yavrum ışığı bile programın ortasına getirdiler ama getir, bir şey olmaz. Kameraya girsek ne olur? Teşekkür ederim. Olmaz. Zahmet oldu. Sağ olun. Ufaklık nasıl? Şükür abi, iyi. Ufaklık bundan ünlü. Benden ünlü. Bizden de ünlü. Sağ ol, sağ ol. Yarıştık da biraz. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz bu arada size de. Siz de eğer bu arabalardan kullanmak, almak isterseniz, çok da yüksek değil bütçeleri, biliyorum. Yani Doğan abiye göre değil. Bana biraz. Biz bebekte bile kullandık ya. Evet. Evet, valeye falan verdik. Biz kullandığımızda bu arada uygundu. İnternet adresini de aşağı yazarız. İstediği zaman insanlar ulaşsınlar sizlere. Gelip elletiyor musunuz arabaları? Belki almayacak adam. Yine de böyle gelip falan, değil mi? Test sürüşü var mı abi? Var abi, var. Çok kibar, çok tatlı adamlar zaten. Arabaları burada bak, duvara muvara çarptılar. İki kere böyle kolonyayla ayılttık abi. Yani o kadar çok, yani ölmedi en azından. O kadar değer vermiyorlar da. yok şaka bir yana. Gerçekten pinç içinde böyle müthiş konuklar geldi ve biz de böyle bir tatlılık yapalım dedik. Siz de kırmadınız, icabet ettiniz. Araçlarınızı bize kullandırttınız. Size de çok teşekkür ederim. Sağ ol abi. Şu anda kanalının abone sayısı kaç? 1.700.000. Arkadaşlar, bir videosu var Doğan Kabak'ın, Ümit Erdem'le yine. Bakın çok ciddi söylüyorum. Gelin Türkiye'de bir ilk yapalım. İnadına yapalım. Bizi şu anda her kim izliyorsa. Telefonundan izleyen, sıçarken izleyen. Ne bileyim efendim, öyle. Mimarlar var, proje çizerken bizi izliyorlar ama izlemiyorlar aslında. Yanda radyo gibi laptopla bizi açıyorlar, dinliyorlar abi. 2 saat program tabii doğal olarak. Eğleniyorlar, gülüyorlar. İnternetini, telefonunu, laptopunu televizyona bağlayıp arkadaş grubuyla 20 kişi bizi izleyenler. Nerede izliyorsanız. Konya'da, Bitlis'te, Şırnak'ta, Diyarbakır'da, İstanbul'da, Bursa'da, Antalya'da, nerede izliyorsanız. Gelin büyük bir hareket başlatalım. Doğan Kabak YouTube mecrasına verdiği sözü tutmasıyla bilinir. Bugüne kadar hiç fake'i de falsosu da olmamıştır. Belki de ilk falsoyu biz verdireceğiz. Gelin bunu yapalım. Doğan Kabak bir videosunda diyor ki 2 milyon takipçiye ulaşırsam Ferrari 458 alacağım diyor. Bir şey diyeceğim, 2 milyona bir şey kalmadı. Adama biraz zaman verin. Yok, vermek istemiyorum. Dolar çok arttı. Hayır, önemli. Euro da arttı. Onlar bizi ilgilendirmez abi. Onlar sizi ilgilendirecek şeyler. Yani gelip de burada benim takipçimle oturup size hesap kitap yapmayalım. Doğan abi şimdi evi satarsa şöyle alır. Onları da bizim takipçimiz yapmasın. Sen bu sözü verdin mi abi? 2 milyon olunca Ferrari 458 varını yoğunu verip alacaksın. Evet. Çünkü bir videonuzda sen söylüyorsun. Hatta sen de söylüyorsun. O hatta diyor ki bir daha Ferrari kullanırsam diyor senin Ferrari'ni kullanacağım. Ben bir kere Ferrari kullandım o videodaki. Bu arada şunu da yanlış anlamayın. Doğan Kabak'ın Ferrari'sinin olması bence müthiş bir şey. Çünkü gerçekten çok acayiptir. Bir gün sinema filmi çekmeye gittim Kocaeli'ne. Kendim çekiyorum bu arada. Ben oynamıyorum. İyi film yani. Ben oynamıyorum. Gittik böyle, bir tane orada fabrika sahibi birinin 19 yaşındaki bir evladı geldi. Bir Ferrari ile. Geldi böyle, indi. Sanki Ferrari'den iniyormuş gibi değildi ama. Yani herhangi bir araçtan iniyormuş gibi. Böyle falan kapısını böyle kapatıyor. Ulan bir park ettiğin yere bak, oradan bir şey geçer mi? Yok. Arabanın üzerinde kuş sıçmış, o duruyor. 3 gün olmuş sıçalıyor. Onu temizlememiş, kazımamış. Öyle bir tip yani. Baba parası almış arabayı, koymuş Ferrari'yi. Hani o çocuğa bir bakışınız var ya. Mesela onu işte Doğan Kabak'a yapamazsınız abi. Doğan abi Formula 1 arabası alsa bile Doğan abiye yakışıyor. Çünkü bu adam arabaya gerçekten aşık. Her şeyini biliyor. Gelin büyük bir hareket. Kim izliyorsa bizi, Doğan Kabak'ın kanalına hemen şu anda abone olsun. Kampanyalar başlatalım. Twitter'dan, Instagram'dan storyler atalım. Doğan Kabak'ın kanalını 2 milyon yapalım ve ona 5 gün verelim. 5 gün içinde o Ferrari'yi almak zorunda. Kabul ediyor musun? Abi 300 bin kişi var 2 milyona. 300 bin kişinin bir de 10'ar euro ateşlemesi lazım. Hayır, biz öyle bir şey, biz öyle bir şey söylenmedi. Tamam işte, yani teknik olarak anca öyle oldu. Tamam, gelsin 300 bin kişi. Sen niye savunuyorsun ki? Daha önce oldun mu öyle bir şey kanka? Abi. Oldu. Programında. Oldu. Nasıl, 458 mi aldılar? Gelenler illaki almıştır da bize söylemediler. Ya aşama aşama gidelim. Kanalı taşıyalım bir yere gerçekten. Sen neden bu kadar ilgilisin? Oğlum araba çok pahalı. Tamam, sen mi veriyorsun parasını arkadaş? Tamam da fiyatlar çok arttı. Alsın alsın. Al, söz verdi. Ben bak bir
bir noktaya kadar şey yapmaya o çalışıyor. Şimdi borç verecek oradan oradan o çekecek ama o sıkıntısı abi. 2 milyon olduğu zaman bana da o videoda teşekkür isterim biraz. Ne demek? Şu kadar bir teşekkür alırım. 458'i aldığım zaman ilk videoyu seninle çekeceğim. Duydunuz mu lan? Ben? Ben yok muyum? Sen zaten senin olmadığın bir dünya oğlum, 4, var mı? Oğlum 4-8-8 iki kişilik değil mi? 3 kişi bilip çekelim mesela. Çok iyi olmaz mı? Mesela öyle yapalım. Onu tamam. İşi böyle temiz bir yere getiriyoruz. Arkadaşlar gelin bir kampanya yapalım. Ya sonra çıkarsınız takipten. Arabayı bir aldıralım. Sonra alın bir tuşa basıyorsunuz ya. Zili açmanıza da gerek yok. Abone olmaya basacaksınız ya. Bak şu an tribe girdiler. Yapalım bunu. Bütün Türkiye'nin önüne konuşuyoruz şu anda. Tamam. 2 milyona gelince Ferrari alıyorsun ve biz seni 2 milyona getiriyoruz. Pinç izleyicisi, sevgili baba takipçisi. Bu acil durumdur. Size hiç hayatımda böyle bir şey yaptırdım mı? Tamam. Siz şu an kabul ediyor musunuz bunu? Evet. Ekip olarak. Telefonları çıkartın abi. Telefonları çıkartın. Hemen Doğan Kabağa şu an bir abone olun. Kaç kişi var burada? Ben tamam. E tamam siz abone. Doğru lan bunların hepsi sana abone abi ya. Ben abone miyim lan harbiden? Ben bu arada mı? Sevgili takipçiler sizin zili açmanıza gerek yok. O kadar da abartmayın. Piyasayı kırmayın ama 2 milyon olması gerekiyor ve şu anda 1 milyon 700 binde. Bana bunu yapın! Yapın 2 milyon yapalım! Müşkar 458 var mı? Bir şey diyeceğim en düşük... Teneşir milyar, vade yaparım. 2700. En pahalısı 4250. Yani bunun ortalaması 3 küsür abi çok. Abi sana ne? Bırak. Oğlum 50 bin eurosunu ben vereceğim. E ver o kadar yıllardır televizyonlarda görüyoruz seni. Hep böyle şey ne oldunuz siz canım birbirinize destekleyin. Burada birbirimize düşüyoruz. Oğlum vereceğim demedin mi? Euro çok arttı ya. Allah Allah. O düşer biz alana kadar düşer. Tamam. TL alırım o zaman bütün takipçime sesleniyorum. Şu anda evinizde ne kadar dolar varsa ateş bastı. Türk lirasına çeviriyorsunuz falan. Bütün ekonomiyi de düzeltiyormuş. Peki nasıl gitti Exxen? Exxen çok güzel gitti abi. 8 bölüm çektik. Sezon finali yaptık. Haziran'da ya da Temmuz'da devam edeceğiz. Şu anda öyle görünüyor. Herhangi süper, bir aksilik harika, çıkmazsa. Belki harika. Program formatını değiştireceğiz. Çünkü hemen hemen bütün süper sporları çektik Türkiye'deki. İlgi çekecek arabaları. İçine o yüzden sindi mi? Sindi abi. Çok YouTube gibi gelmiyor. Çünkü ben YouTube'da çok rahatım ya. Aşırı rahatım ya. Burası da televizyonla YouTube arasında bir yer. Ben de oraya konumlanmaya çalıştım. Bilmiyorum ne kadar başarılı oldum. Çok fazla kendimi izleyen biri değilim çünkü. Videomu da izlemiyorum. Oradaki bir herhangi bir görüntüyü de izlemiyorum. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Bunu açıkça kardeşiniz olarak söylüyorum. Söylenmez de normalde programda. Çünkü hiç payda verme. Ama mesela Bridgestone reklamınızı gördüm ben. Bunu açık açık söyleyebilirim. Reklam olsaksa da olsun. Zaten yani biz mi yapacağız reklamı? Bir oynayalım mı reklamı orada? Abi Bridgestone reklamı o kadar gururlandım ki sizi gördüğüm zaman. Ya çünkü YouTube işleriniz de çok güzel ama profesyonel çekilmiş. Bayağı bildiğin televizyon reklamı çekilmiş. Ve inanılmaz bir emek var o kısacık videoda. Video sizi aşağılamamış da. Çünkü genelde reklama çıkan adam genel olarak parayı kabul ettiği için. Hani artık tamam ne yapalım hani var mı nazo gibisi falan yapar. Hani bir şey anladın böyle izle mi? Yani, o kadar mutlu oldum ki abi. İşte yani böyle YouTube'da iş yapan adamların ana akım medyayı her şeyi sarsıp en kral reklamlarda oynaması beni o kadar gururlandırdı ki. Çünkü bu işin giriş gelişme sonucunu biliyorum. Ve sonucun buralarda olması beni çok mutlu ediyor abi. Bu yüzden de tebrik ederim sizi. Yani bu söylediğin gerçekten çok önemli bir şey abi. Senin bu kafada olduğunu zaten çok gönülden biliyorum yani. Onunla ilgili hiç problem yok. Bunun haricinde senin kafanda olan 2-3 YouTuber daha aradı beni. İşte bizle birlikte bu iş farklı yerlere gelecek diye. Çünkü evet artık adam YouTuber'ı alıyor ve çok büyük kurumsal bir markanın reklamında oynatıyor. Evet, buraya abi. Geliyor iş yani. Hepimiz için iyi bir şey bu. Diğer taraftan şunu söyleyeyim. Çalıştığımız markadaki insanların kafası bize çok yatkın olduğu için çalıştığımız ajansın çekim ekibin her şey kafası harika. Bize çok yatkın olduğu için bu kadar güzel bir iş ortaya çıktı. Yani bize demediler ki şunu oynayın. Zaten ben oyuncu değilim. Orada bu adam oynar ama ben böyle bakarım yani. Hiç ezberim yok. Hiçbir şey yapamam. Orada kendimiz olduğumuz için bu kadar güzel bir iş ortaya çıktı. Exxen'le ilgili de şunu söyleyeyim. O adamların da hakkını vermiş olayım. Ben açıkçası ilk Exxen'le başlarken işe konuşurken biraz tedirgindim. Çünkü o kadar büyük bir ekip yani. Biz çekime gidiyoruz 30 kişi geliyor abi. Hani ben bu kadar kalabalığı mesela çok görmüyorum. Bir kameraman, belki bir kameraman yardımcısı bir arkadaş geliyor. O kadar. Bizim çektiğimiz video öyle. Alıştığımız yani. Şey bu aslında. Evet yani. Orada 30 kişi geliyor abi ve biraz tedirgin oluyorsun. Ama hakkında verdiniz ama. Çalışan arkadaşlar Acun Medya'daki inanılmaz bir özveriyle çalışıyorlar abi. Onların özverisini görünce zaten hiçbir şey oflayıp puflayasın gelmiyor. İşi böyle tam hakkıyla yapasın geliyor. Buradan hepsine tekrar bir hepsine teşekkür etmek selamlar. İstiyorum. Emeklerine sağlık yani. Biz de gerçekten Domini'ye gittiğimiz zaman Acun Medya ekibiyle inanılmaz samimi olduk. Yani bir firma altında ya da bir başlık altında toplamadık adamları. Adamlar o kadar samimiler ki ve muhabbetleri o kadar iyi ki. Gerçekten senin Exxen'e geçişinde de Domini'nin de büyük bir etkisi olmuştur bence. Orada kesinlikle. Da çünkü kokladın tabii bunu. Öğrendik, konuyu öğrendik çünkü. Ben seninle program yaptığım zaman inanılmaz da bir isimdi. Bence YouTube'da çok tutacak da bir işti. Fenomenlerin arabası dedin. Kesinlikle. Sonra ilk bölümü senle çektin. Yapmadın sonra çok geç yaptın. Bir de benle çekti işte. Sen abi. Alper Rende'yle yaptın galiba. Kimseye itham etmeyeyim. Hadi edeyim de yani ne yapayım? Şimdi biz seninle sözleştik. Bir yer belirledik, buluştuk, geldik, videoyu çektik, evet. Ayrıldık. Herkesle böyle olmuyor bu iş. O yüzden dedim ki yapmıyorum ben de. Ne milletin şeyini mi çekeceğim dedim. Yok geleceğim, gelmeyeceğim, bu, şu. Öyle bir şey konu değil zaten ki. Doğan Kabağı yapmak değil abi. Bizim ünlülerin, fenomenlerin ya da neyse o başlık bizim %80'i haybeci zaten. Şimdi hayatlarına bir şey yerleşiyor, bir enerji. Anladın mı? O artık Doğan olmuş, Oğuzhan olmuş. O kime onu...
Anladın mı? Hani öyle bir tavır star durumuna geçiyor. Ya abi, kardeş biz o adamlar değiliz be. Size bir şey söyleyeceğim. Ben 5000 aboneli kanallara bile konuk oluyorum. Bak bu hafta bile oldum biliyor musunuz? Oluyorum abi çünkü ben 5000'deyken kimse gelmedi bana. İnsanlar bunu stratejik olarak yanlış buluyorlar ama ben gidiyorum abi. Gitmek istiyorum çünkü bize gelmediler. Doğal olarak sana da bunu birilerinin bu havaya girmesi de beni delirtiyor. Çünkü hep söylüyorum şu havai fişek etkisinden kurtulmaları lazım. Hazır mısınız mevzular moduna? Bak şimdi. Şu havai fişek modundan kurtulun abi. Çünkü havai fişek patladığı zaman bütün memleket dönüp size bakar. Evet. Ama sonra bir sönerek aşağı düştüğünüzde kafamızı başka bir yere çeviririz. Bu triplerle hareket etmeyin. 50. bölüm bu. 50. bölüm 50 bölümdür hiç façamız yok. Hepsi trend 1, 2, 3. Daha trend 4 ile kapattığımız videomuz yok. Çok şükür. Ama biz bile her gün bu videoyu trende soktuktan 30 dakika sonra, bak bir gün sonra da değil. 30 dakika sonra da ki arkadaşlar şu an biz bu videoyu çekiyoruz ve biz şu an hala pinçte trenddeyiz. Şu an 8. sıradayız trendde. Neden peki gelip bu videoyu çekiyoruz? İşte konuya biraz öyle bakmak lazım. Biz video trende girdiği zaman seviniyoruz ama yarım saat sürüyor o sevinç diyoruz ki bakalım yeni bölümde ne yapacağız? İnsanlara ne sunacağız? Bizi yine izleyip takdir edecekler mi? Çünkü başarı dediğiniz şey devamlılık gerektirir. Katrilyonlarınız da olsa işte insan bir süre sonra alkışa muhtaç kalıyor ki çok fazla isim var. Twitter'da görüyoruz debelenmelerini. Sizi patlatıyor tamam. Ama öyle. Bazı insanın para değildir. Banka hesabı. Artık alkıştır. Artık iyi iştir. İyi iş çerçevelemektir. O yüzden bence ne oldum dememek lazım ki bunu zaten yıllardır insanlar söylüyorlar. Bak bu kadar samimi adamlar bile bunu söylüyorsa demek ki durumda birazcık yavşaklık var. Ya ama şöyle tabii çok genç oluyor bazen çocuklar. Ne oldum diyebiliyorlar. Ben de sana söylüyorum. Sen bunu hatta sohbetinde yapmıştık daha önce. Biz seninle mesela 19 yaşımızda bu kanallara bu takipçiye sahip olsaydık şu an. Ben de söylüyorum canım yani. Ben de söylüyorum. Çok başka bir şey olabilirdi yani. Yani o empati o empatiyi tabii yapalım ama. Ya ben 19'da sonuçta da ünlüydüm o yüzden çok şey bilmiyorum. Ama bak yani. Böyle bıraktı bir de görüyor musun? Ama ben çok şaşırdım. Ama saygı bana saygı duysunlar diye de söylemiyorum kendine yani. Kendine zaten abi zaten. Bizle evet abi yani o saygı sevgi yani demin işte anlattığın şey yani biri seni gelip evinden aldıysa onu hani hürmet edersin evet, ya abi, o bizde hani bende de çok var abi sende de çok hissediyorum. Buradayız diye de söylemiyorum. Eyvallah, bunu daha önce de 50 kez konuştuk yani. Vay be çok enteresan üzüldüm ama buna devam ettiğinde gördüm. Mesela son Twitch arkadaşımız. Şimdi devam ediyorum evet abi. Ferit mesela müthiş bir çocuktur. Evet, yani karakter adam olarak da süper evet bir heriftir. Ferit de çekmişsiniz bir tane video. Bunun devamı gelsin abi. Bırak yapacağım, şey yapma. Evet. Hadi şu kanalı 2 milyon yapalım. 458'i alalım. Bir sonraki videoyu da orada taçlandıralım. Sevgili Doğan Kabak ve Ümit Erdem konuğumuzdu. Ben kapanış yapmak için aldım onları orada. Neyi aldın? Ha. Ne yapacaksın abi? Masaya mı? Abone oldu böyle. Benim manzara çok şey olmadı yani. Görüşürüz. Sen bayağı zayıfladın ha. Bir şey söyleyeceğim. Bayağı böyle fit manken oldu yani. Bayağı abi ya. Sana artık şimdi Jön rolü geldiği zaman yenge kıskanır mı mesela? Yok. Kate Moss'un gençliği gibi oldu ya. Kıskanmaz. Bir bölge hesabı değil mi? Hanımcılık her zaman kazanır olsam. Ne güzel kapattım lan. Böyle Rönesans tablosu gibi oldu. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Direksiyon ısıtmamız var mı? Var tabii ki abi. Bu araba çok dolu. ESC yapacağım nasıl? İsıtmamız yoksa. Direksiyon ısıtma var. Eyvallah. Isıtmadın mı yoksa? Yok, ısıtmadım. Abi niye ya? Bu arabaya yapılacak şeyleri anlatıyorum size. Az evvel de stüdyoda konuştuk. Bir araba aldığınız zaman o arabayı alıp direkt kullanmıyorsunuz. O arabaya ufak tefek değil mi? Araba sevgisi olanlar böyle ufak tefek makyajlar yapıyorlar. Mesela bu arabaya ne yapılır? Gel göstereyim sana. Hemen gördüğünüz gibi 2018'den sonra yenilenen kasa. Hemen şunlar siyah olacak aga. Şurası siyah olacak. Black paket yapıyoruz. Black abi paket. Yazıda. Kaputtakiler. Kaputtakiler de siyah olacak. Yazıda siyah olacak. Yazıda siyah olacak. Sonra gel kardeşim. Jantı hemen 2020 modellerde o falanlı filanlı jantlar var ya. Yeni böyle çıktı böyle garip bir şey jantı yapıyorlar. Bir inç büyüteceğiz. Tabii. Kaç bu? 19, 20 mi bu? Buna şöyle yapacağız. Kışlık takımı koyacağız. Bunu kenara alacağız. Bu kenarda duracak. Kış lastik. Bu kışlık takımı kışlık olacak. Aynen. Tabii. Bunu böyle jantı biraz yükselteceğiz falan filan yapacağız. Sonra gel. Cam filmi benim hediyem. Şurası yani siyah. Burası siyah. Tamam. YouTube'da böyle bir kekoluk yapıldı mı daha önce diyeceğim. Tam gerçekten. Satın alıp içinde pudra şekeri. Pardon. Tam öyle bir araba gerçekten. Çok güzel araba. Pinch'te her şey oldu abi. Eğer bu arabayı beğendiyseniz ve benim olmasını istiyorsanız like. Onu ne yapayım? Valla çok güzel. İsmi ne olsun? Yargıç. Gecelerin yargıcı. Anahtarı da böyle tutuyor. Arkadaşlar şimdi bu arabayı alıyor muyuz almıyor muyuz? Bunu da bir sonraki videoda görürsünüz. Anlatırım ben size bütün detayları. Şimdi gidelim içeri. Değil mi? Sonuçta bu işin bir el sıkışması, bir pazarlığı falan olmalı. Musul filmi nasıl güzel değil mi lan? Musul. Kesinlikle izleyin abi. DEAŞ'ta savaşı anlatıyor. Suriyeliler savaşıyor. Konunun içinde İranlılar var. Bir Kürt çocuk var falan. Bunları saydığım bir şeyi izlemezsin değil mi normalde? Çünkü daha önce izlemeye çalıştık. Çok kötü oluyor biliyorsun. Bu müthiş. Açılar, fotoğraflar, oyunculuklar. Öylesine açtım ya. Bu neymiş falan Musul. Bize bir laf mı ediyorlar biliyorsun. Türküz ya. Hemen bize bir şey mi demişler? Niye Charlie'nin melekleri yok şu anda? Hiçbir yerde algoritmaya sokulmuyor. Çünkü Charlie'nin melekleri 3'te Cameron Diaz ve yanındaki oyuncular ezan okunurken oryantal dans yapıyorlar. Ezana. Müslüman bir ülkeye göreve gidiyorlar güya. Kılık değiştirmişler. Arkada ezan okunuyor. Bunlar böyle şikkili şikkili oynuyorlar. Müslüman camiadan linç yedi ama hiçbiriniz haberi yok. Çünkü o zaman Twitter yoktu. Bugün olduğunu düşünsene. Büyük ihtimalle canlı bomba giderdi adreslerine direkt. Cameron Diaz, şurayı imzalar mısınız? Teşekkürler.
Samsunluların en sevmediği bölüm bu. Biliyorsun Samsun'daki E durumunu. Burada Samsunlular var. 50 demez onun. 50 derler. 2050, 2050 olur. Açık E sendrom var Samsun'da. Rize'nin çayı meşhur. Samsun'un E'leri meşhur. Pide zanneder. Değil. O pidenin sondaki E yüzünden olmuş bu zaten Samsunlara. Hani pide dediğin zaman bile E diyor ya. Pidedeki E her yere nüfuz etmiş Samsun'da. Oluyor. Çok tatlı. Çok seviyoruz. Hoş bir nüans. Hoş bir Eda ile. Ne oluyor bana? Yine korktum ya. Bütün Samsun üzerime yürü diye korktum galiba şu anda. Ben bunu Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nde de söyledim. Alkışladılar. Ama öğrencilerin hepsi şehir dışından gitti. Doğru. Her söylediğimizin altında bir şey arıyoruz artık. Diyoruz ki ulan bak bunu söyledik s**ler bari. Her neyse s**seniz de siz s**in. Kaçınılmazsa zevk alacağız. Yapacak bir şey yok. Canım takipçim benim. Oldunuz mu bakayım Doğan Kaba abone. Hı? Oğlum bakan havada uçak bozuluyor. Çok geçmiş olsun bu arada sevgili bakana. Bakanın da pilotluk eğitimi var. Ama pilotluk eğitimi var. Jet'in pilotlarına yüzüne de bakmadan sayın bakanımız şey diyor. Bir gazı açıp kapatın diyor. Bak gülmeyin. Gazı açıp kapatmayı ya bir kapat aç gibi düşünmeyin. Belki pilotaj bir terimdir. Bir şeyin gazını kesmektir. Motoru kapatmak anlamında değildi. Belki biz yanlış anlamışızdır. Twitter'da alay edildi falan. Dendi ki bir vurdur bakalım belki gider uçak. Aa, biliyorsunuz Twitter'ı. Belki gerçekten bilen vardır. Ben bilmediğim için buna gülmem. Orada acımasız olan bu değildi. Herkes bunun şakasını yaptı. Yine kaçırdık. Şaka yapmaktan yine konuyu kaçırdık abi. Yıllarını vermiş bu işe. Aktif görevde olan iki pilot var orada. Bir gazı açıp kapatsınlar bakalım. Böyle bir şey denir mi? O adamlar niye orada o zaman sayın bakanım? O zaman indirin pilotları. Boşu boşuna değil mi? Bunlar bizim vergimizden almıyorlar maaşlarını. Siz uçun efendim o zaman. Orada acımasız olan durum bir pilota bakan pilotluk eğitimi aldığı için gazı açıp kapatsınlar bakalım diyemez. Kendi de sormuyor aracıyla gidiyorsun. Oradan bir evrak imzalıyor. O gidiyor başka birine oradan pilota götürüyor. Diyor ki sayın bakan bunları dedi. Enteresan uçakken bir metrekare ama aracı var. Birisi gidip anlatıyor konuyu. Beni korkutuyor. Sizi korkutmuyor mu? Neyini korkutacak ya? Diyorsanız anlamıyorsunuzdur konuyu. Başka bir gün başka bir bakanımız atış talimi eğitimi almış olabilir mesela. Ekonominin başına getiriyorsun falan. Strateji mi verecek? Şöyle yapın falan mı diyecek? Olur mu abi? Hepimiz çok güldük gaz açıp kapatın demesine ama gerçekten ağlanacak halimize güldük. Yemekler geldi mi abi? Niye hala konuşuyorum beni? Sustursanız a**ayım. Mevzulara bağlayacağım. Bir de İzmir depreminde Diyanet Başkanı gitti bak bir incelemeler. Herhalde. Bildiğiniz gibi memlekette acayip enteresan garip olaylar oldu son dönemlerde. İnanılmaz siyasi hamleler yapıldı. Satranç gibi değildi, bir tık dama gibiydi. Daha basitti yapılan hamleler. Çok aleniydi çünkü. Ama herkesin de gerçek yüzü ortaya çıktı. Bir önceki pinçten bugüne kadar yaşadığımız olaylar her siyasi partinin, her siyasi parti liderinin gerçek tavrını ortaya çıkarttı. Olaylar hakkında yüzlerce gün konuşabiliriz. Hızlı bir şey geçebiliriz. Geçmek lazım. Çünkü herkes farkında yani aslında. Dile getirebilecek mecraları yok. Bize bu mertebeyi sağladılar. Dediler ki biz sizi milyonlarca kişi izliyoruz. O zaman onlar o görevi verdiyse biz de onların yerine konuşmak, onları anlamayanlara onları anlatmak zorundayız. Buna da değiniriz. Oğuz abi bir ses alabilir miyim? Küçücüğüm her şeyim. Ne olur çok uzaklara gitme. Yani ben şimdi Harun Can bizim konuğumuz falan deyip bağırmak isterim ama şu anda bizim Deadpool konuğumuz, Ninja Kaplumbağalar konuğumuz, Spider-Man bizim konuğumuz, Şirinler bizim konuğumuz. Lan biz ne taşlıklı bir konuk almışız şu anda. Harun Can konuğumuz. Gerçekten Türkçe dublaj filmi izlemeyi seven bir insan olarak söylüyorum bunu. Birçok insanda ne? Sen Türkçe dublaj mı izliyorsun falan diyorlar. Bundan ama linç yersin yalnız. Yerim. Çok dikimde değil. Bir ok aldı. Bardağı yanlış koydu falan filan bile diyecekler yakında. O yüzden artık saldım çayıra Mevlam kayıra. Koyayım. Twitter'dan beni linç edin, Instagram'dan beni linç edin bakmıyorum. Ben YouTube'dayım artık. YouTube'dan beni nasıl linç edeceksiniz onu da bilmiyorum. Ne haber abi? Sana yanaşmam söylendi. Bu pezevenk ben tek başıma linç edeyim mi? Tekrar söylüyorum. Ben Türkçe dublaj, mizah filmlerini özellikle Türkçe dublaj izlemeyi çok seviyorum abi. Çünkü çok piç adamlarsınız özür diliyorum. Kendi yorumunuzu öyle bir katıyorsunuz ki. Ya şeyi soracağım bunu sen mi seslendirdin onu bilmiyorum. Sormam lazım. Leonardo DiCaprio'nun aşırı zengin olduğu... Ha evet o. Sen mi seslendirdin orada? Ben bir platform için seslendirdim ama sen hangisini izlerim bilmiyorum. Çünkü onu genelde başka bir arkadaşım konuşuyor. O zaman başka bir arkadaşın yapmış olabilir bunu. Tekne böyle fırtınaya giriyor. Leonardo DiCaprio sen çok iyi biliyorsun o sahneyi. Hep beraber 14. kattan izlemiştik o şeyi. Abi Leonardo DiCaprio kaptan köşküne giriyor. Oğlum lan ne oluyor lan burada böyle diyor tamam mı? O sen değilsin büyük ihtimalle. Ama senin de böyle yorumların oluyor. Yani Deadpool'u siz tabii ki orijinal dili de çok komiktir, çok iyidir, akıcı bir filmdir fakat senin seslendirmen yani çok ayrı bir yorum katıyorsun ya. Ben eminim ki orada Deadpool öyle demiyordur. Abi demiyor hatta çeviride özellikle Deadpool 1'de onu çok abartmışım galiba. Neredeyse söylediğim hemen hemen hiçbir şey çeviride yazmıyor. Yani o şekilde yazmıyor en azından yani. Hani öyle bir durum var. Fakat işi keyifli yapan bu biraz. Ya benim yaptığım iş lokalizasyon aslına bakarsan. Seslendirmenin biraz daha hani farklı bir bölümü gibi diyeyim. Ben şunu hedefliyorum. O karakteri benim lokasyonumda, benim coğrafyamda çalışan, samimi gelen, insanların özdeşleşebileceği bir şeye dönüştürmeye çalışıyorum. Ve bunu yapmak için işte o filmin süresi kadar vaktim var. Oluyor her şey çünkü. Yapıyorsun bitiyor. Ya çok güzel. Peki bunun ekmeğini nasıl yedin zamanında? Ne gibi? Ne bileyim birini telefonla aradığın zaman falan hani böyle bunun bir illaki bir şeyini kullanıyorsundur. Yoğurt alıyordum kendime. Kız şöyle oldu bak. Böyle bir şey oldu.
yani ekmeğini böyle yemiş olabilirim. Bir de şeyi hatırlıyorum. Bu MSN zamanlarını hatırlıyor musun? Evet tabii. Titretiyorduk falan böyle falan oluyordu. Bir gün abi biri ekledi beni. Bir hanımefendi. Abla Keanu Reeves'in aşığıymış falan. Ben de işte birkaç filmini seslendirmiştim. Adamın genç zamanlarında çektiği birkaç film. O zamanlar çok popülerdi. Fi tarihinden bahsettiğim için tabii. Abi bu çok zorladı tamam. Böyle işte webcamlerin falan filan. İşte fotoğraf göndermenin internete ilk girdiği yıllar yani. İlle de fotoğraf gönder, ille de kamera aç bilmem ne falan böyle bir durum var. Artık böyle yoğun bir şeyden sonra, yıpratma seansından sonra kamera açıldı falan böyle. Bu çünkü gönderip duruyor. Birine de ben tamam dedim yani artık. Abi şunu gördüm bak kızın yüzünde. Duvar var arkada. Keanu Reeves fotoğraflarıyla dolu. Kız şuna döndü bak. Bir de şeye bayılıyorum. Mesela bu videonun da altına muhtemelen yazacaklar. Bu ses bundan mı çıkıyormuş la? Ya oğlum ne istiyorsunuz lan? Ne olsun istiyorsunuz evet. Ya? Delirttiniz bizi bak. Ne dedi Ece Üner? Otokontrolünü yapan düşünmeyi unutur dedi. O deyince çok karizmatik geliyordu. Ben söyleyince çok da anlamlı bir şey değilmiş lan aslında. Bize bunu yapmayın oğlum. Bir bırakın bir rahat akalım ya. Sen gerçekten çok ciddi söylüyorum. Oturup evde Türkçe dublaj film izliyor musun? İzliyorum. Ben mesela mizah filmlerinin genelde Türkçe dublaj izliyorum. Çok da seviyorum. Ama ne bileyim işte dedim ya biraz önce. Forrest Gump olur altyazılı izlersin. Er Ryan'ı kurtarmak olur altyazılı izlersin. Ödül almış 12 Oscar, 28 Oscar almış. En iyi oyuncu ödülünü almış birisi. Ona da haksızlık etmezsin. Hani onu Türkçe dublaj izlemezsin falan filan. Ama sizin kattığınız efekt özellikle mizahi filmlerde ya da böyle işte o Amerikan gençlik filmleri falan filmleri benim çok hoşuma gidiyor. Deadpool da aynı şekilde çok hoşuma gidiyor. Doğal olarak insanların baba ben altyazılı izliyorum demesi seni biraz bozmuyor mu? Bozmuyor abi çünkü oradaki refleksi ben anlayabiliyorum. Yani orada onun neyi göze batırmak için öyle bir şey bunu söylediğini de anlıyorum. Bazıları, bazı dublajlar yüzünden bunu yapıyorlar der misin peki? Derim tabii demem başlık mi? Başlık yaratır mı? Haklı oldukları yerler yok mu var? Bazı yapılan işlere ben bile katlanamıyor muyum? Evet. Yani böyle bir şey var ama bir yandan da şunu cebimize koymakta fayda var. Ya biz bu işte dünyanın en iyilerindeniz. Biz zaten kaç tane şeyin dünyada en iyisi olarak falan anılıyoruz ki yani. Böyle bir şey de elde varken lan yani iyi kötü kollayalım işte yani oğlum, tamam. Rusların yaptığı dublaja bak mesela. Adam odaya giriyor bir şeyler söylüyor İngilizce. Alttan Rusça şu ses geliyor. Odaya girdi ve böyle dedi. Tabii tabii. Böyle dümdüz konuşuyor falan. Pek çok ülkede öyle. Ah ya. O yüzden onlar İngilizce öğreniyor ve biz Türkçe'ye mahkum kalıyoruz galiba. Onu da diyebiliriz aslında. Ama gerçekten o kadar iyisiniz ki. Özellikle dediğim gibi patrondan kurtulma sanatında altyazılı da izledim o filmi. Patrondan kurtulma sanatı 2 filmi. Orada patronun oğlunu kaçırıyorlar. Chris Pine. Aynen. Mesela o herif dublajsız izlediğin zaman itici bir zengin çocuğu. Yani hiçbir numarası yok herifin anladın mı? Böyle hele hele falan filan küstah bir herif. Abi seslendirmişsin onu. Herife sempati duydun. Yani ikinci izlememin sebebi herif yüzündendi mesela. O arada uaa geçmeleri tabii o sesleri asla yapamıyorum ama. Abi çünkü ben de senin izlediğin gibi seslendiriyorum aslında. Yani olay da orada güzelleşiyor bence. Yani benim de kafamda şöyle bir şey çalışıyor. Tabii ki yani aldığım bir oyunculuk eğitimi var. Bunun bana getirdiği belli sorumluluklar ve belli bir disiplin var. Bunun içinde kalarak şey ulan buraya şunu yapacağım şimdi bayılacaklar falan. Böyle bir şey var gerçekten. Sen lan ekliyorsun lan oğlum ekliyorsun. Şimdi tabii. Babalar savaşıyor da sen mi seslendirdin adamı? Evet. Nasıl Mark biliyorum? Wahlberg. Nasıl biliyorum? Çünkü Los Angeles'ta yaşayan bir adamın çocuğuna lan oğlum ne yapıyorsun burada demesi değil mi? Enes ama orada diyorsun ki abi Harun Can var burada. Anladım konu farklı bir yere gidiyor. Peki şöyle düşünüyor musun? Ben mesela o itici herifi bile sempatik bulduysam bazı filmlerdeki bazı oyunculara nasıl dublajcılar oyuncuların kalitesini düşürebiliyorsa bazı dublajcılar da vasat bir oyuncunun oyununu yükseltiyor diyebilir oluyor. Misin? Bizim dizi sektörümüzde bu çok yaşandı. Çok uzun bir zaman sesli çekilmedi diziler. Dublajlandı. Burada isim de vermeyeceğim ama bazı isimler beni gerçekten dublajdan soğutuyor. Onu söylemek istiyorum. Abi çünkü şöyle bir şey var. Her işte bu var. Her işte ne yapıyorsun da böyle oluyor diyorsan abi ben işin içinde işleyen küçük bir parça olmaya çabalıyorum. Benim derdim bu. İşin önüne geçme, işin arkasında kalma, işi yaptığına değecek bir şey kat içine, çalış işte. Mesela eyvallah. Netflix'te artık nihayet dublaj sanatçıları akan jenerin sonunda evet yazıyor. Yazıyor. Mesela bu çok önemli bir şey. Daha önce bazı DVD'lerde, orijinal DVD'lerde vardı bu ama televizyondaki işlerde ya da başka işlerde bunu göremiyorduk. Ama Netflix'te bu başladı. Evet. Başka platformlarda var mı bilmiyorum. Amazon da Türkiye'de şu an. Tam olarak çalıyor. Aktif değiller şu evet, anda. Evet. Mesela ben onlardan da bekliyorum. Bizim işimizde pek çok insan bu işi gerçekten büyük bir aşkla yapıyor. Severek yapıyorlar. Pek çok insan için hiçbir önemi olmayabilir orada o isimlerin yazıyor olması. Ama benim için var. Benim için de var abi. Yani orada emek veren diğer arkadaşlarımın isminin olması da benim için önemli. Mesela ben çok yaşadım kariyerimde. Hayatında hiç seslendirme yapmamış biri tanınır olduğu için bir filmin başrolüne konmuştur. Sen ikinci başrolü ya da yardımcı başrolü konuşuyorsundur. Senin adını yazmazlar. Ama onun adını jeneriğe yazar, afişe yazar, her yere yazar. Bir tek onu duyurur falan. Öyle bir durum var. Ya bizde. Neden bütün mesleklerde bizde böyle şeyler oluyor? Ne yazık ki. Bütün işler
işlerden bahsediyorum. Yani şans seslenmede oyunculuktan bahsetmiyorum. Bakın çevrenize, bütün işlerde rekabet kalite üzerinden değil, rakamlar üzerinden yapılıyor hocam. Aynen öyle. Bayağı bir insana tokat atmış oldun. Olsun, iyi oldu. Allah belanızı versin. Beni delirtmeyin. Şimdi mesela Berk, bir cümle kuralım seninle, gel. Ne olsun o? Şimdi normal böyle seçeneklerden ben dublajı alacağım biraz sonra seni. Şu anda bas. Normal sensin şu an, bastım. Evet. Bizim kaç çıkarımız kaldı? Bizi daha ne kadar idare edecek? Mesela bunu mesela ben olsam seslendirmem. Tamam, dön abi dublajı. Döndüm. Biz... Sen söylemeyeceksin ama, sen dudaklarını oynatacaksın tamam, sadece muhtemelen. Bizim kaç cigaramız kaldı? Bu bizi ne kadar idare edecek? Ekran bozuk a**ayım yani. Adam böyle beni bekliyor, tamam mı? Evet, sen onu niye bekliyorsun oğlum? Filmin beni beklemesine hiç alışkın değilim yani. Ama şimdi bizde de saygı var yani. Oğlum ben adam Norman diye çıkartmasını seslendirmiş a**ayım. Yani birisi hem ateş ederken hem vurulup hem böbreğini tutup hem adam taşırken onu seslendirmiş. Sen de diyorsun ki adam dur yanlış olmasın, ben adamı bekleyeyim. Öyle saygımız bir şey yok. Var. Seslendiren buradaysa o beklenir. Söyle bakayım bir daha. Cümleyi bir hatırlasana bir. Bizim kaç sigaramız kaldı? Bu bizi daha ne kadar idare edecek? Başla. Bizim kaç sigaramız kaldı? Bu bizi daha ne kadar idare edecek? Nasıl? Çok karizması arttı mı? Helal olsun ya. Ama bence kendi sesi güzel yani. İyi çalışır. Yapma yapma. Hiç öyle kibar. Hiç kibarlığa gerek yok. Hepimizin kulağını tırmaladı pezevenk. Onu şey yapmayalım. Bana da yapalım bunu. Yapalım. Pinch'in yepyeni bir bölümüne hoş geldin. Oha, cümle kuramadım ya şu an. Sana böyle promo sesi yapalım. Pinch'in yeni bölümü çok yakında YouTube'da falan diye böyle reklam reklam böyle ittire ittire. Pinch'in yepyeni bölümü pek yakında Babala TV'de. Pinch'in yepyeni bölümü pek yakında Babala TV'de. Tamam. Pinch'in yepyeni bölümü pek yakında Babala TV'de. Bak şimdi. Pinch'in yepyeni bölümü pek yakında Babala O ne diyor diyordum az daha a**tim. Konuyu o kadar kaçırdım ya. Bir daha yapalım. Pinch'in yepyeni bölümü pek yakında Babala TV'de. Bunu biraz daha şey yapalım. Bu çok slogan. Hazır böyle ses bulmuşum abi. Pinch'in yepyeni bölümü pek yakında Babala TV'de. Hmm. Oo bebeğim, titredin mi? Titretirim. Çok fena yaparım. Seni bana sat. Ne oldu? Cem Yılmaz'ın pek yakında filminde yapılan geyik var ya, bak yemin ediyorum yapılabilir. Böyle yaşayabilir. Çok ünlü bir isim sana böyle kaç para verse bunu yaparsın. Para mı konuşuyoruz an itibariyle? Hayır, ben çok ünlü biri değilim. Ama yani mesela manyak ünlü biri geldi ve sesinden rahatsız. Sana dedi ki Haruncan, ben sana kaç para versem benimle toplantılara gelip benim yerime konuşursun. Abi adamın metinli konuşması lazım. Öyle bir. Ama şunu yapıyoruz. Mesela böyle bir şey yaşandı gerçekten. Gerçekten. Hayır, şu şekilde yaşandı. Etkili iletişim üzerine koçluk yaptığım falan filan insanlar oldu. Böyle hani önemli bir iş yapan bir arkadaşım kıymetli bir sunum yapacağı zaman, yani kritik bir sunum yapacağında mesela birkaç gün önceden oturup bir bakıyorduk. Sen evli misin? Değilim. Kız arkadaşın var ama. Var. Tabii ki yani. Her düzgün normal erkek gibi. Ama sen de düzgün, dünya tatlısı bir kardeşimizsin. Gerçekten abi. Hiç çekinmem açıkçası. Peki yenge bozulmasın. Yok, bozulmaz o yani. Ha iyi. Hiç şöyle şeylerle karşılaştın özel hayatında? Mesela seninle bir hanımefendi baş başa kaldığında şey dedi mi sana hiç? Bugün örümcek adam olmanı istiyorum. yarın Deadpool olacaksın. Söz mü? Söz mü? Falan. Olmuş a**ayım. Ama hayır. Şöyle bir şey oldu Deadpool, abi. Deadpool. Şöyle bir şey oldu abi. Sevgilimle ilk zamanlarımız böyle daha hani bilirsin bir aşkın ilk zamanları şeydir ya, çok böyle kırılgandır her şey yani, böyle dokunmaya kıyamazsın, bir şey söylerken 40 kere düşünürsün falan filan. Biz böyle bir şey mi konuşuyoruz? Evdeyiz, bir yere gideceğiz galiba, onunla ilgili bir şey konuşuyoruz. Ben buna bir şey anlatıyorum ya da bir şey soruyorum, neyse. Bu böyle bir şey oldu, bir rahatsız oldu. Dedim ne oldu? Bir de böyle için titriyor yani kızın yanlış böyle bir gülüşü. Yanlış bir şey söyledim falan. Tabii. Yani kızın biraz gülüşü kırılınca ne oldu? Kesin bir şey oldu, ne oldu? Ben ne yaptım? Nasıl bir hayvanım ben? Allah beni kahretsin falan derken böyle. Ya dedi, televizyonu kapatalım mı? İçeriden de aynı anda sesin geliyor. Benim canım çok sıkılıyor. Benim obsesyonlarımı tetikliyorsun. Rica etsem kapatabilir misin? Başka kızlara güzel konuşuyorsun diye mi televizyonda? Sevgilin var, çok aşıksın ve içeride Scarlett Johansson'a aşkım bebeğim falan diyor. Ben de tribe girerdim. Kadın o yüzden sinirlenmiş olabilir. Burada herhangi bir kadın bu yüzden sinirlenir mi? Sinirlenirim. Bana mı sordu sinirlenirim? Sen sinirlenir misin? Sinirlenmem, kendime güvenim tam diyorsun. Senin kendine güvenin tam değil mi? Bize malzeme vermek için mi sinirlenirim dedim. İlk aklıma geleni söyledim. Bravo. Sen? Aferin. Sen? Hiç. Sen? Ben de sinirlenmem.
İyi var. Ayrıldınız mı? Yok, ayrılmadık. Birlikteyiz hala. Bence çok seviyor seni abi. Ben de onu çok seviyorum. Bunlar sevmiyor demek ki. Ben yalnız duvara nasıl sürdüm arabayı fark ettim. Tabii tabii, sen böyle bodoslama gittin, ben seni tutamadım yani. Yenge kızmasın, hiç gerek yok. Şundan korkuyorum ama. Her ilişkinin bir zayıf anı gelir ya, bir gün gelir o illaki o. Tartışmışsındır o ara, bir şey vardır böyle, aranızda bir kırgınlık vardır. İkili ilişkilerde böyle şeyler olur. O sırada televizyonda böyle seslendirdiğim jön bir karakter ablaya seni çok seviyorum falan dediği bir an geldiğinde dönüp bana şey diye sorarsa, bana hiç böyle seni seviyorum demiyorsun. Abi bak, burada ne cevap vereceğimi hakikaten bilmiyorum. Muhtemelen sinir krizi geçiririm yani. Daha doğrusu paraliz olur, düşerim böyle. Ama hiç böyle bir şey yenge başına getirmedi galiba. Yok yok, yani bizim dünya tatlısı bir ilişkimiz. Sen de sırf o izleyecekti sahteden seni seviyorum mu diyorsun acaba? İşini mi etkiliyor acaba bu seni? Gerçekten bak, olabilir. Lütfen arkadaşlar, adamın işi bu yani. İstediği gibi seni seviyorum der yani. Para veriyorlar karşılığında. Çok enteresan ya. Saçın ucuna niye ok takmıyorsun Demirli? Tompo! Evet. Kan sporu ya. Evet abi. Ben yayından sonra anlatacağım bu saçla ilgili bir şeyi. Bir aksiyon anlatacağım yani. Sen acaba kaç defa Harun'un sesiyle uyuyakalmış düşündün mü? Ben onu düşündüm. Ulan gerçekten öyle, biz senin sesinle çok uyuyakaldık. Nasıl abi? Film açıyoruz, çok uyuyakalıyoruz mesela. İzlediğimiz filmleri açıyoruz ki yani haksızlık olmasın diye mesela. Ben seninle çok uyudum ya. Sesimle üstünü örttüm bebeğim. Hastır, niye şu an bir garip oldu? Bunu tweet atacağım. Geceler boyu Oğuzhan Uğur'u uyuttum diye. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Uyumadığım zamanlar da senin sesin. Bundan sonra ben bak bir şey söyleyeceğim. Yemin ediyorum, zaten tanıyorum, seviyorum ama birebir bu sohbetin üzerine ben mesela kesinlikle alt yazı abi. Yani bak, gerçekten bu saygısızlığı sana yapamam. Çünkü biz olmaz. Ay, tamam. Abi Avengers izlerken ne yapıyordun? Aa, Avengers'ta kimdin? Spider-Man. Tamam, o çok iyi. Oo evet, müthiş. Hele ki yeni serisi efsane oldu Spider-Man'in bence. Evet evet. Tabii bu Taha'nın yapacağı yorumlar bunlar. Film şöyledir, bu film böyledir. Ben tabii ki haddim olmadan bir izleyici olarak söylüyorum. Sizi nasıl barıştıracağım onu düşünüyorum. Taha'yla biz nasıl barışırız? Buraya gelir bir şöyle bir güzel birbirimize bir gireriz biz. Dövüşüp rahatlasanız ya. Aynen. Ya Taha lütfen gel buraya. Kodumu falan diye böyle yok yok. Şarkı söylemek istiyor musun gerçekten? Abi istiyorsanız beraber seninle bir şey yaparız. Ben Deadpool'un şarkı söylediği halini çok merak ediyorum. Hiçbir hazırlık yok yani, hiçbir şey yok. Bir tane atalım be. Deneyelim. Hadi ver coşkuyu o zaman, bir tane atalım. Ne yapacağız? Ne haber? Ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? Özledik seni. Ulan 20 yıl barlarda şarkı söyledik. Bulamıyor muyuz bir şarkı ya? Abi çünkü bizi abi daracık bir koridora soktular. Aa desek aa dedik biz deyip telif atıyorlar. Neyse yarın bir gün hepsini neyse şimdi konuşacağım. Clubhouse'a biz konuştuk. Teliflerle ilgili konuştuk. Sabahlara kadar konuştuk. Eser sahipleriyle konuştuk. Eserleri seslendirenlerle konuştuk. İki grup arasında bir savaş vardı. Yeni müzisyenler eski müzisyenlere ya da eser sahiplerine laf attılar. Dediler ki bizim arkamızda durmadınız. Onlar da dediler ki biz daha ne yapalım artık? Devir sizin, siz yapacaksınız bunları falan filan bir tartışma. Ben de dedim ki bütün hepsini dedim burada konuk edelim. Pinch'te değil. Bayağı özel bir program yapalım. Bırak izlenmesin yani. 100 bin izlensin, 50 bin izlensin. Hiç önemli değil ama arşivlik dursun burada. Eser sahipleri gelsin. Sevgili Çelik Erişçi, sevgili Ercan Saatçi, sevgili Zeynep Talu, sevgili ve bir sürü sevgililer. Hepsi gelecekler buraya. Konuşacağız falan filan. Aa ne oldu biliyor musun? Bak Berk uğraşıyor haftalardır. Hatta biz bunu sevgili Zeki Kayan Coşkun'la yapacağız bu programı. Yapmayı planlıyoruz falan filan. Aa o geliyorsa ben gelmemler bir başladı abi. Hani 90'larda program çekiyormuşum gibi hissettim kendimi. Ulan olmaz. Telif konuşacağız, hak konuşacağız. Hepinizin şikayet ettiği bir şeyden bahsedeceğiz. O geliyorsa ben gelmem. Ya niye gelmiyorsun abi? Niye gelmiyorsun? Bırak herkes olsun. Körler sağırlar, birbirimizi mi ağırlayalım? Seninle aynı düşünmeyen adam gelsin de belki sana onu düşündürtecek. Belki sen düşünceni ona empoze edeceksin ya da bir şekilde anlatacaksın. Ya da anlaşacaksın olacak bir şekilde yani. Evet abi, yok efendim ben gelmem falan. Biz de dedik ki yapmayalım o zaman yani. Hadi gelin o zaman bir doğaçlama şarkı yapalım. Madem telif yiyoruz s**eyim. Tamam. Bana telif atma. Beni yorma. Programda çalacak şarkı bulamıyoruz. Bak bir sonra saçmalıyoruz. Ne yapalım biz de? YouTube'da gırtlağımızı sıktığından artık sıkıldık biz. Saçmalıyoruz. Saçmalıyoruz. Çok saçmalıyoruz. Gir Michael. Adamın cinsinden çıkan ses. Saçmalıyoruz. Saçmalıyoruz. Çok 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 saçmalıyoruz. Artık biz saçmalıyoruz. Sadece
saçmalıyoruz. Çünkü trip atıyorsun, saçmalıyoruz. Saçmalıyoruz. Saçmalama. Bu şarkı bağlanmaz hiçbir yere, saçmalıyoruz. Daha dün bir, bugün ise iki. Akli dengesini sikliminin bebeleri. Saçmalıyoruz. Haruncan'ı bundan sonra zaten evvelinde de takip edenler bilir ama ilk defa tabii takip edecek olanlar vardır. Onlar da Haruncan'ı lütfen Twitch hesabından ve YouTube kanalından ve Instagram hesabından, hatta Twitter'dan, belki de Clubhouse'dan takip edebilirler. Peki Haruncan hangi isimlerle sosyal mecralarda? Haruncan, Haruncan ismiyle, mavi tikiyle Instagram'da, Twitter'da HRNCN, Twitch'te HRNCN, YouTube'da Haruncan. Bravo! Saçmalıyoruz. Çok çok saçmalıyoruz. Artık saçmalıyoruz. Ama ne biçim saçmalıyoruz. O biçim saçmalıyoruz. Saçmalıyoruz. Adam çok iyi. Saçmalıyoruz. 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 Bir daha saçmalıyoruz. Bir kez daha saçmalıyoruz. Evet saçmalı. Saçmalıyoruz. Hadi buna da telif atsana. Saçmalıyoruz. Gel bebeğim gel bana. Saçmalıyoruz. İçimizden öyle geliyor çünkü. Saçmalıyoruz. Daha ne kadar saçmalayabiliriz diye düşünüyoruz. Saçmalıyoruz. Çıldır. Mutlaka bir yerde bitecek bu şarkı ama. Evet şimdi. Saçmalıyoruz. Hep beraber. Saçmalıyoruz. Her gece. Saçmalıyoruz. Ve bazen tek başına. Saçmalıyoruz. Çünkü hayat böyle. Saçmalıyoruz. Aman ya. Saçmalıyoruz. Saçmala. Saçmalıyoruz. Hmm. Geç geç. Saçmalıyoruz. Ben de buradayım. Amına koyayım, zaten oradan düzgün çekemiyordu. Bir de düzgün görüntünün içine telefonla girdi ya. Japon turist misin pezevenk, bu nedir ya? Ben niye buradayım diyor ya. Geceyi ifte bitirir miyiz ya? Aspaba'ya geçer miyiz sonrasında? Ben densin ama. Yıldız Aspaba. Delisin. Oh be. Ulan şu an basıp gidesim geldi, emin ediyorum. Efendim, efendim, uzun zamandır... Tamam lan. Uzun zamandır beklediğimiz, istediğimiz, sevdiğimiz, aman efendim dediğimiz bir konuğumuz var. Emircan İrek konuğumuz. Emircan Pinç'e gelsin mesajları yüzünden şahsi bana atılan o güzel sevgi dolu mesajları göremiyordum bir süre. Gerçekten Emircan gelsin, Emircan geldiği zaman ha? Bizi de çağırın. Konuklu bir program olsun Emircan geldiği zaman. Ben böyle bir sevgi gerçekten uzun zamandır birine karşı görmedim. Nasıl başardın bunu? Yani gayalıklara da yaslandın, şarkı söyledin. İşte hiç öyle şey de yapmadın. Çok fazla insanların üzerine de gitmedin. Ama nasıl oldu bir anda herkes senin o içindeki samimiyeti kaptı da sana bu kadar sevgi gösterdi? Yani fanatizm var dinleyen tarafından. Bu da benim aslında bu işe, ekibe, yaptığımız işe, artık bunun adı her neyse, ruh işçi mi denir buna, müzisyenlik mi denir, artık ne denirse ya, adı neyse, ben de çok fanatiyim yani. O yüzden dinleyen de fanatik oluyor bence. Benim tahminim bu. Ama çat diye bir cevap veremem buna. Böyle büyük bir sevdayla sarıldığımız için, çok böyle bu işle yaşadığımız için herhalde dinleyen de o enerjiyi alıyor karşıda. Bu da çok televizyon programı cevabı oldu ama olsun. Ne yapayım bilmiyorum yani ki. Soru da televizyon nasıl programı sorusu gibi gelince. Evet. Nasıl bir cevap böyle bilmiyorum ki. Bence şundan. Patlamayı düşünsene mesela, hani herkes artık seni dinliyor falan. Bunu ilk gördüğün, ilk gözlemlediğin nokta hangisiydi? O bayağı benim yaptığım işler artık milyonlara ulaşıyor dediğin iş ve bunun sana etkisi ne oldu? İlk ne zaman hatırlamıyorum gerçekten. Ama böyle hatırladığım zamanlar var. Mesela Çeşme'de bir ablamla Çeşme'de tatile gitmiştim 2 sene önce. Taksiye binmiştik. Takside Defoluyorum çalıyordu. Adamın Spotify listesiydi o. Defoluyorum çalıyordu. Adam da eşlik ediyordu. Ben de önde yanında oturuyordum. Dedim bozmayayım yani işte. Abi benim şarkım falan demedim yani. Biraz keyfini sürdüm. Yani. Dedim söylemeyeyim. Ama çoğu zaman da söylediğim de oluyor yani. Sağda solda böyle benim şarkım falan filan dediğim oluyor. İşte şarkı eşlik ediyordu falan. Ablam da dürtüyor arkadan. Hani söylesene diyor. Niye söylemiyorsun falan. Ben de işte böyle biraz... Ablalar daha çok bekledim. Sahip
kurdu. Evet evet yani çok sağ ol. Anneler de öyle. Aynen. Ben dedim abi bayağı dedim ezbere biliyorsun. Yeni nesil dedim yani bu çocuk falan. Dedi evet ya dedi adını dedi bilmiyorum ama dedi şarkısı güzel dedi bunun dedi. Böyle dedi amatör çocukları seviyorum ben falan dedi. Sonra, amatör çocuklar güzel. Ondan sonra dedim abi benim falan filan kimliğimi gösterdim. İnanmadı işte orada Spotify listesinde gösterdim. Kimliğimi gösterdim. Vay arkadaş ya. İki sene önce öyleydi evet. Orada şey dedim yani güzel bir şekilde ulaşıyor yani insanlara. Peki Emircan İrek nasıl bir hayat yaşıyor? Yani bizim eskiden izlediğimiz filmlerde bir rockstar havası vardı ya insanlarda. Evet. Kaldıkları otel odasının tabanına mesela işte sandalye çakarlardı abi, falan. Abi Taner'e bantlamadık ama evet otel odalarında çok skandal şeyler yaşandı. Peki Onur var mıydı? Onur da vardı. Onur size anlatsın. Anlatmadı mı? Ya Onur'un bize onları anlatması için önce sana bizimle yaşadıklarını anlatması lazım. Ha evet. Çok küçük şeyler. Çok küçük şeyler duymuşsun, anlatıyor musun? Bazı şeyler duydum ama şimdi burada Onur da yemek istemem. Onur bizim hakkımızda neler konuşuyorsun? En son Ankara'da bir otelin camını patlattığımız benim odamda. O olay mesela başlangıcı da müthişti. Cam patlatma değil ya. Ama camın neden patladığı önemli. Orayı anlatamıyoruz işte. O çok kötü oluyor. Ya ben onu merak ediyorum. Nasıl bir hayatın var? Yani insanlar sana dışarıdan bakıyor evet. Peki içeride sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? O rockstarlığın hakkını veriyor musun? Yoksa sakin bir herif misin? Bence günlük hayatta çok rockstar değilim. Yani öyle rockstar bir hayat yaşamıyorum. Bence yani. Ama dışarıdan biri der ki ulan ne hayatlar yaşıyorlar. Bence ben çok normal bir hayat yaşıyorum. Çünkü zaten insanın kendisi onun normalidir. Kendi hayatın senin normalidir. 27-28 senedir bu hayatı yaşıyorum. O yüzden normal geliyor bana. Bana yani. Beni ikna etme. Çok ilginç bir şeyler yaşamıyorum. Çok ilginç şeyler yaşamadım ben. Bir tane şey var işte. At kaçırma muhabbetimiz var. Çok ünlü. Yani at kaçırma girişimimiz var yani. Bir ya konserde. At kaçırmadık. Gerçekten olay da buraya geldi yıllar içinde. At kaçırmışlar oldu. At falan kaçırmadık da. Ya bir yere gittik, at çiftliği var konserin, tamam mı? Konserin bize verdiği otelin at çiftliği var. Faydalanacaksınız doğal olarak. Biz de gittik at çiftliğinde atlara bakalım dedik. Baktık küçük midillilere koca koca insanlar biniyor. 20 dakika gezdiriyor midilliler o insanları. Geliyor 70 kilo teyze, 90 kilo amca geliyor oturuyor. Hayvan küçücük böyle bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. Biz de üzülmüştük yani midillilere böyle. Yani ama hayatımıza devam ettik yani. Sonra, bu sabah saatlerinde mi oluyor? Sabah saatlerinde oluyor. Ondan sonra gece... Çok erken başlıyorsunuz oğlum. Dedik yani o midillilere herkes düşünür yani yazık falan filan diye. Hayvanların hepsi de böyle kötü kötü bakıyor yani yorgun yorgun bakıyor. Ondan sonra gece konserimizi yaptık. Çok da güzel konser yaptık, tamam mı? Böyle bayağı. Gaza da geldik. Gaza geldik. Konserden de bize böyle kasalarla içkiler verdiler. Otelde içelim diye, tamam mı? Hepsini atlara içirdik deyip konuyu... Hani çünkü çok iyi gidiyor şu anda çünkü. At gibi içtik. Şey dendi işte hani bir şekilde o midillilere ne yapılabilir işte falan kaçıralım. Ya en azından bir tanesini kurtarsak gibi ya da girelim falan bir şey yapalım gibi saçma sapan fikirler. Tamam tabii ki de mantıksız yani ama o an ki maksimum başımıza ne gelebilir? Yani midilli kaçırdı derler yani. Ya da bir şekilde midillinin ipini çözelim yani falan gibi bir şey oldu. Ondan sonra gece at çiftliğine girerken köpekler de at kadardı. İkna edemedik köpekleri. İşte oraya kadar gidildi yani işte. Köpeklerin olduğu yere kadar gidildi. Midillileri kurtaralımla ilgili bir başlık açıp hatta bunu Twitter'a bile taşıyabiliriz şu anda. Saçma sapan ben de gaza geldim. Evet niye sen niye gaza geliyorsun? Çünkü gaza gelmek bulaşıcıdır bende şu anda bayağı. Içine. Yok çay. Düşün, alkol alsam düşün. Senin Nalan şarkını biz burada Pinch'te söyledik. Evet, çok teşekkür oldum. Ederiz bize telif atmadığın için. Ben teşekkür içinde. Ederim çaldığınız için. Çok bana dediler ki Emircan dediler askere gitti. Ben dedim ki bu oradayken bize telif atamaz. Yapıştırdık şarkını. Evet, ekmeğindeydik. Bayağı 4,5 milyon izlendi o da. Evet. Çok eğlendik. Söylerken de böyle o hissiyat bizi paramparça etti. Sen klavye çaldın. Klavye çalmaya çalıştım. Bence çok güzeldi. Yiğit klavyeci işte diyor ki yanlış çalmış. Evet kardeşim. Ya böyle olmaz. Böyle olmaz. Şimdi önümüzdeki serüvende ne var? Mesela seni izleyenler, sıkı takip edenler ve bana Pinch ne zaman gelecek diyenler için bunu soruyorum. Şimdi önümüzdeki planda pandemiler falanlar filanlar eminim o planları baltalamıştır belki ama pandemi sonrasında bir B planı var mıydı? Pandemi için şu anda bir şeyler düşünüyor musun? Ya da önümüzdeki dönemde artık konserler dijitale döndü. Dijitalde devam edecek misin? Yoksa işi farklı açılardan zorlayacak mısın? Yani Haziran gibi falan bir rahatlama bekliyoruz. Umuyoruz aşının yaygınlaşmasıyla. Konserler başlar diye tahmin ediyoruz. Onu umuyoruz. Umarım. Yayın olarak da release olarak soruyorsan Memur var önümüzde. Memur diye bir şarkımız var. Ona böyle küçük bir video çektik. Yani çok basit bir video çektik. Biraz lirik video gibi. Memur'u yayınlayacağız. Sonra da Haziran gibi de Kor diye bir şarkı var. Güzel. Kor'u yayınlamayı planlıyoruz. Yine bir televizyon cevabıyla. Yok olsun ya kurban olurum ama insanlar tabii bu detayları bilmek istiyorlar. Evet yani bunu enteresan. Da televizyon olarak ya biz verelim. Kendi aramızda çok muhabbetimiz ediyoruz. Konuşuyoruz kamera arkasında ama buraya oturduğumuz zaman insanlar hakikaten hangi şarkının ne zaman çıkacağını. Senin evet. Diyorum ya normalde sen rockstar gibi yaşıyorsun. Bunların hepsi aslında izleyicilerin bize de bunu da sor dediği sorular biliyor musun? Onların da dikkatini bu şekilde çekiyoruz herhalde. Normal ben seninle sen gibi muhabbet etsem burada yine izlerler de akıllarında bir sürü soru işareti kalır. O yüzden söylüyorum. Şimdi hemen buraya o zaman Kamil'i alalım. Sosyal medyada seninle ilgili insanlar neler yazıyor, neler çiziyor bir bakalım. Merhaba Kamil. Merhabalar. Neler getirdin güzel yüreğinle bize? Çok şey getirdim. İki maske de üst üste takmış. Çok seviyorum çocuğu ya. Yeni geldin denizden. Doğru denizden geldim. Ne oldu o iş? Hallettiniz mi?
Evet. Manita mısınız şu an? Yok, yüzüme bir şeyler yaptırdım da. Bu çocuk Denizli'den 10 senedir falan platonik olduğu bir hanımefendi var. Daha önce hatta sevgili olmuşlar ama severek ayrılmışlar. Çünkü kızı böyle zorla ailesi söküp bundan almış. Hayır, o fakir ya falan demişler. Bundan uzaklaştırmışlar. Ondan sonra 10 sene sonra bir şekilde karşılaşıyorlar abi. Ve diyor ki acaba nasıl açılsam, nasıl açılsam. Kıza bir açılsa kız Denizli'den buraya da gelecek. Ama açılamadı. Sonra duydum ki bir önceki programda Kamil dediler Denizli'ye gitti. Dedim ki Kamil Denizli'ye gittiyse kesin dedim almıştır gelmiştir. Onu sordum, yüzüme bir şeyler yaptırdım dedi. Abi dayak yemiş. Bence dayak yemiş. Ha, istedi abisi gibi. E kız ne oldu? O da iyi. Ya, manita olmadınız ama hala. Oldunuz mu? Oğlum lan bütün memleket bunu bekliyor. 5 bölümdür seni ev vermemizi bekliyorlar. Evet. Oldunuz mu? Olduk. İşte bu be. Neyse biz konumuza dönelim. Evet. O zaman konuğumuz sen değilsin şu anda çünkü. Evet. Gönül Davası klibini çekmek istemezmiş. Evet. Gönül Davası klibi çok kötüydü abi şey olarak da yani. Çok kötü bir zamana denk geldi. Allah Allah. Peki tepki mi aldın yoksa kendi beğendin? Ya bir şirketle sözleşmem vardı. Evet. Onu çıkarmam istendi falan öyle bir şey. Onun arkasında normalde Türk filminden sahneler konulacaktı. Yani benim o beyaz fonun önünde böyle saçma sapan hareketler yaptığım ya, klibe arkada Türk filminden görüntüler konulacaktı normalde. Sonra onun telifi alınamadı. Arkaya görseller konuldu. Bazı yerlerde de beyaz bırakıldı. Ortaya öyle bir klip çıktı. O zaman da sözleşmelerden dolayı hayır bu klibi çıkarmayacaksınız da diyemedim. Ah be. Mecbur çıkardı. Hep bu sözleşmeler. Melek'le evet, de bunu konuştuk. Yani gerçekten ilk aldığım hasardı yani. Sonra o klibi çıkarmak karşılığında sözleşmemi aldım. Süper. Devam edelim. Kötü eleştiriler ve yorumları hiç takmıyormuş. Yalan söylüyor. Kim demiş bunu? Hiç takmıyorum değil. Öyle yazmışlar. Kim yazmış? Hiç takmıyor olamaz kimse. Kaynak açıklanamaz. Niye kaynak açıklanamıyor? Ya? Bunun kaynağını açıklasak ne olur mesela? Hiç istihbaratın geldiği yeri söylersen oradan bir daha istihbarat alamaz. Aynen öyle. Aman ve verdiği istihbarata sıçayım yani. Baksana o da yanlış çıkmış. Devam edelim. 2020 Power Türk Müzik Ödülleri'nde yılın en güçlü çıkış yapan şarkıcısı ödülünü almışsınız. Evet. Doğrudur. Aldı. Bu istihbarat doğru. Yaptığın iş aslında ödül almak adına yapmadığın bir iş. Bunu çok iyi biliyorum. Ama ödül aldığında yani yaptığın işi ödülle taçlandırdıklarında ne hissediyorsun? Hiç beklemiyorduk zaten. Oylamada adımızı gördük. Dedim herhalde seçilemeyiz yani. Sonra bayağı farklı seçilmişiz. Bayağı böyle ilginç bir şey oldu. Şöyle acıklı bir aslında anlatayım ya. Babam o sıra hastanedeydi. Haydarpaşa'nın Umane'de bir ameliyat olmuştu. Ondan sonra yatıyordu o ameliyattan sonra. Annemle dönüşmeli refakat ediyorduk babama. Akşamı babamın yanında kalmam lazımdı ki ödüle gittiğimde annem kalabilsin babamın yanında. Ondan sonra gece orada kalmıştım. Orada işte kıyafet falan orada seçtik yani. Ben orada telefondan bana fotoğraflar atıldı. Ben de o fotoğraflardan böyle şu kıyafet olsun, bu kıyafet olsun falan filan diye seçtim. Sonra işte sabah çok az uyku yani orada işte refakatçi koltuğunda ne kadar uyuduysam. Onunla Power Türk'e gittim. Sonra ödülü aldık. Biraz işte takıldık, muhabbet ettik falan. Sonra tabii o sırada annem nöbet tutmuş oldu. Tekrar annemden nöbeti almak üzere Power Türk ödülünü eve bırakıp tekrar Haydarpaşa Numune'ye gitmiştim o gün. Orada dedim ya çok ilginç ya. Power Türk ödülünü yıllardır hani alabilir miyiz acaba deyip hayal kurduğumuz bir ödül. Yani zor bir ödül. Bir kişi veriliyor yılda. Keşke ben alsam o zamanlar falan diye böyle. 2020'de o ödül de bizim oldu ama böyle bir hikayesi de olmuş oldu yani. Ödül konuşmasında böyle sakallıyım falan bayağı. Uzun sakallı. Berbere gidecektim normalde. Berbere de gidemeden geç kaldım çünkü şey. Öyle yaptık. Eyvallah. Duygusal anlar. Rap'i rapçiler yapsın. Ben küçükken yaptım ve orada kaldı. Evet, bence ben iyi rap yapamıyordum. Sen de her genç gibi denedin yani. Denedim ben. Önceden rap yaptım. Biraz protest yazıyordum. Protest bir rapçiydim. 18 yaşına kadar rap yaptım. Var mı aklında denedim senin yazdığın böyle bir dörtlük? Benim yazdığım. Ama gençken düşünsene benim mesela gençken yazdım ben de yaptım bunu. Oturup böyle ben de rapçi olacağım diye böyle bayağı bir şarkılar yazdım. Geçen bulduk onu Colin'in bir tanesinden. Allah belamı vermiş. Yani iyi ki o dönemde YouTube falan yokmuş biliyor musun o yaşlardayken. Yani olsaydı mesela onu kaldırtamazdım, sildirtemezdim de yani. Ben MySpace'e mail attık falan kaldırılsın diye. MySpace'de o kadar diyorsun. Rap şarkılar kaldır. 16 yaşında yaptım rap şarkı. Tabii ne kadar iyi evet olabilir ki yani. Tabii ki de rezil bir şey yapıyorsun yani. Ya sonradan baktığında tabii öyle şu gözüküyor. Şu an baktığımda rezil aynen tabii ki de canım. Var mı aklında kalan? Valla bir tane Rick Ross'lu şarkım vardı ya. Hadi söyle hadi. Aksın. Müzik teknemin dümeni viranem, stabil iradem, Stalin. Rap'in İtali, Rick Ross ve Ritalin. Şarkı söyledikçe alıyorum vitamin. Müzik teknemin dümeni bozmadıkça düzenimi musiki de söylerim. Benim renklerim kırmızı siyah, kırmızı bedel olur, siyah da silah. Elim yaradır çünkü punch yaparım. Kurup can pazarı tezgaha çanozanım. Savaşa aç olanın kesesin iştahı. Düşer düşmanım kaldıramaz gel sefer iştahı. Eli kaldır fakat teslim olmak için değil. Çünkü eşkıyalar vurdu padişahı beyi. Fısıldadıkça falan filan bir şey devam. İyi ya. Valla iyi yani. Öyle bir şey de yani. Ben biraz önce de kendi yazdıklarımla kıyaslamaya çalışıyorum. Ben dedim ki herhalde benimki kadar leş bir şey yazmıştır diye düşündüm yani. Çünkü benimkiler o kızlar arabaya neden binmiyorsunuz? Yok daha dün şey vallahi benimki öyle. Arabaya neden binmiyorsunuz? Ben bayağı bildim. Daha dün bir, bugün ise iki. Akli dengesini siktiminin bebeleri falan diye. Salak salak şarkılar. Ben seninki iyiymiş. Ben mesela bunu bu yaşımda beğendim.
Ben o zaman benim gelişimim çok geç olmuş. Tamam ben anladım. Güzelmiş. İşte bunları yapıyordum. Böyle rap yapıyordum. Sonra işte 18 yaşında gitar da çalıyordum bir yandan. Ama bir tık Fuat Ergin şeyi var. Evet. Söylerken Sayan böyle bir tavır var. Sayan dinledim. Fuat Ergin çok dinledim. Hepsine selamlar. Selamlar hepsine. Sayan, Patron, Karaçalı, Şehinşah. Buyurun. Müzik Kutusu şarkısını uğruna yazdığı kişiye hiçbir zaman söylememiş. Evet ya bunu bir yerde anlattım. Listener röportajında anlattım. O paylaşmış. Altına da şey yazılmış işte. Bu çocuk da işte böyle şarkılarını böyle dramlarla dinletmeye çalışıyor gibi. Vay, bir şeyler abi, falan. Vay abi neler yazıyorlar? Yani, neden? Ne için mesela? Küstüm ben de o yüzden. Anlatmıyorum. Bu konuyu anlatmıyorum. Ya çünkü her şarkının hikayesi vardır. Benim yazdıklarım da bu süreç içinde hikayesi var. Ama ben şimdi gidip şarkının hikayesini kendimi acındırmak için ya da işte o şarkıyı daha çok dinleyin dediğim abi çok saçma. Sordular yani soru şeydi. Müzik Kutusu'nu niye yazdınızdı? Ben de o yüzden cevabını verdim yani. Gayet normal bir cevap değil mi? Evet. Yani ben zaten kendi isteğimle anlatmadım. Tabii ki de dinleyici ne düşünüyorsa onu düşünsün yani. Ama soru Müzik Kutusu'nu niye yazdın olunca tabii ki de cevap verdim yani. Sonra işte Nalan'da da bir şey anlatıyor. Müzik Kutusu'nda da bir şey. Bak bunu söyleyen 3-5 tane başıbozuk. Bunları geç. Yani o şarkıyı çıkardıktan sonra artık o şarkı dinleyenin şarkısı oluyor ya. Böyle bir klişe bile yapacağım. Ama güzel ama doğru. Öyle, doğru, öyle, öyle klişe ama öyle yani. O artık dinleyenin kendi dünyasındaki bir şarkı olduğu için. Kim ne almak istiyorsa içinden kim alsın diyorsun. Kim ne almak istiyorsa evet. Çünkü şu anda manitan var mı? Yok arkadaşım. Bu bir strateji değil, değil mi? Geçti artık o. Yok yok abi nasıl? O eskilerde kaldı olsa. Değil mi? Vallahi benim de ya. Bir ara bir takılalım dışarı çıkalım vallahi bak ya. Biz de çok zor durumdayız. Ama genelde öyle oluyor ya böyle yakışıklı güzel şarkılar söyleyen adamların sevgilisi olmasın istiyorlar hala galiba. Ya evet sevgilisi olmasın. Yine bu soruyu sana bana gelen bir DM aracılığıyla soruyorum bu arada. Doğru. En az Altı Hanım Efendi'nin altı popüler sorusuydu bu. Sevgisi var mı? Yıkılırım, kendimi keserim falan diyen var o yüzden. Allah hani bunlardan Allah. Korkup mu acaba manitam varken göstermiyorsun? Yok yok ya manitam olsa gösteririm tabii canım. Neyi göstermiyor? Terleme öyle gülerken terleme. Oku bakayım. Krem olduğu için. Olsun kurban oldum parla. Bu bakımı kız yaptırtmadı değil mi? Tamam. Zorla beni gitar kursuna yazdılar. Ben rapçi olacağım, rapçi olacağım diyordum. Gitar kursuna beni zorla gönderdiler. Hekimoğlu çalıyorum. Hekimoğlu derler falan. Tuğrul'u da gitar kursuna gönderdiler. Bir gün eve böyle bir tip geldi elinde gitar. Abi hazır mısın? Neydi lan şarkının adı? Ha buldum. Çık kıt çık kıt çık kıt çık yapmayı öğrenmiş önce. Saydım kaç gün oldu. Evet. Hala çalabiliyor musun onu çok merak ediyorum. Yap bakayım oradan merak ettim hala. Çünkü o kadar para verdik eğitimine. Gelsene oğlum buraya. Şarkı telif yer ama. Buna telif atmazsın bak şimdi. Telif şu var. Nasıl? Abi ben... Çok uzun süre uğraştık. Ailecek uğraştık. Bu çıktı. Saydım kaç gece doldu. Saydım her gün ayrı dön. Dön istersen dön. Bravo. Satayım sana. Yönetmenlik kariyerim bitti şu andan sonra. Oğlum Emircan İğre'ye şarkı çaldın o da söyledi düşün. Benim gitarımla çaldın. Aa senin gitarınla çaldım. Ve belli ki çok kıymetli çünkü yani onu eline aldığından itibaren böyle bakıyor çünkü. Öyle durum var. Şarkı yazdım bu gitara. Muhalifte elimde bir beyaz gitar. Dolanırım diyar diyar. Hazır bu kadar para verdim beyaz gitara bari hani çalarken anlamı olsun. Belli ki çok olsun. Para vermişim yani şarkısını yaptık. Var mı senin yani de böyle merakların? Mesela Ufuk Beydemir yok, yok, selamlar konuğumuzdu. Onun böyle bir merakı varmış. Senin de var mı yok, mesela? Yok benim için gitar araç. Senin merakın ne mesela? Yani müzik dışında evde oturduğunda dışarı çıktığında ne yapıyorsun? Futbola çok merakım var. Çok seviyorum. Oynamayı da izlemeyi de çok seviyorum. Bak ya, Berk. Şu maçları bir yapamadık zaten yani. Evet. Çağıracaktı beni. Eylül çağırmadı sağ olsun. Kim çağıracaktı? Yiğit çağıracaktı. Halı saha mı PlayStation mı? Halı saha benim bir takımım var. Hayatta yenemezsin yani. Oo bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bizim takımımız var. Çok fena. Benim 2018'de ben bir takım kurdum. Ankaraoğlu. Güzel. Beşiktaşlı eski forvet. Gökhan Güleç. Tamam abi yeter tamam. Şimdi ben bu takımı bir getireyim. Bir maç yapalım. Bunu da bir bölüm pinçe koyalım. Ne diyorsunuz? Tamam. İddialı yapıyor muyuz? Tamam. Emircan İğren'in ekibiyle bizim ekip. Hadi. Verdik kazı. Tamam. Tamam. Yapalım mı? Tamam. Bu arada bak bu çocuğun böyle gözüküne bakma. Bu Messi gibi. Abi bak şu böyle çok diyorlar. Sonra maçta çocuk tamam, sinirleniyor falan. Son halı saha maçımızda kime gol attın? Şöyle söyleyeyim. Defansta Berkay var şarkıcı. Tam o sırada birinin bakıyordu herhalde. Neyse. Hayır öyle değil. Öyle. Onu böyle bir çalımladı bu tamam mı? Sonra karşısına kim çıktı? APU. APU'yu da geçti. Kalede kim var biliyor musun? Ferhat Göçer. Takıma bakan abi nasıl takım harbiden. Çaktı 90'a gol. Bayağı bildiğin manyak gibi oynuyor yani. Wow manga. Gripin. Bu arada hepsi oradaydı.
Hacı ile mi oynamışlığınız var? Ne diyorsun ya? Tamam, halı sahada yapıyoruz. Ben FIFA'da da boyumun ölçüsünü görmek isterim. PES'çiyim aslında ama FIFA'da oynar yani. PES kaç? 20-20 hepsini oynarım ya. 15 oynuyor musun? Ben de sadece 15 oynayabiliyorum. Abi çünkü bu takım çok fena dağılacakmış gibi bir his var içimde. Allah Allah. Bence büyük bir iddia koyalım. İddiayı da kim belirlesin biliyor musun? Al sana YouTube'culuk. Sevgili Muazzor arka dizicilerim, lütfen aşağı yorumlara yazın. İddia ne olsun? Halı saha maçı yapıyoruz. İki versiyon olacak. Yani iki kere halı saha maçı yapmıyoruz. Onun revanşı falan yok. Bir halı saha maçı yapıyoruz. Bir de PlayStation maçı yapıyoruz. İkisinin ortalaması, goller, averaj bilmem ne falan filan koyuyoruz ve kazananı açıklıyoruz. Kaybeden kazanana ne alsın? Yani Emircan İğrek'in ekibi bize ne alsın? Aşağı yorumlara yazın. Ya da tamam, biz hadi diyelim bir şey oldu. Meteor düştü, kaybettik. Hani biz belki şey kaybederiz, biz ne alalım? Sizin kadroda Sinan Kaloğlu'lar mı? Yok, onları onlar çağırmayacağız. Onları getirmezseniz yeneriz bu arada bak. Söyleyeyim. Yok, onları getirmeyeceğiz, söz. Eskişehir Spor altyapıyı alıp gelin. Her neyse, bu iddiaya da girdik. Lütfen yorumlara yazın. Finalde kaybedenler kazananlara ne alsın, onu da konuşalım. Evet Kamil. Neden mesela? Neden yoksun? Denizli'ye mi kaçtın acaba şu anda? Sen böyle sıkılıyor musun? Yok, bitmişti. Hiç bu kadar mıydı? Teşekkürler Kamil'ciğim. Sağ ol. Hazır alkışların sesi kesilmemişken, ooo biz bayağı televizyon programı olduk. Senden biz bir şarkı duymayalım mı? Üst çizgide yürüyemeyen, kendi çizgilerini çeken, evrende bir toz tanesiyim. O tostanesi güzel içer derler bana akşamcı. Mermer kafama sancım. Herkes hakkımda savcı, yargılıyor. Derler bana akşamcı. Mermer kafama sancım. Gelemem, gelemem, gelemem yolunuza, yok inancım. Biliyor musunuz? Akşamcı, 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 akşamcı. Ne şanı ne pulu parası, servetim kalemin karası, Tekirdağ İstanbul arası, kazandığım rakı parası. Derler bana akşamcı, mermer kafama sancım. Herkes hakkımda savcı, yargılıyor. Şimdi. Derler bana akşamcı, mermer kafama sancım. Gelemem, gelemem, gelemem yolunuza, yok inancım. Haydi bir daha. Ben bir mikrofonu yaklaştırayım onlara. Haydi. Akşamcı, akşamcı. Emircan İğrek konuğumuzdu. Sağ olun, sağ olun. Ayaklarına ederim. Sağlık. Vallahi. Çok uzun zamandır bekliyorduk zaten. Bir de güzel söz almış olduk. Bir maç yapacağız. Bu maçı da ilerleyen Pinç bölümlerinin birinde yayınlarız. Ama dediğim gibi o maç sonucunda eğer biz kazanırsak Emircan'ın ekibine ne alacağız onu yazın. Pardon, onlar bize ne alacak? Biz kazansak da mı onlara bir şey alacağız? Bu hayatta biz hep kaybediyoruz sanırım. Ben şu anda bunu kabullenmiş mi oldum? Olmaz. İşte kaybeden kazanana ne alsın? Yorumlara lütfen yazın. Şimdi sizi Emircan'la baş başa bırakıyorum. Nihayetinde yüksüz ve müksüzsün dünyada. İnsanın en bariz lüksü bu rüyana. Karabasanlar bile hayran olur o zaman. Yarışa girmezsen kaybetmen imkansız. Üstelik 70-80 yıl ömrün varmış. Peşinde kaç hırsız çalmak için koşacak.
ama korkma. Bundan kötüsü gelemez başımıza, bundan kötüsü gelemez. Ondan rahatım, sen de rahat ol, zemine uzananlar düşemez. Bundan kötüsü gelemez başımıza, bundan kötüsü gelemez. Ondan rahatım, sen de rahat ol, zemine uzananlar düşemez. Yanlışlar yaptın çokça, doğrular yanlış olunca, bilinmezlikte altın çağ uçağ. Yolunda gitmiyorsa yoldan gitmezsin sen de, açarız birkaç patika. Sen korkma, bundan kötüsü gelemez başımıza, bundan kötüsü gelemez. Ondan rahatım, sen de rahat ol, zemine uzananlar düşemez. Bundan kötüsü gelemez başımıza, bundan kötüsü gelemez. Ondan rahatım, sen de rahat ol, zemine uzananlar düşemez. Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Bir yerinde kendi şarkımı unuttum ama olsun. Yeliz bir yere kalktı ama sinyali gönderemedi nereye gideceğiyle alakalı. Sana bir şey söyleyeyim birader. Sen Cambridge'de okursun Emir. Bak Emir, sana yemin ediyorum sen Cambridge'de okursun. Şimdi bizim çok acayip asistanlarımız oldu, çok acayip çalışanlarımız oldu. Stajyerimiz de çok acayip. Yıllardır Emir'e sinirleniyorum programlarda. Ama gerçekten inanılmaz şeyler yapıyor, izleyenler takdir eder. Sonra Yeliz geldi. Yeliz'i bence Allah gönderdi. Gerçekten stüdyonun dışında, çünkü bir kapsülün içinde bulduk Yeliz'i. Dünyaya adapte etmeye çalışıyoruz. Gerçekten bu çıtanın üstüne çıktın ya mesela. Senin üstüne mesela kimse çıkamaz. Deme öyle. Yok, ben Allah belamı veriyor yani. Ya mesela daha farklı ne olabilir yani? Deme. Dedim ki bir çay koyar mısın? Demli olan çay. Ben izledim. Demlik. Demliğin içine iki tane, üç tane demlik poşet atarsın. Efendim eski tür çaylar varsa böyle üç kaşık atarsın içine, değil mi? Böyle durur. Alttaki su kaynayınca da onu üstüne koyarsın. Bütün bir kutu demi demliğin içine sıkıştırmaya çalışmış. Bak bu şaka değil. Yemin ediyorum şaka yapmıyorum şu anda. Tamamının sonuna kadar doldurmuş. Sonra su dökmüş. Taşmasın diye yavaş yavaş emmesini beklemiş. Dedi ki bu çaydır. Bana getirdi onu. Bak hala uyuyamıyorum. 5 gün oldu o çayı içeri. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani Emir, hakkını yemişiz birader. Çok, senin yaptıkların evet kanser etti mi? Etti. Bu direkt öldürüyor. Headshot. Yani inanamıyorsun. Mesela Emir bunu yaptı deyip bir part bölüm çıkartıyorum ben, tamam mı? Diyorum ki Emir bunu yaptı. Bir part konuşuyoruz. Mesela bunda konuşulacak hiçbir şey yok. Yani Yeliz. Bu kadar. Bir bacağını açtın, olay oldu zaten burada. Senin sayende de bikinili kızlar görmüş olduk. Sağ ol, sağ ol. Ama çok eğlenceliydi o bölüm. Ya eğlenceli de, izleyince eğlenceli. Dünün trajedisi bugünün komedisidir. Abi nevrimiz döndü çat diye böyle, hadi ya falan olduk. Enteresan. Allah işte ben bir yerden... Kapıyor bir yerden açıyor gerçekten. Yok. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Yeliz gerçekten Emir'le ikinizi ben evlendirip... Doğurduğunuz çocuğu da Discovery Channel'a satmak istiyorum. Böyle bir kabinde, her yeri kamera olan bir kabinde o çocuk büyüsün, bakalım ne olacak. O kadar merak ediyorum ki acaba ne olur yani. Allah korusun. Her neyse, bunlar konumuza dahil değil. Bunlar Pinch'in içinde anlatılacak partiler. Şu anda benim burada muazzam, harika, acayip güzel, çok tatlı, yan flüt çalabilen, ki herkes çalamaz. Ama herkes çalamaz mı bunu dediğim zaman her enstrüman kadar zor diyebilecek kadar da alçak gönüllü, ponçik bir konuğum var. Melek Mosso konuğumuz. O nasıl bir ceket gerçekten yani? Hani böyle bir güvenlik önlemi mi? Gece araba çarpmasın diye falan mı? Yanarlı dönerli ya, seviyorum. Çok güzel. Seviyorsun sen bu hayatı ya. Yani. Gerçekten böyle bir tarafın etnik, bir tarafın burada, bir tarafın geleceğe bakıyor, bir tarafın dünün şarkılarını kovalıyor. Yani seni tek bir başlık altında toplayamıyorum ben. Yani sen kendini hangi başlık altına sığdırıyorsun? Dediğin gibi ben de kendimi tek bir başlık altında aslında toplayamıyorum. Toplamak da istemiyorum. Çünkü bu kendini sınırlandırmak oluyor. Müziğimi de, karakterimi de, beni ben yapan şeyleri de bir sınıra koyamam. Çünkü gün geçti başka biri oluyorsun ki. Yani her zaman bu değildim. Ama beni buna dönüştüren bir sürü şey oldu hayatıma da ve ileride de kim bilir neye dönüşeceğim. Bak profesyonel konuk böyle oluyor işte.
Öğren bak. Bir soru sordum, 12 soruluk cevap verdi kız burada bana. Helal olsun, tebrikler. Şimdi sen bir üçlü... Öyle üçleme, üçleme, üçleme. Üçleme, pardon. Yapma öyle, ne gerek var? Sen yaptın. Üçleme. Ben hayır, ben üçlü... Yani üçlüysem... Ben de yapabilirim ama. Ben yapayım da bana tamam, her neyse daha şu an iyice bokunu çıkarttık. Birçok konserde yan yanaydık. Çok eğleniyorum senin konserlerinde. Ama konserlerde de insanlara yalnızca şarkı söylememek gibi bir motton da var. Bir taraftan ülkeyle ilgili de konuşuyorsun. Bir taraftan sosyoekonomik konularla da ilgileniyorsun. İnsanlara bunu söylüyorsun. Yani ikisini aynı anda yürütüyorsun. Ve bununla ilgili inanılmaz çok alkış alıyorsun. Ve inanılmaz tepkiler aldığında oldu. Doğal olarak. Böyle biri misin sen? Hayatında da böyle biri misin? Yoksa karşında 10 bin kişiyi görünce böyle bir havaya mı giriyorsun? Yok, her zaman böyle biriydim. Annem bana şey der zaten, diplomasız avukat. Öyle bir lakabım var. Yani zaten ataerkil düzene sürekli karşı çıkmak zorunda kaldım. Kayserliyim, Denizli'de büyüdüm ve o Anadolu'daki o eril güç zaten her zaman üzerimdeydi. Yani ilk önce kendi çekirdek ailemden başlayarak akrabalar, ondan sonra sosyal çevrem vesaire, her zaman bir kadın olarak bu eril dilin, eril tavrın, bunların karşısında durmaya çalıştım ve ne kadar başarılı olursam bu karşıda duruşum ne kadar sıkı olursa, baktım ki o kadar çok yol aldım. Ve dedim ki kendi kendime, doğru yoldayım, yanlış bir yerde değilim. Çünkü ne zaman kendimden taviz versem, ne zaman insanların üzerimde kurmaya çalıştığı o egomanyaya biraz ılıman baksam ya da yaklaşsam, her zaman bir baktım birileri tepemde ve beni toprağın altına gömmeye çalışıyorlar. Ama şöyle bir durum var, gömmeye çalıştılar ama tohum olduğumuzdan habersizlerdi. Montajda burayı koymayalım. Ben bu sözü mevzularda kullanayım. Çok beğendim. Ne gibi zorluklar yaşadın ki bunu bu şekilde kısa bir cümleyle özetliyorsun? Müzik yapmak isteyen bir kadının aslında İstanbul'a gelip bazı şeyleri başarıp hem de en üst noktalarda başarıp bunları söylemesi de çok doğaldır. Bunları da yani o söylemesinde ben mi söyleyeyim efendim? Ya da ben bunları yapacağım diyen insanların senden fazla konuşmasını istemiyorum artık. Çünkü sen yapacağım diyen değil, yapmış olan insansın. Destek verenler kimlerdi? Destek vermeyenler kimlerdi? Destek verenlerin destek vermesine şaşırdın mı? Destek vermeyenlere hiç mi şaşırmıyorsun? Süper. Yani ilk geldiğimde tabii ki ben bu arada müzik öğretmenliği çıkışlıyım. Ailem her zaman kızım git devlete sırtını ya işte maaşını al, sigortan yatsın falan gibi şeylerdeydi. Ama 18 yaşımdan beri zaten özel dersler veriyordum. Buraya geldiğimde de bir kolejde öğretmenlik yaptım. Lisede ve ilkokulda. Ama onun dışında gittiğim bir sürü çalıştığım özel kurs yeri, işte özel öğrenciler bla bla hepsi vardı. Artık bir noktada derslerde beste yapmaya başladığımı görünce dedim ki bir tarafa haksızlık ediyorum ve ben bunu tamamıyla bırakmazsam eğer öğretmenlik kısmını, söyleme kısmında, yaratma kısmında bu kadar başarılı olamayacağımı düşündüm ve tamamen bıraktım. Bıraktığımda da başımda işte bir yapımcı, bir bilmem kim olsun da beni alsın, süslesin, püslesin bir yere koysun istemedim. Çünkü bıkmıştım bana repertuar getiren mekan sahiplerinden, şunu söylemen gerekiyor, bunu söylemen gerekiyor. Zaten düğündü, dernekti, karşılamaydı, işte özel davetlerdi. Onlar da yeterince şarkı söyledim. Ben asma davulu boynuma takıp damadım babasına hocam falan diye gittim de yani. Hani. Aa, ne tabii. Ya Ege bölgesinin yarısını evlendirdim zaten, öyle söyleyebilirim. Aynen. Yani. Yani artık bir noktada ya bu kadar düğün yapa yapa sonunda evlenmeyeceğim falan deyip böyle. Peki konu 100 milyonlar izlenmeye nasıl geldi? Yani ilk zaten bir yarışmayla oldu. Böyle gayet Insta'da takılırken böyle bir yarışma programının ilanını gördüm. Birinciyi Ziget'e yolluyorlardı. Ben de festivalci bir hatunum. Dedim ki ulan dedim Ziget'e gidiyormuşuz üf yardır falan. Hani diğerlerine bakmadım bile, sadece dördüncüye bir video çekildiğini biliyorum. Akustikhane özel ödülü diye bir şey. Akustikhane videosu. Söyleyebiliyor muyuz? Oğlum, söyle, tabii ki söyle. İstediğini söyleyebilirsin. Tamam. Grunding'in yarışmasıydı. İşte akustikhanede de falan. Ben de dedim herhalde akustikhane diyecek sadece. Yok, Grunding. Yani o onun sponsorluğunda bir yarışma. Dördüncüye de mansiyon ödülü. İşte akustikhanede özel bir video ödülü. Ben de o aralar sokakta çalıyorum. Vapurdayım. Beşiktaş, Kadıköy, işte Eminönü vesaire vesaire. Hiç beklemiyordum. Amacım birinciliğe oynamaktı. Bir de bak beklemiyorsun ama birinciliğe oynuyorsun. Tabii ama o da iddia olmazsa olmaz. Sonra video var telefonumda. Yolladım. Adamlar aradı 3-4 gün sonra. Dördüncü oldunuz diye video çekeceğiz size. Canımıza minnet, paramız yok zaten. Birisi bize beleş video çekecek. Oo falan. Stüdyoya gideceğiz falan. Hazırlandık, gittik. Neyse çektik. Hiç bilmiyorum o zamanlar tabii bu işler nasıl olur. Şarkıyı toplamda biz 3 kere baştan sona çalıp söyledik. Hani normalde insanlar saatlerce söylüyormuş. Sordular bana hangisini seçelim falan. Düşünmüyorum çünkü bir yerlere geleceğini, bir şey olacağını. 2 hafta sonra arkadaşlarımdan telefon yağmaya başladı. Çünkü sosyal medyada da çok iyi değilim. Hatta kardeşim açtırdı bana Instagram'ı. Arkadaşlar
arkadaşlarım aradı ve bir baktım her yerde çalıyorum. Ama bu arada her yerde çalıyorum, ünlüyüm ama cebimde 5 kuruş para yok. Yani öyle bir durumdayım, hala vapura gidiyorum, geliyorum derken arkadaşlarım dedi ki ya bırak bu caz işlerini falan, caz söylüyordum o zamanlar. Gel bize masada söylediğin şu şarkılardan bir tanesini çekelim. Öyleydi böyleydi, özgüvenim yok çünkü öğretmenim, mükemmelliyetçiyim, her şeyi duyuyorum ya, onu da ille düzgün söylemem lazım. Bana yetersiz geliyor yaptığım şey. Onlar da diyor ki saçmalıyorsun. Neyse dedim iyi, vursalar ölememle arzular arsız muhabbetleri herkes bilir zaten. İlk arzular arsızı söyledim. Orada canlı söylediğim için ister istemez müzik yorumcularım bir dikkatini çektim. Çünkü şarkı hayvan gibi. 2 oktav sesini kullanıyorsun ve kim bu kız, hayırdır, nereden çıktı ve bu şarkıyı böyle söylüyor gibisinden. Sonra zaten arkasından vursalar ölememi söyledim ve o bir milat oldu aslında bizim işimizde. Hiç beklemiyordum ama mesela vursalar ölemem de arzular arsız da benim üniversite hayatımdan kalma şarkılar işte. Evet. Şargoz yaptığımız zamanlarda arkadaşlarımızla böyle bağıra çağıra söylediğimiz, hatta vursalar ölemem yüzünden kapıma benim polis geldi. Neden? Denediler mi? Ya işte... yani işte çok bağırmışız, çağırmışız falan, gecenin bir körü farkında değiliz. Aydın sıcak yer, pencereler açık. Ne lan falan diye böyle. Sıra sıra görüyoruz. Birincisi geldi, ikincisi geldi. Bu üçleme değil mi? Tamam. Onu. Üçleme. Üçleme tamam. Bir, bu iki, üçlemenin 1, 2, 3'ü. Evet. Üçüncüsü de büyük ihtimalle bu program yayınlandığında yayına girmiş olacak. Evet. Türkiye'de yapılanları da izledim. Yurt dışında yapılanları da izledim. Genelde akış var. Yani klipte şarkıyı söylüyor şarkıcılar. Ya da bir şekilde orada bir şarkıcılık durumu var. Ama bizimkinde hiç öyle bir durum yok. Hiç şarkıyı söylemiyorum. Sadece son klibimizde bir ortam sesine düşüyor. Zaten son klipte de işte Haluk Levent, Eda Baba, Ozbi, Veys Çolak, Melisa Karakurt, adını sayamadığım o kadar çok isim var ki. Ben niye yokum? Gelmezsin diye çünkü. Ya Haluk Levent'i arıyorsun, gelir diye geliyor. Beni aramıyorsun. Çünkü geliyor. Ben... Ben ne zaman çağırdın da gelmedim acaba? Yani düşündüm şu anda. Şimdi falan ne? Ben her zaman oradayım. Onlar gelir geçer. Onlar klipte gözükür giderler ama ben her zaman buradayım, her zaman senin yanındayım. Canım arkadaşım benim. Falan. Benim gazı bir dahaki klipte ben de olayım. Sizin gibi arkadaşlarım olduğu için doğal olarak ben de öyle kliplere yaslanıveriyorum. Çünkü sizin klipleriniz aşırı çok izliyor. 100 milyonlarca insanı izliyor yani. Ben de kenarda şöyle falan hani abone olun falan bir şekilde orada durmam lazım. Ya abone olun. Abi nereden koparırsak kârdır yani, öyle düşün. Biz senin şarkını dinlemek istiyoruz alkışlarla. Yeniden sevmeye yok mecalim. Hani yanımdaydın, şimdi uzaktasın. Geçmişi suçlamaya pek de meraklısın. Bağırsaydım, kızsaydım yüzüne, sormazdın belki bu öfke niye. Kızgınım çünkü sana inandım. Peşimden koştun ya, seveceksin sandım. Sen bilmezsin ama bir yangından kurtardım kendimi. Sen de yakma lütfen beni. Kızgınım çünkü sana inandım. Peşimden koştun ya, seveceksin sandım. Sen bilmezsin ama bir yangından kurtardım kendimi. Sen de yakma lütfen beni.
Bazı insanlar gerçekten farkında mısınız? Şarkı söylemek için geliyorlar galiba dünyaya. Müzik için geliyorlar yani. Bazı insanların üzerine çok yapışıyor bu yani. Helal olsun. Ağzımıza sıçtın şu anda. Canlı canlı böyle bir metre ötemde söylüyor. Sen nasıl dayanıyorsun bu şarkıları söyleyip? Yani hiç hissiyatına kapılmıyor musun yoksa? Dur söyleyeyim de geçeyim mi diyorsun? Her söylediğinde aynı hissediyor musun yoksa? İlk şarkıları kendim yazdığımda kendime merhem gibi yazıyorum ben. Hani bir olay oluyor, bir şey oluyor. Onu dillendirip söyleyip o üretiyorsun ya ve son noktayı koyuyorsun. Bana söylemiştin çerçeveliyorsun evet. İşi ve kenara koyuyorsun diye. O çerçeveleme süreci birazcık meşakkatli geçiyor ama en sonunda o çerçeveyi taktığında ve astığında artık ben derdimle o şarkıyı birleştirip onu kendimden uzağa yerleştiriyorum ve insanlara da o ulaşsın istiyorum. Kendim de mahvoluyorum. Bazı şarkıları söylerken zaten mahvoluyorum. Abi sen ne yapıyorsun? O da aslında bir sürü şey yapıyor bu arada. Şimdi konuşmayacağım dermişçesine. Gel aşkım gel. Gel bir tanem. Teşekkürler. Sen böyle 90'larda böyle bir single çıkartmış da bütün kızları kendine hasta etmiş sonra ortalıktan kaybolmuş falan bir adama benziyorsun ya. Ben 93 doğumluyum. Sen kaçlısın? Söyleyebiliyor musun? 88'liyim ya. 88'lisin. İyi, sen de çok şey değilsin. Ne olacağız biz kız? Baksana adamlara. Kocaman adam 93'lüyüm dedi ya yanımda. Bazen yapacak bir şey yok. Benim tanıştığım herkes 90 ve üzeri böyle bana minnoş muamelesi yapıyor mesela. Birisiyle böyle ortamda denk geldi. Ay ne kadar tatlısın, yanaklarını sıkıyorum geliyor bilmem ne falan. Bir noktada böyle muhabbeti kuramadık, iletişemiyoruz. Zorluyoruz duvarlarımızı ama bir dekoder lazım yani. Anlaşamıyoruz yani bir şekilde. Ya Melek'cim sen kaç yaşındasın dedi. Dedim 88'liyim ben dedim. Wow dedi. Dedim ne oldu? Wow tarih. Ben dedi 2000'liyim. Sonra o seni mıncıran ne yaptı? Ellerini öptü sabaha kadar. Özür dilerim. O dakikadan sonra işte Melek abla oluyorum. Ya zaten. Ben de Oğuzhan abi oldum ya. Ya bir de minnoş insanlarız biz. Ya sana yine onun bir şey yaptığı yoktur da bana çok acı veriyor bu durum ya. Niye acı? Yani bir fotoğraf görüyorum böyle üf falan filan. Güzel de bir şey yazmış bana böyle bir kadın. Doğal olarak böyle sen de bir hemen bir şarkı yazdım ona. Dedim ki üf dedim falan. Yok şaka yapıyorum. Oo dedim çok teşekkür ederim falan filan. Ya Oğuzhan abi mesajımı göreceğini düşünmemiştin dedi. Ne yaparsın? Ne yaparsın ya? Ne yapabilirsin? Ya Oğuzhan artık birinden etkilendiğimde gözlerine değil ilk önce parmağına bakıyorum. Parmak uzun olunca ne? Öyle değil. Yüzüğe bakıyor. Çok güzel bir şarkı yaptın ama etrafındaki insanlar, ekibin, 93'lü sana gitar çalan insanlar geldiler dediler ki bu tutmaz birader dediler mesela. Yine de arkasında duruyor musun o işin? Evet evet asla. Yani mesela benim Ah Be Aysel projem var. Bilenler bilir, sıkı takipçilerim biliyor. Ergen kadın şarkıları yazıyorum. Hep böyle 16-17 yaşındaymışçasına. Çok merak ediyorum. Bir ufak mırıldansana neye benziyor bu ergen kadın Libido'yu şarkısı? Libido'yu hatırlıyor musun? Son, iki, üç. Kaç gündür geleceğim dedin. Gelmedin, çok içsem de kimseye vermedim. Israr ettim, şansımı zorladım. Sabaha kadar ağladım, duymadın. Bana hıdı hıdı yapma, çocuğum var karşında. Sev beni daha ne diyeyim? Söz hiç karışmam sana, ben boşa trip atmam ama hormonlarım coştu şu sıralar. Full libido, şu sıralar full libido. Odamı temizledim, süsüm püsüm hep sana. İçli köfte yaptım tadına. Baksana, bugün de arattım gelmezsen ayıp ama çalışkan çocuksun maşallah sana. Bugün de arattım gelmezsen ayıp ama çalışkan çocuksun maşallah sana. Bana hıdı hıdı yapma. Çocuğum var karşında, sev beni daha ne diyeyim? Söz hiç karışmam sana, ben boşa trip atmam ama hormonlarım coştu şu sıralar. Full libido, şu sıralar.
full libido. Güzel. İnsanlar yanlışları ve kötüleri söylemeye o kadar alışık ki hiç kimse güzel bir şeyi övmüyor. İnsanlar bunu hep söylerim. Benim kulağımdaki şeytanlara fısıldamayın. Meleklerime fısıldayın abi. Eğer siz kötülüğe fısıldarsanız, kötülükten bahsederseniz, kötülükten medet umar ve kendinizi beslerseniz oranız gelişir. O yanınız, karanlığınız büyür. Ama eğer iyi olmaya gayret eder, çabalarsanız ki bu çok zor. Biliyorum çok zor ama orası büyür. Ve hani hiç kimse kendisi için şunu düşünmesin. Benim yaptığım şey abi hani ben küçücük bir noktayım, ben hiçbir şeyi değiştiremem. Hayır, o noktalar değiştiriyor değil mi? Sen zaten bunu en iyi bilenlerdensin yani. Hani hepimiz bu noktaların nasıl değiştiğini, nasıl büyüdüğünü, sosyal medyada da nelere kadir olduğumuzu, neler yaptığımızı hepimiz gördük. O yüzden herkes kendinde o sorumluluk bilincini hissetsin, yapsın. Elinden geleni ardına koymasın ya. Benim yapmaya çalıştığım gerçekten nacizane bu hani. Ben şey demiyorum, her zaman en doğruyu yaparım demiyorum bak. Bunu her zaman söylüyorum. Ben elimden geldiği kadar doğruları yapmaya çalışıyorum. İnsanım. Ben de hata yapabilirim. Benim de yanlışım olabilir. Yanlış bir şey konuşabilirim. Üslubum yanlıştır, bilmem nedir olabilir. Ama fikrim, kalbim, ruhum bir yerlerde doğru bir şeyler görüyor ve onlara hizmet ediyor. Ve hayatım boyunca da kim ne derse desin onlara hizmet edecek. Melek Mosso böyle zaten arkadaşlar. Bu programdayız diye böyle değil. Yani Melek Mosso'yla kamera arkasında sohbet ettiğiniz zaman da bu tarz dertleri dile getirebiliyor. Oturuyor, anlatıyor. Şimdi kamera önünde de buna insanlar bak görüyor musun kameranın önünde şekil yaptı falan demesinler diye söylüyorum. Gerçekten içi dışı bir. Melekciğim ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok mutlu olduk seni gördüğümüz için. Senin de ayaklarına sağlık. Sonunda geldim. Evet sonunda ya nihayet geldim. Biz yıllardır yani. Bu arada benim çok iyi arkadaşım. Konuşuyoruz. Aynı ortamlarda bulunuyoruz. Ne zaman geliyoruz programa? Ne zaman gelirsin programa? Ne zaman gelsek programa? Ne yapsak programa falan diye diye 50 kere de aynı ortamda bulunmamıza rağmen nihayet ancak Pinch'in 4. senesinin ortasında bize konuk oldun. Ama olsun geç olsun güç olmasın. Zaten konuk da değilsin. Ortam senin. Çok seviyoruz seni. Bütün ekip olarak da çok seviyoruz. Melek Mosso konuğumuzdu. Keklik gibi kanadıma süsmedim. Murat alıp doya doya. Bir dakika Gülcan. Güle güle söylüyorum Türkiye. Duygusal bir şarkı.
inanılmaz genç arkadaşlarımız. 19. 18. 21. 21. 28. 11. 21. 21 abi. İkiniz de mi 21, 21? Aynen. Niye internette yalan yanlış haberler var sizinle ilgili? Mesela birinizin 18, birinizin 19 olduğunu iddia ediyorlar. O birkaç sene önce yapılmış olabilir ya. Aynen. Ya beni niye bu durumlara sokuyorsunuz ya? 21 de bakarsan ama genç arkadaşlarımız yine de. 2 sene sonra inşallah tekrar konuk olurlarsa biz hala burada olursak mesela o zaman artık genç olmayacaksınız. Ve bugün konuştuklarımızı izleyeceğiz. O zaman neler yaptığınızla karşılaştıracağız. Siz müzik yapan genç, aykırı adamlarsınız. Spotify'ın anasını diyeceğim. Spotify'da bayağı milyonlarca dinlenmeniz var. Ama çok fazla ön plana çıkartmıyorsunuz kendinizi. Böyle bir cool'luk durumum var. Bunu size biri mi tavsiye etti? Siz gerçekten böyle misiniz? Yok yani biz gerçekten böyleyiz. Grubu kurup birlikte müzik yapmaya karar verdiğimiz andan beri bizim için hiç değişmedi. Bizim derdimiz müzik yapmaktı. Hani hiçbir zaman böyle çok büyük kaygılar içinde olmadık onun dışında yani. Bu arada grubun ismine sizin adınız ne, nasıl bir araya geldiniz? Bunu kısaca bir alayım ilk defa sizi görenler için. 2016'da falan ben bir tane solo EP yapmıştım. Yayınladığım label'ın sahibi de Direnç'miş. Tanışmıyorduk o zamanlarda. Yeteneği gördün mü? Aynen abi. Bir gün bana Facebook'tan yazdı işte EDM'le uğraşıyorum birkaç şarkını remix yapayım falan dedim. Yani benim de aklımda aslında biraz daha böyle daha modern bir şey nasıl yapabilirim falan diye geçiyordu aklımda. Dedim s**tir et remix'i gel birlikte kendi sound'umuzu birleştirelim. Ben daha akustik ağırlıklı müzik yapıyordum. İşte Direnç daha elektronik ağırlıklı müzik yapıyordu. Bakalım ne çıkacak dedik. Sonra bir hafta sonra ilk şarkımızı yayınladık. Bir yıl kadar falan hiç dinlenmedi neredeyse şarkılar. Tepki gelmemiş. Aynen aynen. Beklentimiz de yoktu zaten. Gelmedi de. Ne ara patladı? Sizi kim patlattı mesela bu kadar çok dinlenmenizi? Kendi kendine oldu ya. Kendime bayağı diye bir şarkı yapmıştık. Hı-hı. Ondan sonra da Ankara ile Bozuşuruz diye bir şarkı yaptık. O şarkılar yani diğerleri 1000 dinleniyorsa bunlar 4000-5000 falan dinlendi. Sonra dedik aa 5000 dinlenmiş oluyor mu bir şeyler falan diye. O sonra üstüne ekle ekleye gitti yani. Bayağı yani bir sıfırdan başlama ve evet, olayı evet yürütme durumu evet var. Süper. Senin mesela ilk aklına ne geldi bu adamın şarkısını dinleyip abi bu adamı aramadan evvel? Elektronik dans müziği yapıyordum. O sıralar işte ne bileyim Türkçe remixler falan ünlüydü. Çaktı çakkıdılar. Ondan sonra ben de dedim ki bunun şarkısına şakkılı şakkılı bir şeyler yapabilirim belki. Yazdım işte sana bir şeyler yapayım remix diye. Sonra dedi remix yapmayalım başka hani kendimiz bir şeyler yapalım. Yani tamamen aslında konu fikir üzerine doğaçlama gitti. Grubun adı nereden çıktı? İlk şarkıyı yapmıştık ama isim bulma konusunda çok kötüydük. Hiçbir fikir yoktu yani. Bir gün öyle bir yere giderken bir okuduğum bir yazın içinde böyle perdenin arasındakiler geçtiğini gördüm. Dedim bu olsun. Sahneye mesela perdenin arkasından hukuku diye mi çıkıyorsunuz? Ya da perdenin arkasında söylüyorsunuz hiç mi çıkmıyorsunuz? Ya da size herhangi bir perde firması sponsor oldu mu? Perde sormak için yazanlar oluyor. Fotoğraf atıp bu perdenin metresi. Santim yazıyor mesela şu kadar stor perde diye lazım kaç lira fiyat verir misiniz bunu yapanlar falan oldu. Artık fiyat vermeye falan da başladık. Gerçekten. Yani. Gerçekten yaptığım oldu. Yönlendiriyoruz bir yerlere. Peki bundan sonraki plan sırada ne var? İlk albümümüz 26'sında çıktı. Yıl sonuna kadar açıkçası ne yaparız bilmiyoruz. Birkaç tane daha şarkı belki birkaç tane daha klip yayınlayabiliriz. Albümle ilgili daha açıklamak istemediğimiz yine bir takım planlar var. Bu sene büyük ihtimal böyle gider. Konser yapabileceğiz gibi de görünmediği için. Dijital konser falan düşünmüyoruz. Sevmiyorsunuz. Evet. Çünkü konser bir kültür işi, etkileşim işi. O etkileşmeyi yaşayabilmek için sahnede olman lazım. Dinleyicilerin de senin karşında olması lazım. Online konser falan da yapabiliriz yani. Sağımız solumuz yani belli olmuyor. Kolay değil. Yapacak bir şey yok. Yani bir şekilde geçim sağlanmalı. Peki şarkılarınızdan bir tanesini burada seslendirme şansınız var mı? Tabii. O zaman alkışlarla dinleyelim şarkıyı. Yavaştan girebilirim sanırım. Sen ne yapıyorsun bu sırada? Şarkıyı ben yaptım zaten. Ben besteledim şarkını. Şarkının bestecisi sen misin? Beraber yaptık ortak ama besteledim şimdi yani. Arkadaşlar çalarken iyi bakın tamam mı? O övgü dolu bakışları kaçırmayın sakın. Sen de lütfen biraz kameraya besteyi ben yaptım lan falan tadında böyle bir bakış atın. Şimdi çalacağın şarkının adı nedir? Uzaklara Savrulalım ismi. Uzaklara Savrulalım. Aynen, Mark Eliyahu ile beraber yaptığımız bir şarkı. Peki bu senin besten? Beraber besteledik. Üçümüz besteledik. Mark, ben, Doruk. Gencecik adamların yaptığı işler çok güzel. O zaman alkışlarla dinleyelim şarkıyı. Kırılır kanadım, dönemem geriye. Her dans edişinde bu kalp yıkılır. Bembeyaz bir yüzün dokunur yüzüme. Adımlarım sana yetişir.
Mark Eliyahu diye bir sanatçı var. Kamança sanatçısı. İsrailli. Onun bir kamança solosu var şarkıda normalde. Çok güzel bir solo aslında, dinlemenizi tavsiye ederim. Müthişti. Gerçekten ağzına yüreğine sağlık. Senin beynine fikrine sağlık. Mark'ın da artık İsrail oyununa... Mark'a da sağlık gerçekten. Müthiş. Burada senin şarkını, sizin şarkınızı daha önce de dinleyen arkadaşlarımız olmuş. Mesela Fırat Sobutay demiş ki, "Aa, bir kadın bir erkek düet yapıyor zannediyordum ben dinlerken." demiş. Ama yeteneği görünce tabii burada, değil mi? Anladın konuyu. Estağfurullah. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkürler. Ama değil mi yani, hani saçı maviye boyuyorsun, böyle bir beste yapıyorsun, Mark'larla çalışıyorsun. Fırat Sobutay YouTuber geliyor sana, ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Siz bu iş. Yani en son pavyona gittik, aynısını söyledi. Samimi ol biraz. Fırat Sobutay, samimi ol biraz. Hep de eli ekranla böyle. 35 tane bitcoin'i var bunun. Vergiciler de uğramıyor. Anlamadım yani. Fırat Sobutay. Vergi. Evet, tamam, yok. Fırat şu an var. Nasıl elif? Yapmayacağım. Sana bu bölüm söz veriyorum, bir şey yapmayacağım. Yaptın zaten. Bitti işte. Daha yapmayacağım. Çok teşekkür ederim bu arada geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Ya bir de insanın şöyle bir gerginliği oluyor. Mesela perdenin ardındakiler diyorum, sonra arkasındakiler diyorum ya habire. Karışıyor siz sürekli. Siz doğrusunu söylüyorsunuz. Her dönüp perdenin dediğimde, ulan çocukların doğru söylediği şey hangisiydi diyorum. Grubun ismi ne zaman değişecek? Abi bize kendi çalışanlar, böyle bizle beraber çalışanlar şey diyor, perdeciler falan diyor. Perdeciler. Aynen. Hatta galiba birkaç hafta önce bir tane grafik tasarımcı bir arkadaşla çalışmamız lazımdı. Galiba grubunuzun ismi değişti, perdeciler olmuş diye bize logo yolladı, perdeciler diye. Daha çok beğendiniz mi? Yok abi, tam göremedik çünkü. Tam dedik, yok değiş. Değişmedi dedik, o zaman değiştireyim deyip geri yolladı falan. Ama perdenin ardındakiler iyidir. Arkasındakiler çok saçma oluyordu, evet, zaten. Evet, 6 aya kadar falan utanıyorduk böyle. Biz de grubumuz ismine perdenin ardındakiler falan derken ama. Yo abi, çok güzel. Zamanla. Ya bizim için bir metafor o yüzden. Bence de abi güzel ya, bence de güzel. Ya sadece işte ilk başta dedim ya, öyle oluyor birazcık. Mor ve Ötesi'nin ilk çıktığı dönem katıldıkları programlara bir bakın isterseniz. Orada onları konuk alan sunucuların, spikerlerin genelde şeyleri var. Hani hayat hep o şekilde gidecekmiş gibi bir düşünceleri olduğu için. Mor ve Ötesi mi? Ne demek ya mor falan filan yaparlardı. Tabii ki ben de bunu yaptım biraz evvel ama tam olarak öyle değil. Güzel bir grup ismi, perdenin ardındakiler konuğumuzdu. Programdan önce de kameranın arkasında da burada konuştuk. Gerçekten zehir gibi adamlarsınız. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum sizi tanıdığım için. Biz de abi, yaptığınız çok müziği, olduk. Her şeyi bir tarafa bırakın. Bu kadar genç yaşta, bu kadar sağlam fikirlerle kendi ayaklarınız üzerinde iş yapmanız beni gerçekten gururlandırdı. Yarın için gururlandırdı en azından. Çünkü sizin bir yapımcınız da yok bu arada. Yok yani kendimiz. Geç. 2008 yılında YouTube'a ilk defa kanal açtım. Oğuzhan Pıhtı ilk romanımın adıydı. Pıhtı. Öyle olması gerekiyordu. Kitapla ilgili, kitabın içinde anlatılan konularla ilgili orada belki bir şeyler paylaşırım diyordum. Ama kamerayla kendimi çekeceğim, onu paylaşacağım durumu bende yoktu. Sonra üniversitede yaptığım kısa filmleri, klipleri buldum. Onları yüklemeye başladım. Çünkü o zaman yaptığın videoları, klipleri herhangi bir yere yüklemek mümkün değildi. Çünkü yoktu herhangi bir yer. YouTube bir ara vardı, sonra kapandı. PicnicTube diye bir şey açıldı. Onlara video yüklemek o zaman çok mantıklı değildi. Çünkü yani 10 tane video vardı zaten içlerinde. Hepsi kedi videosuydu. Yıllar sonra o kanalı açıp içine bir şeyler yüklemeye başladım. Sonra şeberme diye videolar çekmeye başladım. Karikatür çizerken yaptığım o çirkin esprilerin hepsini videolaştırdım. 10 dakikada çekiyorduk bu arada. Bugünün TikTok videoları gibi düşünün. Bir tanesi 1 milyon falan izlendi hatta. Dönemine göre çok acayipti. Sonra videoları koyarken, ederken tiyatro oyunu yazdım. Tiyatro oyunu bitti. Sinema filmi yaptım. Sinema filmini çektim. Tiyatro oyunlarında şarkı yapabiliyorum diye arkadaşlarımı aradım. Dedim ki hadi bir şarkı yapalım. Geyik olur. Klip çekmek istiyorum çünkü. Bir şey çekmek istiyorum ama malzeme yok elimde. Ne çekeyim yani? Terbiyesizim şarkısını. Oturdum yazdım. Biri dinlesin, bu bir müziktir diye değil. Öyle oluşmadı işler. Onu yükledim YouTube'a. 1 milyon izlendi ki şimdinin 30-40 milyonu gibi bir şey oluyor. Çok konuşulmaya başladı. Sonra müzik şirketleri bizi keşfetti. Biliyorsun sonraki muhabbet. Klipler silindi bizim kanalda. Müzik şirketlerinin kanallarına yüklendi falan. O kanal öyle kaldı. Ben artık şarkıcı olmuştum. Klip çekeceğim. Çok eğleneceğim ama klibi ben yayınlamayacağım. YouTube'da kendi kanalıma koymayacağım. 16 klibimiz falan var galiba. Sonra başkalarına klipler çekmeye başladık. Onlar YouTube'da başka yine prodüksiyonlara yükleniyordu. Biz de izliyorduk. Sonra bu da bir TV. Bu da bir TV'yi açtık. Olaylar diye bir programa başlamıştım ben. Bu konseptin yine masa var. Konuşan bir adam. İlk bölümün adı haberlerdi. Uydurma haber. O anda aklımıza ne geliyorsa doğaçlama her şey. Gün geçmiyor. Gün, haftalar geçmiyor. Yıllar geçmiyor. Dünya durdu. Ya'ydık. Mars elçisinin annesini s**ler. Mars elçisinin annesi bu konu hakkında neler söylüyor, seni Mars elçisine bağlanıyoruz. Alo. Çok fazla beğenildi o. Çok küfürlüydü. Tabii yavaş yavaş dikkat çekiyordu. Ne biçim konuşuyor a**ayım ya.
koyayım ya var ama sonunda. Bir kısımda niye bip koyuyorsunuz ulan ettiğiniz küfrü duyalım. Böyle iki taraf. Ama bu da bir TV yalnız benim değildi. Kerem Çakıroğlu vardı, Gökhan Doğum vardı, Bünyamin Bayansal vardı. Bir sürü adam vardı ya. Birlikte karar aldığımız. İlk videoyu çektim 10 dakika. Dediler ki 10 dakika mı lanet olsun 3 dakikadan fazla video yüklenmez. Neden? O zamanki neden? Neden? Çağla'nın abisi söyledi. O Ahut'taymış. WhatsApp'tan babaannem yolladı. Duymuşlar yine birinden 3 dakika kuralmış. Baktım diğer YouTuber'lara 5 dakika, 6 dakika, 4 dakika, 5 dakika. Hakikaten sistem böyle işliyor. Adamlar haklı. Ama çok iyi şakalarım var. Bende de biliyorsun. O yüzden birçok bölüm 2 saat oluyor. Kıyamıyorum abi. Niye? O anda yapıldı. O anda kalsın diye. İnat ettim. Kavga ettik. Sürtüştük. 10 dakika koyalım ne olur. 7 dakikaya ikna ettim zorla. İlk tanıtım videosunu yükledik. 24 saat içerisinde ne izlendiği çok önemlidir YouTube'daki videonun. Çünkü 24 saat içerisinde sen mesela bir videoya 200 kere de tıklasan +200 yazmıyor izlenme hanesine. 1 yazıyor. Sen senin IP'nden 300 kez de izlesen görüntülenme +1'dir. Doğal olarak ilk gün yani 24 saat içerisinde izlenme skorun seni o an, o gün kaç kişinin izlediğini gösterir. 24 saatin kıymeti önemlidir ve biz 24 saatte 5000 izlendik. Müthişti benim için. Çünkü 0 abone yok kanalda. 5000 bizi çok mutlu etti. Daha da mutlu eden ikinci gün 10.000 olmasıydı. Sonra 15.000 oldu. Sonra biz hemen birinci bölüm haberleri koyduk. 24 saat içerisinde 25.000 izlendi. 25.000 kişi. Muazzam bir şey bizim için. Üçüncü bölüm oldu. Yine bir YouTube rivayetçisi. Kanka Ayça'nın abisi söyledi. Haberleri koyuyorsunuz ya videonun adına. Abi siyasete giriyor. YouTube izletmiyor bunu. Tamam diyorsun. Hadi diyelim programın adını değiştirelim. Dedik ki ne olsun dördüncü bölümde. Olaylar oldu. Olaylar. Metin yazarı olmadan, bir metin dahi olmadan. Karşımda Kerem abiler böyle sizler gibi oturuyor. Olaylar 7'de ben bir şey anlattım. Masa lambalarının dedim acaba beli ağrıyor mudur? Anlattım. Program artık haberler formatından çıkmış. Sohbet muhabbet formatına dönmeye başlamıştı. İlk konuklarımız gelmiş. Enteresan bir hava katmışlardı. Derken ben hikayeler anlatmaya başladım. Günde 95.000 izlenmek artık bizim gerçekten ciddi bir şeyler yaptığımız anlamına gelmeye başlamıştı. Fakat çok fazla patron vardı. Olayları yaparken röntü devam ettiriyorduk aynı ekip. Sonra bir anda Hanım Hanımcık diye bir proje denedik. Bu da bir TV'de. Çok patron vardı. Ve herkesin kendi işi vardı ekstra. Doğal olarak mevzular falan da yapamadım kanalda aslında. Bir şeyler oldu. Ben ayrıldım. Ya tabii kötü ayrılmadık. Daha yeni birlikteydik hatta. Çok seviyoruz da onları. Ben gideyim dedim. Babala diye bir kanal kurayım dedim. Şimdi bu da bir TV de çok güzeldi. Logosunu falan ben çizmiştim. Abonemiz 250 bine gelmişti bu arada. İnanılmaz bir sayı. Sıfırdı o kanal. Yani sıfır. Mail adresiyle bir YouTube kanalı açıyorsun. Geldiği süreyi söylüyorum size. 3 ay. 3 ayda 250 bin aboneye gelmişti. Ben Babala TV'yi kurmak zorundaydım. Hangi YouTube kanalı üzerine kuracaktım? Olsam Pıhtı. Yani benim yıllar evvel şebermeleri çekip yüklediğim YouTube kanalı. Bir gün belki hani içine şarkılar koyarım dediğim ama sonra yön değiştirip şarkıcı olduğum o YouTube hesabı. Adını değiştirdim. Babala TV yaptım. Çünkü Babala benim üniversitede açtığım ilk internet sitesiydi. Çizimlerimi koyduğum bir internet sitesiydi. Babala.com. Babala TV açılmıştır. Ulan ben dedim bu videoları nerede çekeceğim peki? Benim kameram da yok. Aa bir baktım Tuğrul Uğur. Sevgili kardeşim o ne diyor da yönetmen. Koyayım. Tuğrul dedim. O ne diyor ekibi olarak dedim bana dedim. Video çeker misiniz? Abi dedi ne demek? Bir tane böyle green perde aldık taşınabilen şu kadar. Oturdum ben önüne. Babala TV'nin ilk videosunu çektim. Olaylar. Artık 20 dakikaya çıkmıştı videoların süresi. Babala TV'yi ben kurduktan sonra koyduğum ilk videoyla tarihimizde ilk defa biz trende girdik. 49.'uyduk trendde. Video 24 saatte 400 bin izlendi. İlk videosuyla trende girdi. Mesela bu inanılmaz bir şey. Sonra hemen olayların devamı geldi. O da trend. Bir sonraki olaylar geldi. Trend 20'lerdeyiz. Sonra son olaylar geldi. Trend 10'da bir hafta kaldık. Rönt çekiyorum. Berk'e bir adam bana mesaj atıyor. Ya ben sizin çekimize gelmek istiyorum. Ya gel kardeşim ne demek? Geliyor. O günden bugüne de hiç gitmedi burada. Düşünsene Berk'le bizim tanışmamız bu. Bu kız da bizi izliyor. Bizim videolarımızı. Berk'i bizim videolarımızı izleyerek görüyor. Ve bayağı aşık oluyorlar. İşte gerçek takipçi budur. Haldır haldır devam ediyoruz konuya. Derken Tuğrul bir gün yanıma gelip abi ya o ne diyor seninle görüşmek istiyor dedi. O ne diyor seninle görüşmek istiyor deyince ben dedim ne diyor o ne diyor diye bir gittim yani. Gittim dedim ne diyorsun s**eyim. Zaten kullandığımızı bilmediği kameraları dedi bunları bunları dedi kullanabilirsiniz. Ya canım o ne diyorum. Zaten o kameralar olmasa siz bizi büyük ihtimalle tanımayacaktınız. Buradan da hakkınızı helal edin yani bu söylemiş olayım. Yayın tarihi boyunca o ne diyor hiç trende girememiş. Peki bizim bu programın adı ne olsun? Çünkü olaylar Babala TV'ye özgü bir işti. O ne diyor'ya götürmek istemedim açıkçası. O orada kalsın istedim. Bir hatıra olarak kalsın istedim. Adı ne olsun acaba diye düşündüm. Ekip arkadaşlarımızdan birilerine sordum. Ruzname dedi. Artık ne yapalım? Olsun yani çünkü
kafam mesela ismiyle asla ilgilenmiyordu programın. O Ne Diyor beni o kadar korkutuyordu ki. 750 bin aboneli bir kanalda videom yayınlanacak. Ve bu adamların Instagram'da 1 milyon takipçili bir sayfaları var. O Ne Diyor sayfası. Ve oradan teaserlarım falan paylaşılacak. Kafayı yiyorum. Bir de dilimizin kemiği yok. Paldır küldür konuşan bir adamım. O Ne Diyor takipçisinin bana ne tepki vereceğini hiç bilmiyordum. Bu çok korkutuyordu beni. Rezil de edebilirlerdi beni mesela. İlk bölüm bu kim ahlaksız herif bir anda bitirip O Ne Diyor'a ya da veda etmek zorunda bırakabilirlerdi mesela. 10 Kasım'la ilgili bir konuşma yaptım. Son part Atatürk'le ilgili konuşmamı yaptım. Herkes kıblemi bilsin istedim açıkçası. İlk bölümden daha. Hani biri bir şey diyeceksen desin. Birinci bölümü bir koyduk abi. O Ne Diyor tarihinde ilk defa 20. sıradan trenle girdi. İnanılmaz bir şey. Derken ikinci bölümü yaptık. Sertab Erener konuğumuz oldu. Daha da uçtu. Üçüncüsü daha da yükseldi. Dördüncüsü trend birden başlıyordu artık. Yıllar geçiyor falan oluyor filan oluyor. Biz hep bir numarayız. Hiç trendten çıkmıyoruz bu programla. Artık Babala'ya dönmek zamanıydı. Çünkü Babala mevzuların kanalı olmuştu. Biraz öksüzdü yani o konuda. 1 milyon 300 bin abonemiz vardı. Öyle kalmış. Ama O Ne Diyor? O girdiğimizde neredeyse 750 bin olan O Ne Diyor? 3 milyondayken çıktık. Babala'ya döndük. Finch'in Babala TV'deki ilk videosu. Trend 1'di. Sonraki de. Bir önceki videoya kadar öyle düşünün. Eğlence tarzı çünkü Finch. Birçok insan gelip küfür edip gidebilir. Başka bir şey yapabilirler. Uzaktan ettiğimiz sadece ettiğimiz küfür paylaşıp aa bu ne diyor falan diyebilirler ama birçok insanın uzun vadede eğlendiği, beraber düşündüğü, güldüğü bir program Finch. Çünkü kimse bu kadar uzun bir programı 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon izlemez. Yalnızların arkadaşı oluyoruz. Bir grup insanla kaynaşıyoruz. Hep beraber aynı şeyleri gülüyoruz, aynı şeyleri sövüyoruz. 50. bölümdeyiz şu anda. Eğer bu bölümde trende girerse, kaçtan girerse girsinler. İlla biri olmak zorunda değil. Sevgili canım Muazzer takipçim. Yazın aşağı. Kutlu olsun yazın. Siz bizi zaten izlemeseydiniz biz yine 50 bölüm yapardık da böyle artistliğini yapamazdık. Finch 50. bölüm. Ezeberk, Berk Uçar'ın şarkısını dinledin mi? Dinledim, güzel şarkı. 2 gün evvel çıktı klibi, efsane. Bu arada Berk Uçar'ın şarkısı, hiçbir şey yapasım yok, son günlerin şarkısı. O kadar iyi anlatıyor ki, bazı şeylerin başlığını sürekli haykırmak, o başlıkların bize verdiği sıkıntıları tam olarak dile getirmemizi sağlamaz. Bazen başlık farklıdır ama içinde yaşadığımız durum için biz başka başlıklar üretiriz. Pandemi deyince benim ilk ürettiğim başlıklardan biriydi bu mesela. Gerçekten ülke durumuna bakıyorsun, dünya durumuna bakıyorsun ve şunu diyorsun, hiçbir şey yapasım yok. Sanıyorum aslında insanların tepeye yaldızlarla yazmadığı bir başlık bu şarkının sözleri. Müthiş. İnanamadım. Bunlar dedim keko bir şey yapacaklar bana getirecekler. Dedim abi tabii yapın yani hayırlısı falan. Ulan bir dinlettiler. Dedim. Dinlettiklerinden beri beynimin içinde dönüp dönüp duruyor şarkı. Hiçbir şey yapasım yok. Ne oldu? Kötü mü şarkı? Kıskandın mı Berk Uçar'ı? Yavşak. Yok, güzel şarkı. Klipte de nasıl yakışıklı çıkmış Toraman. Hareketler falan akıyor ya maşallah. Lütfen siz de girip Berk Uçar'ın klibini izleyin. Like atın, yorum yapın. Oh be, hiçbir şey yapasım yok. Neden şarkı yaptın? Hiçbir şey yapasım yok. Götüm. Mı? Ne bileyim böyle bir trip şey oluyor ya. Filmlerde öyle yapılır hep ya. Onlar ama böyle... Evet, hemen haberlere geçelim mi? Ne dersin? Yok dedin! Var cep telefonundan bakacağım. Berk Uçar'ı konuk almayalım mı buraya? Peze Berk'i. Bilmiyorum, belki de almayalım. Berk Uçar'ı yeni şarkısıyla alkışlayalım. Bize biraz müsaade eder misin Peze Berk? Teşekkürler Peze Berk. Haberlerimle ben gideyim o zaman. Haydi bakalım. Yeliz, biliyorum çok zahmet veriyorum ama. Yok, kendini şuradan bir yerden atar mısın? Evet, lütfen çay istiyorum. Teşekkürler. Vay Berk Uçar konuğumuz. Birader müthiş olmuş şarkı. Eyvallah abi. Bak yemin ediyorum bunu öyle arkadaşımsın Berk Uçar'sın. 10 yıldır tanışıyoruz falan diye söylemiyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Büyük şüphelerim vardı. Ya öyledir. Çocuk şarkı yapmak istiyor. Elimizde ne kadar imkan varsa hadi verelim kullansın yapsın bir şeyler falan dedik. 2 sene yapmadı. Sonra suçu bana attı bir yerde. Sen de ilgilenmiyorsun falan. Dedim gideyim Fatih Erkoç'tan şarkı isteyeyim. Gideyim şuradan buradan şarkı isteyeyim. Sana bir şarkı çıkartalım tamam dedim. Bir görev gibi artık üzerime yüklendi o. Adam... Adam bir anda kendi besteleriyle geldi karşımıza. Çaldı şarkıları, söylediler, kaydettiler ve ben bu aşamaların hiçbirinden haberim yok. Yani bir anda karşıma şarkıyla geldiler. Tuğrul klibi çekti işte. Dünden önceki gün yayınlandı. Evet. Cavalak cover fotoğrafını çekti. Bak şöyle. Yakışır kardeşime. Gerçekten çok iyi bir şarkı oldu. Dinlettikleri zaman yani hani bir abilik durumu vardır ya oğlum bak güzel şarkı da hani falan filan derler ya. Hiç öyle bir şey diyemiyorsun. Şarkı gerçekten çok güzel. Harbiden tebrik ediyorum seni. Eyvallah. Zaten gelen tepkiler altındaki yorumlar da çok güzel. Çok da yürüyecektir bu şarkı. Daha yeni koydun. Nereden geldi bu fikir? Oturayım bu şarkıyı yapayım. Daha önce yazdığım bir şarkının üzerine mi söz yazdın yoksa bir anda aktı gitti mi? Biz ilk başta işte bu pandemi döneminde ben biraz yoğunlaşayım da şarkı yapayım dedim. Ondan sonra yaklaşık bir 10 tane falan yaptım. Sonra 5 tanesini adam akıllı böyle demo haline getirdik. Tuğrul Bafra ile beraber bu arada. Selamlar Tuğrul Bafok. Sonra arasından 3'e indirdik. 1'e indirdik. Oha çok güzel bununla çıkmamız lazım dedik. Sonra ben o arada çok sıkıldım. Ve bu
bu şarkıyı yaptım. Zaten 10 tane şarkı vardı. Bağımsız başka bir şarkı yaptım. Evet, o da bu oldu. Yani bir anda yani bu bundan sonraki muhtemelen çıkacak şarkıyı ilk şarkı olarak düşünüyorduk. Bir anda bu şarkı çıkınca dedim ki o şarkıyı iptal, bu şarkıyı çıkartalım dedim. Peki insanlar farkındaysan bayağı bir icabet ettiler şarkına. Dinliyorlar, paylaşıyorlar, seviyorlar. Çünkü herkesin aslında şu anda dile getirdiği bir şeyi slogan yaptın. Hiçbir şey yapasım yok. Evet. Bir de insana böyle 2000'ler havası veriyor şarkı. O zamanlar bir yüksek sadakatler, bir şeyler. Böyle bir o hava var. Özlüyorum da o günleri. O günlerin de bir acaba yani özlediğimiz müzik geri gelebilir mi acaba? Öyle bir şeye yanlışlıkla vesile olmuş olabilir mi? İnşallah vallahi ne güzel olur. İnşallah öyle olur ya. Geri döner yani. Peki albüm yani bir sürü şarkım var ama albüm düşünmezsin herhalde bu dönemde. Şu anda 98 müzikten çıktı şarkı bu arada. Evet, Ahmet Çelenk, sevgili Ahmet Çelenk. O da gerçekten yetenek avcısıdır. Şarkıyı böyle bir kenarından dinlettik kendisine. Küt diye anlaşma yaptılar. Çok da güzel oldu. Artık yani prodüktörü olan bir müzisyensin. Ne güzel. Evet, çok ilginç oldu gerçekten. Hayalim de gerçek oldu. Vallahi. Vallahi sen bilmiyorsun. Oğlum ne bileyim. Konuksun şu an. Normal seninle evde konuştuğumuz gibi konuşalım. Ya. Oğlum saçma maçma değil. O senin başka bir yeteneğin. O senin başka bir yüzün. Ortaya çıkarttığın bir eser var. O eserin sanatçısı sensin. O eseri ortaya çıkaran kişi sensin. Ve doğal olarak bu burada şakalar yapan, geyikler yapan adamın içinden çıkan bir şey olduğu için biz buradaki adamla değil, o içinden çıkan eserle, onu ortaya çıkaran adamla konuşuyoruz. Çünkü benim mevzulardaki benle mesela Pinch'teki benin arasındaki farkları burada biliyorsun. Tabii. Ya da evdeki benle buradaki ben arasındaki farkları bir düşün. O başka bir şey. Hepimizin hayatta gerçekten çok farklı alanlarda çok farklı rolleri var abi. Pinch bunlardan biri. Rollerimizden biri. Evet, burada asla rol yapmıyoruz aslında ama hayattaki rollerden bahsediyorum. Sizin de hayatınızda birçok rol var. Müdür muavininizin odasına girdiğiniz zaman takındığınız tavırla 10 yıllık arkadaşınızı gördüğünüz zaman takındığınız tavır aynı değildir. O da hayatın size verdiği rollerdir. Doğal olarak sen burada şu anda Berk Uçar olarak varsın. Pezeberk olarak yoksun. Pinch'te eğlendiğimiz bir adam olarak yoksun. O yüzden ciddi ciddi soruyorum. Evet, biliyorum birçok süreci ama bilmeyen ve merak eden çok insan var. Çünkü ben de bir şarkıyı dinlediğimde, çok beğendiğimde onun altyapısını merak ederim. O nasıl gelmiş oraya derim. Klipteki adam kimdir? Merak ederim yani. O yüzden bu işin nasıl başladığını, nasıl gittiğini bilmeme rağmen sordum. Evet. Bence çok güzel bir yön vereceksin. Umarım bundan sonra da şarkıların, çünkü öyledir. İlk şarkın çok iyiyse ikinci şarkında ya bozdu deme ihtimalleri yüksektir insanların. Biliyorsun bunları hep beraber yaşadık. Tabii. Beraber. Bunu Pinch programında da yaşadık. Başka programda da yani. Bir program çektiğinde başkası direkt bozdu falan diyebiliyor. Senin şarkın için bunu söyleyemeyecekler. Çünkü diğer şarkıların da iyi. Öyle ki sizin birinci sıraya koyduğunuz şarkı aslında evet, ikinci sıraya geçti. Şu anda ikinci sırada oldu. Çok güzel. Peki bu dönemde böyle pandemi döneminde şarkıcı olmak, bir anda müzisyen olmak, büyük bir firmadan şarkının çıkması. Avantaj mı dezavantaj mı? Tabii onu diyorum işte yani acaba nasıl bir strateji belirledin? Mesela konserler yok, bir şeyler konserler yok. Konserler yok ya. Benim amacım hep anlatmak istediğim bir şeyler vardı. Onları gerçekten yapabiliyor muyum diye ilk önce kendimle bir kavga ettim. Yani yazabiliyor muyum, onu müziğe çevirebiliyor muyum falan tadında. Ondan sonra yapabildiğimi düşündüğüm için bu tarafa geçmeye karar verdim. Babala TV'den önceki kariyerimde reklam ajansları falan filan durumunda hep böyle müzisyenlerle falan çok çalışmış bir adamdım ama müzisyen tavrımda değildi. Orada reklamcılık yapıyordum. Daha sonra Babalı TV'ye geldiğimde ilk kez bana mesela işte 2016 yılında ben bir grup kurmuştuk. Arkadaşlarla beraber batırdık falan yani. Paramız yokken çok zor oluyormuş bu işler. Zor. Ben senin Bodrum katında şarkılar söylediğin videolarını hatırlarım. Evet, evet. Zor. Çok zordu. O yıllar çok zordu. Ondan sonra Babalı TV'de işe başladıktan sonra bir gün, hatta hiç unutmuyorum, Hisar'da bir kafede sen bir şarkı söylüyordun. Ona çift ses yaptım ben. Ondan sonra sen dedin, "Aa, sesin güzelmiş lan, gelsene back vokal ol," dedin. Aslında orada başladı olay yani. Bu yola girmeme sen sebebiyet verdin. Yok be oğlum, sen zaten aşıktın bu mesleğe. Aşıktım da işte o zamanlar falanlar filanlar. Hiçbir şey yapasım yok. Ne yerde ne gökteyim. Bulunmaz bir haldeyim. Geçmişe özlemim çok. Bir varmışım yok olmuşum. Hayallerimde boğulmuşum. Gel kurtar. Ne oldu? Telif mi atacağım? Niye durduruyorsun? Bu kadar. İnsanın durdurası gelmiyor şarkıya. Çok güzel olmuş lan. Distortion'lı gitar falan var. İkinci şarkı nasıl? Yine böyle bedbaht bedbaht mı gideceksin? Yok, o biraz daha pozitif. Berk Uçar'ın müthiş şarkısını eğer henüz izlemediyseniz 98'in YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Şarkının adı... Hiçbir şey yapasım yok. Hiçbir şey yapasım yok. O videonun altına da yorum yapın. İzlensin, yürüsün. Çünkü hak ediyor bence. Takdir edersiniz. Berk Uçar, Allah yolunu açık etsin. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Seviyoruz seni. Çünkü öyle biliyorsun. Güzel işler yapan bir adamsın. Daha da yapacaksın. İnşallah hak ettiği değeri bulur şarkıların. Berk Uçar konuğumuzdu. Vay. Biz şimdi Pezevenk'le devam edelim izin verirsen. Tabii ki de, tabii ki de. Tamam. Tabii ki.
Berk Uçar adam ya, yemin ediyorum adam yıllar sonra zaten içinde bulunduğu bir programda o programa yaptığı şarkıyla eseriyle konuk oldu. Bu kadar güzel bir şey olabilir mi lan? Benim için de çok duygulu bir anda aslında. Çünkü Berk Uçar'la Berk Uçar olarak konuştuk. Çok acayipti. Pezevenk neler söyleyeceksin Berk Uçar'ın şarkısı hakkında? Yani şarkı iyi. İyi şarkı ya. İyi. Yani kötü demek ayıp. Ben iyi. Berk'i pek tutmadım. Şarkı yaptım ben falan. O zaman Pezevenk'in de sonuna mı geldik sevgili Pezevenk? Sonuna geldik. Çok güzel.